Jane Eyre Charlotte Bronte Seslendiren Seval Delikara O gün yürüyüş yapmak olanaksızdı. Gerçi sabahleyin o yaprakları dökülmüş fidanlıkta bir saat kadar dolaşmıştık. Ama öğle yemeğinden sonra dışarıda esen soğuk kış rüzgarı, beraberinde öyle karanlık bulutlar, öyle iliklere işleyen bir yağmur getirmişti ki dışarıda gezmek artık söz konusu edilemezdi. Bu benim canıma minnetti. Uzun yürüyüşleri sevmezdim. Hele soğuk nemli havalarda, alaca karanlığın ayazında, ayak ve el parmaklarım donmuş, dadı Bessie'nin azarlarından içim kararmış, İlayza, John ve Georgiana Reed'den güçsüz olmaktan da utanmış bir durumda eve dönmek benim için her zaman çok acı olurdu. O dediğim İlayza, John ve Georgiana şimdi oturma odasında, Ateş başındaki bir kanepeye uzanmış yatan annelerinin çevresini sarmışlardı. Mrs. Reed bu kez ağlayıp kavga etmeyen çocuklarıyla çevrili olarak çok mutlu görünüyordu. Aralarına katılmayı bana yasaklamıştı. Beni öyle ayrı tutmak zorunda kalışı onu da üzüyormuş. Ama benim daha insan canlısı, daha çocuksu bir huy, daha şirin, neşeli tutumlar, yani şöyle daha az sinsi, daha rahat bir tutum edinmek için canla başla çalıştığımı Beysi'den duyuncaya ya da kendi gözüyle görünceye kadar beni yalnızca yaşamlarından hoşnut, mutlu çocukların hakkı olan ayrıcalıklardan yoksun bırakmak zorundaymış. Daisy ne diyor? Ben ne yapmışım yani diye sordu. Jane, büyüklerine karşılık veren soru soran çocuklardan hoşlanmam ben. Hem böyle küçücük bir çocuğun büyüklerinden adeta hesap sorması ne müthiş şey. Otur bir köşeye, doğru dürüst konuşamayacaksan da sus. Oturma odasına bitişik bir küçük kahvaltı odası vardı. Sessizce oraya süzüldüm. Burada bir kitap rafı vardı. Elime bol resimli olmasına dikkat ederek bir kitap aldım. Pencerenin içine tırmanıp ayaklarımı toplayarak Türkler gibi bağdaş kurup oturdum. Kırmızı kalın perdeleri de çekince iki katlı bir gizliliğe, kuytuluğa kavuşmuş oldum. Perdenin kızıl renkli kıvrımları sağımdaki manzarayı kapatıyordu. Solumdaysa beni o iç karartıcı Kasım gününden koruyan ama ayırmayan saydan pencere camları vardı. Aradığı bir elimdeki kitabın yapraklarını çevirirken dışarıdaki kış gününün manzarasını gözden geçiriyordum. Karşıda bulutlarla sislerin yarattığı soluk bir perde, önümde ıslak çimler, rüzgarın tokatladığı ağaçlar, uzun şiddetli esintilerin önünden kaçarcasına dalgalanan aralıksız bir yağmur. Gözlerimi kitabıma çevirdim gene. Thomas Bewick'in Kuşların Tarihi'ydi. Bu kitabın metni genellikle beni pek sarmazdı. Ama başlangıçta bir takım sayfalar vardı ki o çocuk yaşımda bile okumadan pek geçemezdim. Bunlar deniz kuşlarının yaşadıkları yerleri, yalnız onların bulunduğu ıssız kayaları, kıyıları, Lindinüs ya da Neiz denilen ve güney ucundan kuzey burnuna kadar adacıklarla benekli olan Norveç kıyılarını anlatan bölümlerdi. Kuzey okyanusu geniş buruntularla kaynar. En kuzeydeki Tüli'den başlayıp o çıplak, ıssız adaların ve çevresinde ve Atlantik dalgaları döver fırtınalı Hebrides kıyılarını. Laponya, Sibirya, Spitsbergen, Nova Zembla, İzlanda, Grönland gibi yerlerin ıssız kıyılarını anlatan bölümlere de göz atmadan edemezdim. Kuzey Kutup bölgesinin uçsuz bucaksız ufukları, kasvetli tenhalıklardan oluşma o ıssız ülkeler. O kar, buz deposu ki yüzyıllarca süren kışların birikintisi olan Dağ dağ üstüne yükselen tepelerde canlaşan kırılmaz buz tabakaları kutbu çevirir. Aşırı soğuğun katmerli sertliğini büsbütün arttırır. Bu ölüm beyazlığındaki bölgeleri kendi kafamda canlandırırdım. Çocuk kafalarında yüzen bütün yarı anlaşılmış fikirler gibi silik ama gene de tuhaf bir şekilde etkili. Bu başlangıç sayfalarındaki yazılar daha sonraki anlatımlarla birleşerek kitabın resimlerine anlam katardı. Dalgaları göklere çıkan bir denizden tek başına yükselen bir kaya, ıssız bir kıyıya çarpıp kalmış harap bir gemi, çizgi çizgi bulutların arasından görünen ve batmak üzere bir gemiyi seyreden buz gibi soğuk, hasta gibi solgun bir ay. Bir mezarlık sahnesi vardı ki ne anlama geldiğini pek bilemezdim. Üstü yazılı bir mezar taşı, yüksek bir kapısı, iki ağacı, ufku kapatan yıkık bir duvarı vardı. Yeni yükselen ince bir ay akşam saatini mimler gibiydi. Durgun denizin üzerinde hareketsiz duran iki gemiyi birer hayalet gemi sayardım. Hırsızın arkasındaki torbayı yere çivileyen ifritin resmini ise çarçabuk geçerdim. Çünkü bu bana dehşet veren bir şeydi. Bir kayanın üzerinde tek başına oturmuş, uzaktaki bir dar ağacının çevresindeki kalabalığı seyreden o kara, boynuzlu şekilde öyle. Her resim bir öykü anlatıyordu. Benim henüz iyice gelişmemiş kafamla duygularım için çok zaman gizemli olmakla birlikte her zaman ilgi çekici bulduğum öyküler. Besinin bazen kış akşamlarında keyfi yerinde olduğu zaman anlattığı masallar kadar ilgi çekici. Böyle gecelerde Besi ütü masasını çocuk odasındaki ateşin başına kurar, bizim de bunun çevresinde oturmamıza izin verirdi. Bir yandan Mrs. Reed'in dantel farbalalarını, gece başlıklarının fırfırlarını ütülerken bir yandan da bizim heyecanlı dikkatimizi eski masallardan, bu masallardan bile eski destanlardan, türkülerden alınma aşk ve serüven öyküleriyle beslerdi. Bu öykülerden bazılarının Pamela gibi, Morland Lord'u Henry gibi romanlardan alınma olduğunu sonradan keşfedecektim. Kucağımda Bevik'in kitabıyla pencerenin içinde oturmuş sayfaları karıştırırken mutluydum. Yani kendimce mutlu. Tek korkum bu zevkimin yarıda kesilmesiydi ki nitekim çok geçmeden bu da oldu. Kahvaltı odasının kapısı açıldı. John Reed'in sesi ekşi surat diye bağırdı. Sonra sustu. Odada kimsecikleri görememişti. Ne cehennemde bu kız dedi. Sonra kız kardeşlerine seslendi. Lizzie, Georgie, Jane burada da yok. Anneme söyle dışarı yağmurun altına çıkmış galiba. İyi ki perdeyi çekmişim diye düşündüm. John gizlendiğim yeri bulmasın diye de bütün yüreğimle dua ettim. Ona kalsa bulamazdı da. Çünkü ne kafası işlekti ne de görüşü keskin. Ama Eliza kafasını kapıdan uzatır uzatmaz pencerenin içindedir besbelli Jack dedi. Ben de hemen ortaya çıktım. Çünkü bu adı geçen Jack'in beni sürükleyerek dışarı çıkarması ödümü koparan bir şeydi. Çekingenliğin verdiği bir terslikle ne istiyorsun diye sordum. John Reed ne istiyorsun küçük bey? Söyle bakalım dedi. Sonra bir koltuğa kurularak "Beri gelmeni istiyorum." dedi. Benim gidip önünde durmamı istediğini belirten bir işaret yaptı. John Reed 14 yaşında bir okul çocuğuydu. Benden 4 yaş büyük. Ben ancak 10 yaşındaydım. Yaşına göre de iri tıknazdı. Cildi donuk, sağlıksız. O ablak yüzünün çizgileri kaba, kolları bacakları etli, elleri ayakları kocamandı. Her zaman oburluk etmekten sindirimi bozuk olduğu için gözleri fersiz, yanakları da sarkık sarkıktı. Şu sırada okulda olması gerekirdi ama bünyesinin nazikliği yüzünden anacığı onu birkaç aylığına evde koymuştu. Öğretmeni Mr. Miles ona evinden daha az pasta şekerleme gelse çocuğun Türk gibi olacağını söylüyordu. Gel gelelim anasının yüreği bu türlü sert düşünceleri kaldırmıyor, oğlunun soluk benzinin ya fazla çalışmaktan ya da ev özleminden olduğuna inanmak gibi ince düşünceleri yeğliyordu. John annesiyle kız kardeşlerini pek sevmez, hele beni hiç çekemezdi. Ne haftada iki üç kez ne de günde bir iki kez. Durmadan üzer cezalandırırdı beni, canımdan bezdirirdi. Vücudumdaki her sinir onun korkusuyla ayaktaydı. O yaklaştığı zaman kemiklerimin üzerindeki her bir dirhem et titrer, kasılırdı. İçimde uyandırdığı yalın korkunun aklımı başımdan aldığı zamanlar olurdu. Çünkü onun gözdağları, dayakları karşısında sığınabileceğim hiç kimsem yoktu. Hizmetçiler benim tarafımı tutarak küçük beyi kızdırmak istemezlerdi elbet. Mrs. Reed'in de bu konuda gözüküyor, kulağı sardı sanki. Onun bana vurduğunu görmez, sövüp saydığını duymazdı. Oysa John'un ara sıra bu işleri annesinin gözleri önünde yaptığı da olurdu. Hoş, çoğunlukla annesinin arkasından yapardı ya. John'un her buyruğuna boyun eğmeye alışık olduğum için gidip önünde durdum. Şöyle bir üç dakikayı bana dilini çıkartmakla geçirdi. Gökünden kopartırçasına çıkarabildiği kadar çıkarıyordu dilini. Ben onun çok geçmeden bana vuracağını biliyordum. Korkuyordum bundan. Gene de bana biraz sonra vuracak olan çocuğun iğrençliğini, çirkinliğini düşünmekten kendimi alamıyordum. Aklımdan geçenleri yüzümden mi okudu nedir? Birden hiç sesini çıkarmadan patlatıverdi verdi tokatı. Sen deledim. Sonra dengemi yeniden kazanınca birkaç adım geriye gittim. John Reed, bu biraz önce anneme karşılık verdiğin için, dedi. Perdelerin arkasına sinsi sinsi gizlendiğin için. Hem de demin bana öyle kötü kötü baktığın için. Seni sıçan seni. John Reed'in hakaretlerine alışık olduğum için karşılık vermek aklıma bile gelmezdi. Benim kaygım şimdi bu hakareti yüzde yüz izleyecek olan tokada dayanabilmekti. Ne yapıyordun perdenin ardında diye sordu. Kitap okuyordum. Göster kitabı. Pencereye gidip kitabı getirdim. Bizim kitaplarımızı ellemeye hakkın yok senin. Meteliksizsin. Bizim elimize bakıyorsun. Annem öyle diyor. Beş paran yokmuş dünyada. Baban ona bırakmamış sanırım. Aslında sokağa çıkıp dilenmen gerekirmiş ama bizim gibi kibar aile çocuklarıyla bir arada oturuyor. Bizimle yemek yiyorsun. Üstün başında annemin kesesinden yapılıyor. Ben şimdi sana öğretirim benim kitaplarımı karıştırmasını. Benim ya onlar. Bütün ev benim sayılır. Nasıl olsa büyüyünce benim olacak. Git kapı önünde dur bakalım. Aynalarla pencerelerden uzak. Onun dediği gibi yaptım. Niyetinin ne olduğunu önce sezmemiştim. Kitabı kaldırıp nişan alarak atmaya hazırlandığını görünce elimde olmadan bir çığlık kopardım yana kaçtım. Gel gör ki yeter derecede çabuk davranamamıştım. Kitap havada uçarak bana çarptı. Yere yuvarlanırken başımı kapıya vurup yarmışım. Kanlar aktı. Çok da acıyordu. Duyduğum korku artık doruğa ulaşıp başmış, yerini başka duygulara bırakmıştı. Hain, zalim çocuk diye bağırdım. Katil sayılırsın sen. Köle tüccarı gibisin tıpkı eski Roma imparatorlarına benziyorsun. Goldsmith'in Roma tarihini okuduğum için Neron, Caligula gibi imparatorlar üstüne bilgi edinmiş, içimden bir takım benzetişler yapmış ama bu kıyaslamaları böyle yüksek sesle ortaya vurabileceğimi aklımın ucundan bile geçirmemiştim. Oğlan ne diye haykırdı. Neler diyor bu kız bana? İlayza, Georgiana, işittiniz mi? Anneme söyleyeyim de görürsün sen. Ama önce ok oh gibi üzerime atıldı. Saçlarımı, omzumu kavradığını hissettim. Bütün hırsıyla abanmıştı üzerime. Onu gerçekten bir katil, bir despot olarak görüyordum şimdi. Başımdan akan birkaç damla kanın boynuma sızdığını hissettim. Canımın acısı çok şiddetliydi. Bir an için korkuma bile üstün gelmişti. Çılgına dönerek savunmaya başladım. Neler yaptım bilmiyorum. John sıçan diye bağırdı. Sonra avazı çıktığı kadar haykırdı. Yardım yakınındaydı. Eliza Georgiana koşup yukarıdan annelerini çağırmışlardı. Mrs. Reed yanımıza geldi. Peşinden de oda hizmetçisi Abbott'la Bacy. Bizi ayırdılar. Birinin aman tanrım cadılar gibi saldırmış küçük beye dediğini duydum. Biri de ömrümde böyle şirretlik, böyle yırtıcılık görmedim diyordu. Sonra Mrs. Reed kırmızı odaya kapatıp kapıyı üstünden kilitleyin diye buyurdu. İki çift el beni hemen kavradı üst kata taşıdı. Yukarı çıkıncaya kadar direndim. Bu şimdiye kadar yapmadığım bir şeydi. Veysiyle Misabit'in hakkında bazen var olan kötü düşünceleri büsbütün pekişti. İşin gerçeği şu ki kendimi kaybetmiş durumdaydım. Ya da Fransızlar gibi kendimin dışındaydım demek belki daha yerinde olur. Bir anlık bir baş kaldırının beni daha ilk baştan en ağır cezalara uğratmış olduğunun farkındaydım. Baş kaldıran bütün köleler gibi ben de durum nasılsa umutsuz olduğu için çarpışmayı son kerteye kadar götürmeye kararlıydım. Tut şunun kollarına misabıt, kudurmuş kedilere benziyor. O da hizmetçisi, ayıp ayıp miseyir diye bağırıyordu. İnsan hiç küçük beye vurur mu? Veli nimetinin oğlu, efendin o senin. Efendim mi? Neden efendim oluyormuş? Hizmetçi miyim ben? Yo, hizmetçiden daha bile aşağısın. Çünkü geçimini sağlamak için çalıştığın da yok. Hadi bakalım otur şuraya da işlediğin günahları düşün taşın. Şimdi benim Mrs. Reed'in söylediği odaya getirip bir iskemlenin üzerine oturtmuşlardı. O saat yay gibi yerimden fırlamaya kalkmıştım. İki çift el beni hemencecik tuttu. Beysi, uslu uslu oturmazsan bağlarız ha, dedi. Miss Abbott, bana jert yerini versene. Bu kız benimkini şıp diye koparır atar. Misabıt o tombul bacağından adı geçen nesneyi çıkarmak üzere döndü. Onların beni böyle kıskıvrak bağlamaya hazırlanmaları, bunun da beni büsbütün küçük düşüreceğini bilmek heyecanımız biraz yatıştırmıştı. Çıkarma onları diye bağırdım. Usta oturacağım. Sözüme senet olarak da oturduğum iskemleye ellerimle sımsıkı yapıştım. Beyse hele bir oturma da görürsün dedi. Gerçekten yatışmaya başladığım kanısına varınca da ellerini üzerimden çekti. Şimdi odam da kollarını kavuşturmuş, kuşku dolu, karanlık bakışlarla beni süzüyorlardı. Sanki aklımı oynattığıma kanaat getirmişlerdi. Sonunda Beyse oda hizmetçisine dönerek, ''Şimdiye kadar hiç böyle bir şey yapmamıştı.'' dedi. Bunun karşılığı, ''Ama bu ondan umulurdu.'' oldu. Hanımefendiye kaç kere söyledim bu çocuk için düşüncelerimi. Hanımefendi de bana hak verdi. Saman altından su yürüten sinsinin biri. Bu yaşta bu kadar içinden pazarlıklı çocuk ben görmedim doğrusu. Birisi buna karşılık vermedi ama çok geçmeden bana dönerek "Miss Eyre, sen Mrs. Reed'e minnet borçlusun. Bunu aklında tutman gerekir." dedi. Onun eline bakıyorsun. Bugün seni kapı dışarı etse, yoksullar evini boylarsın. Buna karşılık söyleyecek sözüm yoktu. Zaten bunu ilk kez de duyuyor değildim. Yaşamımın ilk anıları arasında bu tür dokundurmalar vardı. Bu ele bakmakta kazası kulağımda anlamı belirsiz bir tekerleme olup çıkmıştı. Beni içimden yıkan, burnumun direğini sızlatan, gene de ancak yarım yamalak anlayabildiğim bir tekerleme. Misabıt da araya karışarak, ''Hanımefendi senin kendi çocuklarıyla bir arada yetişmene izin veriyorsa, yüreğinin iyiliğinden, yoksa kendine evin küçük hanımlarıyla, küçük beyleriyle bir ayar tutman doğru olmaz.'' dedi. Onlar büyüyünce büyük servetlere konacaklar. Senin ise zırnığın olmayacak. Onun için bana da sana da haddini bilmek, onları hoşnut etmeye çalışmak düşer. Beyzi hiç de haşin olmayan bir sesle, bu söylediklerimiz senin iyiliğin için dedi. Sen işe yarar, güler yüzlü, uslu bir çocuk olmaya çalışırsan belki burası senin evin olur. Ama cadoluzluk eder, kaba davranırsan hanımefendi seni kesin kovar evinden. Misabıt Zaten böyle çocukları önce Tanrı cezalandırır dedi. Böyle kıyametleri kopardığı bir sırada bir de bakarsın Tanrı onun canını alıvermiş. O zaman ahiretin hangi bölmesine gider acaba? Gel Besi, onu kendi haline bırakalım artık. İyi ki Tanrı bana onunki gibi bir taş yürek vermemiş. Miseyr, yalnız kaldığın zaman güzel dualar oku. Çünkü pişmanlık getirip tövbe etmezsen belki Tanrı Baba bu bacadan aşağı kötü bir şeyin inip seni kaçırmasına göz yumar. Dışarı çıkıp kapıyı kapadılar, kilitlediler. Kırmızı oda pek seyrek olarak kullanılan bir odaydı. Hiç kullanılmayan da diyebilirim. Ancak Gage konağına bir konuk akını olup da her odadan yararlanmak gerektiği zaman açılırdı. Oysa Burası malikanenin en geniş, en şahane odalarından biriydi. Ortada oturaklı maun direkler üzerine kurulmuş kızıl damasko perdeli karyola bir tapınak gibi duruyordu. Güneşlikleri hep inik duran iki büyük pencere de kızıl damasko perdelerin katları kıvrımları arasında yarı yarıya gizlenmiş gibiydi. Halı kırmızıydı. Yatağın ayak ucundaki masaya kızıl örtü örülmüştü. Duvarlar pembeye çalan tatlı açık kahverengi Elbise dolabı, tuvalet masası, sandalyeler de hep koyu cilalı eski mağundandı. Bütün bu koyu renklerin arasında yatağa yığılmış duran yastıklarla kar gibi yatak örtüsü bembeyaz parlayarak gözü alıyordu. Önünde ayakta yiyecek taburesiyle yatağın baş ucuna yerleştirilmiş olan üzeri yastıklarla dolu beyaz koltuğu ben solgun bir tahta benzetirdim. Bu oda soğuktu. Çünkü şöminesi seyrek yakılırdı. Sessizdi. Çünkü çocuk odalarıyla mutfak bölümünden uzaktı. Az kullanılmasından doğan iç karartıcı bir havası da vardı. Buraya yalnızca cumartesiden cumartesiye eşyanın üzerine bir hafta içinde sessizce birikmiş olan tozu silmek üzere orta hizmetçisi girerdi. Bir de kırk yılda bir Mrs. Reed gelerek elbise dolabındaki gizli gözü açar, içindekileri gözden geçirirdi. Bu gözde çeşitli evrak, Mrs. Reed'in takı kutusu, ölmüş kocasının minyatür resmi duruyordu. İşte kırmızı odanın esrarı. Bütün şahaneliğine karşın onu boş ve ıssız bırakan büyünün aslı bu son sözlerimde gizlidir. Mr. Reed öleli dokuz yıl oluyordu. Son nefesini de işte bu odada vermişti. Yakınları onun ölüsünü bu odada ziyaret etmiş, tabutu gene bu odadan çıkmıştı. O gün bugündür de kasvetli bir kutsallık havası buraya fazla girilip çıkılmasını önlemişti. Bezziyle acı dilli Miss Abbott'ın beni oturttukları yer mermerli şöminenin yanında alçak bir puftu. Karyola önümde yükseliyordu. Sağımda tahtalarının cilası yer yer hafifçe ışıldayan yüksek koyu renk dolap dikiliyordu. Solumda da o perdelere gömülü pencereler. İki pencere arasındaki kocaman bir ayna yatağın o bomboş şatafatını yansıtıyordu. Kapıyı üzerimden kilitleyip kilitlemediklerinden emin değildim. Yerimden kalkacak yüreği bulunca gidip baktım. Ne yazık ki evet. Hiçbir zindan bundan daha sıkı kilitlenmiş olamazdı. Geri dönerken aynanın önünden geçmek zorundaydım. Bakışlarım elimde olmadan büyülenmiş gibi aynanın derinliklerinde gezindi. Bu hayal dolu boşlukta her şey olduğundan daha soğuk, daha karanlık görünüyordu. Çevredeki hareketsizliğin içinden korkunun pırıltılı gözleriyle, bembeyaz yüzüyle bana bakan o küçük, tuhaf şekilde gözüme gerçek bir hayalet gibi göründü. Onu Beysin'in geceleyin anlattığı öykülerde, bozkırların kuytuluklarında, gecenin geç saatlerine kalmış yolcuların gözüne görünen o yarı peri, yarı şeytan ecinlilere benzettim. Dönüp gene iskemleme oturdum. Kör inançların verdiği korku içime düşmüştü. Ama korkunun mutlak zafer saati gelmemişti henüz. Kanım hala kaynıyor. Başkaldırmış köle öfkesi acı bir güçle cesaretimi ayakta tutuyordu. Kafamdan da hızla akıp geçen anılar şu dakikadaki acıklı durumda yenilmemi önlüyordu. John bütün o taş yürekli despotlukları, kız kardeşlerinin umursamazlığı, annelerinin bütün soğukluğu, hizmetçilerin bütün haksızlıkları, heyecanlı düşüncelerimin arasından bulanık bir kuyunun dibindeki kara çamur gibi yüze çıkıp dalgalanıyordu. Neden? Neden hep bana acı çektiriyorlardı? hep bana yükleniyorlar, beni suçluyorlar. Her dakika hep cezaya çarptırıyorlardı. Bir yaptığımı bile beğendiremeyecek miydim onlara? Göze girmeye çalışmak neden hep boşunaydı? Dik kafalı bencil Ilayza saygı görüyor, şımarık nispetçi, kaprisli, küstah, edepsiz Georgiana herkesten yüz buluyordu. Güzelliği o pembe yanakları, altın renkli bukleleriyle her bakanı büyüler, onun her suçunun bedelini öder gibiydi. John'u cezalandırmak şöyle dursun, davranışlarına gem vurmak bile kimsenin aklından geçmezdi. İstediği kadar güvercinlerin boğazını sıksın, civcivleri öldürsün, köpekleri koyun sürüsünün üzerine salsın, limonluktaki en bulunmaz meyveleri koparsın, en gözde çilekleri yolsun. İstediği kadar annesine karı desin. Çok zaman annesinin kendi tenine benzeyen donuk esmer rengiyle alay eder, isteklerine açıkça karşı gelir, ipekli elbiselerini yırtıp paralardı bile gene de anasının kuzusuydu. Bana gelince bir suç işleyeceğim diye ödüm kopar, bütün görevlerimi yerine getirmeye çalışırdım. Gene de adım haşarıya, yaramaza, ekşi suratlı sinsiye çıkmıştı. Hep bu lafları duyuyordum sabahtan öğleye, öğleden ta akşamlara değil. Düşerken başımı çarptığım yer hala kanıyor, acıyordu. Ama beni durup dururken haince dövdüğü için John'u azarlayan olmamıştı onun nedensiz hoyratlığından korunmak için kendimi savundum diye ben herkesten azar işitmiştim. Bu acı durumun kışkırtmasıyla geçici de olsa yaşından ileri bir güçle işleyen kafam haksızlık bu haksızlık diyordu. Aynı kışkırtmanın etkisiyle gerilen iradem bu dayanılmaz baskıdan kurtulmak için olmayacak çareler yaratıyordu. Evden kaçmak gibi ya da bunu beceremezsem bir daha hiçbir şey yiyip içmeyerek kendimi öldürmek gibi. O karanlık ikinci saatleri boyunca ruhum öylesine bunaldı ki kafam kargaşa içinde bütün duygularım ayağa kalkmış ama içimdeki bu savaş öyle koyu bir karanlık öyle kör bir bilgisizlik içinde geçiyordu ki çünkü içimden hiç durmaksızın yükselen o soruya neden acı çekiyorum sorusuna hiç ama hiçbir karşılık bulamıyordum Gel gelelim şimdi aradaki şunca yılın ardından bu yanıtı açıkça görebiliyorum Geç Seyit Konağı'nda ben bir uyumsuzluk ögesiydim. Ev halkından kimseye benzemiyordum. Mrs. Reed'le, onun çocuklarıyla, hizmetçileriyle aramda hiçbir ortak yön yoktu. Gerçi onlar beni sevmiyorlardı ama asla aranırsa benim de onları sevdiğim yoktu. Onların da böyle kendi aralarına karışmayan, ne yaratılış, ne yetenek, ne de eğilim yönünden kendilerine benzemeyen, aykırı, yabancı bir varlığı bağırlarına basmaları beklenemezdi elbet. Onlara göre ben işe yaramaz nesnenin biriydim. Onlara göre bir yararı olmayan, zevk vermeyen, hareketleri karşısında dikleşen, düşüncelerini küçümseyen tatsız bir varlık. Biliyordum ki güler, söyler, kaygısız, şımarık, tatlı dilli, oyuncu çocuğun biri olsaydım, gene kimsesiz, parasız bile olsam varlığım Mrs. Reed'e o kadar ağır gelmeyecekti. Çocukları beni kendilerine daha yakın bularak benimseyeceklerdi. Hizmetçiler de çocuk odasında işlenen her suçu bana yüklemeyi alışkanlık edinmeyeceklerdi. Gün ışığı kırmızı odadan çekilmeye başlamıştı. Saat dördü geçmiş, bulutlu gün yerini iç karartıcı bir alaca karanlığa bırakmaktaydı. Yağmurun hala durup dinlenmeksizin pencerelere vurduğunu, rüzgarın arkadaki ağaçların arasında uluyup durduğunu duyabiliyordum. Gitgide her yanım buz kesildi. O zaman cesaretim de elden gitti sönen öfkenin küllenen korları üzerine her zamanki ezik, kuşkulu, kimsesiz, üzüntülü duygularım ıslak ıslak düşmeye başladı. Hepsi de bana günahkar diyorlardı. Gerçekte günahkar olmayayım sakın. Daha demin kendimi aç bırakarak öldürmeyi tasarlamış değil miydim? Bu düşünce gerçekten günahtı. Ölsem bile cennete gidebilecek durumda mıydım sanki? Sonra Gateshead Kilisesi'nin mahzenindeki kavir pek mi özenilecek bir yuvaydı? Mr. Reed'in o kuytu yerde yattığını söylüyorlardı. Böylece aklıma gelen Mr. Reed'i gitgide artan müthiş bir korkuyla düşünmeye başladım. Onu anımsayamamakla birlikte öz dayım, annemin ağabeyi olduğunu, beni anasız babasız bir yavru olarak kaldığım zaman evine aldığını, son saatinde karısından beni kendi çocuklarıyla bir tutup yetiştireceğine dair söz aldığını biliyordum. Mrs. Reed herhalde bu sözünde durduğu kanısındaydı. Kendine göre durmuş da sayılırdı. Ama kendi kanından olmayan, kocasının ölümünden sonra aralarında hiçbir bağ kalmayan bir yabancıyı gerçekten sevmesine olanak var mıydı? Zorla verdiği bir söz yüzünden kendini, sevmediği fazlalık bir çocuğa analık etme durumunda bulmak, kimseye sokulmayan bir yabancıyı, her an kendi ailesinin arasında görmek, ona kim bilir nasıl angarya gibi gelmişti. Birden aklıma çok garip bir şey geldi. Mr. Reed sağ olsaydı bana iyi bakardı, şefkat gösterirdi. Bundan hiç ama hiç kuşkum yoktu. Şu anda oturduğum yerden o beyaz yatağa, gölgeli karanlık duvarlara bakarken ara sıra gözlerimi elimde olmaksızın o donuk donuk ışıldayan aynaya çevirirken bir şeyler anımsamaya başladım. Son istekleri yerine getirilmediği için huzura kavuşamayan ölülerin haksızlığa uğrayan yakınlarının öcünü almak, haksızlık yapanı cezalandırmak için yeryüzüne döndüklerini işitmiştim. Sakın Mr. Reed'in, kız kardeşinin çocuğuna karşı işlenen kötülükler yüzünden azap içinde olan ruhu şu anda yerine, ister kilise mahzeninde olsun, ister ölülerin gittiği o bilinmez ülkede bırakarak şu odada gözlerimin önünde belir vermesin. Aşırı bir üzüntü belirtisi gösterirsem, beni avutmaya kalkışan doğa dışı bir ses duyulacak, ya da karanlıklar içinde beliren bir heyula garip bir acımayla bana doğru eğilecek diye korkumdan gözyaşlarımı sildim, hıçkırıklarımı bastırdım. Düşünülünce avutucu gibi gelen böyle bir şeyin gerçekleşirse dehşet verici olacağını biliyordum. Bütün gücümle bu düşünceyi kafamdan sağmaya çalıştım. Sakin ve cesur olmaya çabaladım. Saçlarımı gözlerimden iterek başımı kaldırdım. Cüretle çevreme, karanlık odaya bakındım. İşte tam bu sırada duvarda bir ışık kıpırdandı. Acaba panjurların arasından içeri sızan ay ışığı mıydı? Hayır, hayır. Ay ışığı durağındır. Oysa bu kıpırdıyordu. Gözlerimin önünde tavana doğru kaydı. Tepemde titremeye başladı. Bu ışığın çimlikten geçen birinin elindeki fenerden içeri sızmış olacağını şimdi kestirebiliyorum. Ama o anda dehşet verici olaylara kendimi hazırlamış, heyecandan bitkin durumdayken bu süzülen ışığı başka dünyalardan gelen bir hayalin habercisi sandım. Yüreğim sökülürcesine çarpmaya başladı. Kan başıma çıktı. Kulaklarıma bir uğultudur doldu ki bu bana kanat çırpışı gibi geldi. Yanımda bir şeylerin varlığını seziyordum. Üzerimde bir ağırlık vardı. Soluk almakta güçlük çekmeye başlamıştım. Sonunda dayanamaz oldum. Kapıya doğru atılarak tokmağı çılgınca sarsmaya başladım. Dış koridorlardan koşuşan ayak sesleri yaklaştı. Anahtar kilitte döndü. Besiyle ile Miss Abbott içeri girdiler. Besi, hasta mısın Miss diye sordu. Abbott, bu ne korkunç gürültü diye söylendi. Kulaklarımın zarı patladı neredeyse. Alın beni buradan, alın götürün diye haykırıyordum. Besi, neden? Bir yanını falan mı incittin diye sordu. Yoksa bir şeyler mi gördün? Bir ışık gördüm, hortlak gelecek sandım. Beasley'nin ellerini sımsıkı tutmuştum. O da elini çekemedi. Abbott'sa burun kıvırarak ''Mahsus bağırmıştır bu kız'' dedi. Hem de ne çığlıktı o. Çok kötü bir ağrısı, sancısı olsaydı belki hoş görürdük ama salt bizi buraya getirmek için yaptı. Ben ben bilmez miyim bu yaramazın numaralarını? Bir başka ses buyurganlıkla ''Neler oluyor burada?'' diye sordu. Mrs. Reed başlığının bağları çözük, etekleri fışırdayarak koridordan yaklaştı. Abbott Beysi, yanılmıyorsam Jane Eyre'ı kırmızı odaya kapayın diye emir verdim size. Ben kendim gelinceye kadar da yanına kimse girmesin dedim. Beysi, çok kötü çığlık attı da hanımcım diye özür diledi. Hanımı yalnızca bırak onu diye yanıtladı. Beysi'nin elini bıraksana çocuk. Bu hilelerle buradan kurtulacağını hiç sanma. Dalavereden nefret ederim ben. Hele çocuklarda. Bu tür oyunların işe yaramayacağını sana göstermek boynumun borcudur. Şimdi bu odada bir saat kalacaksın.'' O zaman da ancak çok uslu duracağına, söz dinleyeceğine yemin etmek koşuluyla bırakacağım seni buradan. Yenge, lütfen acıyın bana. Acıyın bana, bağışlayın beni. Dayanamıyorum. Başka bir ceza verin. Ölürüm sonra. Sus bakayım. Bu ağlayıp sızlamalar çok iğrenç. Ona gerçekten öyle geliyordu besbelli. Ben onun gözünde büyümüş de küçülmüş numaracının biriydim. Kişiliğimin cadalozluktan, hınzırlıktan, İki yüzlülükten oluştuğuna gerçekten inanıyordu. Beysi ile Abbott çekilip gitmişlerdi. Benim gitgide daha çılgınlaşan hıçkırıklarımdan bıkıp usanan Mrs. Street başkaca konuşmadan beni içeri itti. Kapıyı üzerimden kilitledi. Onun eteklerini hışırdatarak hızla uzaklaştığını duydum. Çok geçmeden ayak sesleri duyulmaz oldu. Ben de bir tür kriz geçirmiş olsam gerek. Bayılmışım. Bundan sonra ilk ayrımladığım şu oldu. Müthiş korkulu bir düş görmüşüm gibi bir duyguyla uyandım ve karşımda üzeri kalın kara çubuklarla çizgili korkunç bir kızıl pırıltı gördüm. Sesler de geliyordu kulağıma. Esen rüzgar ya da akan su sesine karışarak boğuklaşmışa benzeyen kof konuşmalar. Heyecan, kuşku, her şeyi saran bir dehşet duygusu kafamı karma karışık ediyordu. Çok geçmeden birinin bana dokunduğunu duydum. Birisi bana sarılmış, doğrulup oturtmuştu. Şimdiye kadar kimsenin beni bu kadar sevgiyle tutup kucakladığını anımsamıyordum. Başımı bir şeye yasladım. Birinin kolu muydu yoksa bir yastık mıydı bilmem. Ama içim rahatlamıştı. Beş dakika kadar sonra üzerimdeki şaşkınlık bulutu sıyrılmaya başladı. Kendi yatağımda bulunduğumu, karşımdaki kızıl aydınlığın çocuk odasındaki şömine de yanan ateş olduğunu algıladım. Vakit geceydi masanın üzerinde bir şamdan yanmaktaydı. Besi elinde bileğen yatağın ayak ucunda duruyordu. Baş ucumdaki sandalyeye oturmuş olan bir bey de üzerime doğru eğilmişti. Odada bir yabancı, Gateshead konağından, Mrs. Reed'in akrabalarından olmayan biri bulunduğunu anlayınca içime sözle anlatılmaz bir ferahlama doldu. Beni biri kanadının altına almış da koruyormuş gibi içimi yatıştıran bir inanç. Gerçi Bessie'nin varlığı bana Örneğin, Evetting'den daha az batıyordu ama gene de şimdi ona sırtımı çevirdim. Başucumdaki beyin yüzünü süzdüm. Tanımıştım onu. Eczacım Mr. Lloyd. Arada hizmetçiler hastalanınca Mrs. Reed onu çağırırdı. Kendisi ve çocukları hastalandığı zamansa doktor getirirdi. Mr. Lloyd, e kimim ben bil bakalım dedi. Adını söyledim. Aynı zamanda ona elimi de verdim. Gülümseyerek elimi tuttu iyileşiyoruz demektir dedi. Sonra beni gene yatırdı. Beysi'ye dönerek o gece hiç rahatsız edilmemem için sıkılamalarda da bulunup ertesi gün gene geleceğini söyleyerek oradan ayrıldı. Pek tasalandım buna. Orada başucumda oturduğu sürece kendimi öyle güvende, öyle sahipli hissetmiştim ki. Onun dışarı çıkıp da kapıyı arkasından kapadığını görünce odada içimde gene kararmış gibi oldu. Yüreğim anlatılmaz bir üzüntünün ağırlığıyla ezildi. Beysi oldukça sevecen bir sesle uykum var mı Miss Eyre diye sordu. Karşılık vermeyi göze alamadım. Çünkü yanlış bir şey söylerim de sert bir söz işitirim diye korkuyordum. Uyumaya çalışırım dedim. Bir şeyler içmek ister misin yoksa karnın aç mı? Yok Beysi eksik olma istemem. Öyleyse ben gidip yatayım. Çünkü saat 12'yi geçti. Geceliğin bir istediğin falan olursa hemen beni çağır. Bu ne harika bir yakınlıktı. Bundan yüreklenerek, Beysi Neyim var benim hasta mıyım diye sordum. Kırmızı odada ağlamaktan hasta düşmüş olacaksın. Ama korkma, çabucak iyileşirsin. Beysi çocuk odasına yakın olan hizmetçiler bölümüne gitti. Sera, gel de seninle çocuk odasında yatalım dediğini duydum. Bu gece bu zavallı çocukla yalnız kalmaktan ödüm kopuyor. Neme gerek, belki ölü verir falan. Ölü nöbet geçirmesi pek garip doğrusu. Acaba bir şeyler mi gördü orada? Hanım da biraz fazla sert davrandı doğrusu. Sera da onunla gitti, yattılar. Uykuya dalmadan önce yarım saat fiskos ettiler. Arı sıra sözleri kulağıma çalınıyordu. Bundan da onların konuştuğu ana konuyu açıkça çıkarıyordum. Yanından bir şey geçmiş. Tepeden tırnağı beyazlar içinde sonra gözden yitmiş. Arkasından da kocaman bir kara köpek. Odanın kapısına hızlı hızlı üç kez vurulmuş. Kilise avlusunda onun mezarının tam üstünde bir ışık sonunda ikisi de uyuya kaldılar. Ateş de şamdan da söndü. Bense o gecenin uzun saatlerini tüyler ürpertici bir uyanıklık içinde geçirdim. Kulaklarım, gözlerim, kafam korkunun etkisiyle tetikteydi. Ancak çocukların bilebileceği bir korku. Bu kırmızı oda olayından sonra uzun süren ya da şiddetli bir hastalık falan olmadı. Yalnızca sinirlerim sarsıntı geçirmişti ki bunun titreşimlerini bugüne dek duyumsarım. Evet. Mrs. Reed, senin yüzünden az işkence çekmedim ben. Gene de seni bağışlamam gerekir. Çünkü ne yaptığını bilmiyordun. Yüreğimi parça parça ettiğin halde Salt benim kötü huylarımı düzelttiğini sanıyordum. Ertesi gün öyle üzeri kalkıp giyinmiş, omzuma bir şal almış, çocuk odasındaki şöminenin başında oturmaktaydım. Vücutça güçsüz, kırık dökük buluyordum kendimi. Ama en büyük yakıntım sözde anlatılmaz bir ruh perişanlığıydı. Gözlerimden durup durup sessiz yaşlar boşanmasına yol açan bir çöküntü. Yanağımdaki tuzlu damlalardan daha birini silmeden öbürü yuvarlanıyordu. Oysa mutlu olmam gerekirdi. Çünkü Reed ailesinden hiç kimse yoktu ortalıkta. Çocuklarıyla anneleri arabaya binip gezmeye gitmişlerdi. Abbott başka bir odada dikişle uğraşıyordu. Çevrede dolaşarak oyuncakları kaldıran çekmeceleri düzelten Beysi ise ara sıra bana pek alışık olmadığım bir sevgiyle bir şeyler söylüyordu durmadan azarlanmaya, başımın etinin yenmesine alışık olduğum için bu durumun bence bir cennet huzuru sayılması gerekirdi. Gel gelelim, sinirlerim öylesine hırpalanmıştı ki artık hiçbir huzurun beni yatıştırmasına, hiçbir şeyin bana mutluluk vermesine olanak yok gibiydi. Besi mutfağa inerek parlak renkli bir çini tabak üzerinde bana meyveli çörek getirmişti. Bu tabağın üzerinde gül goncalarıyla kahkaha çiçekleri arasına konmuş duran cennet kuşu resmi eskiden beri beni hayran bırakırdı. Kaç kez bu tabağı elime alıp da resme yakından bakabilmek için yalvarmıştım ama bu ayrıcalığa hiçbir zaman layık görülmemiştim. İşte bu değerli tabak şimdi benim elime verildi. Üzerindeki nefis yuvarlak çöreği yemem için de ricada bulunuldu. Boşa giden bir lütuf. Uzun zaman özlemle beklenilen çoğu lütuf gibi. Çok geç kalmıştı. Çörek boğazımdan geçmiyordu. Cennet kuşunun tüyleriyle çiçeklerin renkleri de tuhaf bir şekilde soluk görünüyordu gözüme. Tabağı elimden bıraktım. Beysi kitaba bakmak isteyip istemediğimi sordu. Kitap sözü hemen canlandırır gibi oldu beni. Kitaplıktan Gülver'in seyahatlerini getirmesi için ona yalvardım. Bu kitabı kaç kez döne döne bayılarak okumuştum. Orada yazılanlara gerçekten olmuş gözüyle bakıyordum. Bunları masallardan daha ilginç buluyordum. Çünkü masal ecinlilerini yüksük otu yapraklarının, çam biçi bin çiçeklerin, mantarların altında, duvar köşelerindeki sarmaşıkların arasında boş yere arayıp durduktan sonra içler acısı bir sonuca varmıştım. Periler, ecinliler İngiltere'den ayrılmış, ormanların daha sık, daha yaban, insanların daha az olduğu uzak ülkelere göç etmişlerdi. Oysa Gulliver kitabındaki Lilliput, Brad Dinley ülkeleri, benim inancıma göre yeryüzünün elle tutulur, gözle görülür parçaları olduğundan günlerden bir gün uzun bir yolculuğa çıkarak oralara ulaşabileceğimden hiç kuşkum yoktu. Liliput'taki o küçücük tarlalarla evleri, ağaçları, minnacık insanları, ufacık ineklerle koyunları, kuşları, Brobdingnag'daki orman boyu mısır tarlalarını, canavar azmanı kedileri, köpekleri, kule gibi insanları kendi gözlerimle de görebilecektim gene de göz bebeğim olan bu kitabı şimdi elime verdikleri zaman yaprakları çevirerek o harika resimlerde beni şimdiye kadar büyülemekten hiç geri kalmamış olan çekiciliği aradığım zaman gözüme her şey karanlık, ürpertici göründü. Dev adamlar iri kemikli ifritleri andırıyorlardı. Cücelerse hain ve ürkünç cinleri. Gülver'e gelince korkunç, tehlikeli ülkelerin yüzü gülmez yolcusuydu. Daha fazla bakmaya dayanamayarak kitabı kapadım. Masanın üzerine bitirilmemiş duran çörek tabağının yanı başına koydum. Veysel artık odayı toplayıp tozları almayı bitirmişti. Ellerini de yıkadıktan sonra pek şahane ipekli atlas kumaş parçalarıyla dolu küçük bir çekmeceyi açtı. Georgie ananın bebeği için yeni bir şapka yapmaya başladı. Bir yandan da eski bir şarkı tutturmuştu. Başı boş dolaşırken çok eskiden çok eskiden bu şarkıyı çok kez dinlemiştim. Hem de severek. Çünkü Besi'nin çok tatlı bir sesi vardı. Daha doğrusu bana tatlı gelirdi. Ama şimdi sesini gene tatlı bulmakla birlikte şarkının havası bana sözle anlatılamayacak kadar hüzünlü geldi. Arada işine daldığı sıralarda şarkının nakaratını alçak sesle uzatarak yineliyordu. Çok eskiden, çok eskiden. Sözleri bir cenaze ilahisinin en hüzünlü ezgisini andırıyordu. Besi şimdi bir başka şarkı tutturmuştu. Bu şarkı gerçekten kezerliydi. Dizim bükük, ayaklarım kanıyor. Önümdeki dağlar ıssız, yol uzun. Güneş batmış, karanlıklar her tarafı basıyor. Issız yolu üzerinde bu kimsesiz çocuğun. Kimler saldı beni bu ıssız yere? Bozkırların üzerinde kayalar yığın yığın. İnsanoğlu acımıyor. Melekler kanat gere. Issız yolu üzerinde bu kimsesiz çocuğun. Uzaklardan uzağa tatlı bir yel esiyor. Tek bulut yok göklerde, ışıl ışıl yıldızlar. Ulu Tanrı acımış da ışığını tutuyor, ıssız yolu üzerinde bu kimsesiz çocuğun. Bataklara saplansam da, yolumu şaşırarak, önümü göremeyip sendelesem, düşsem de, gam yemem. Tanrı babam var beni kurtaracak ve bağrına basacak bu yetimi son demde. İşte bu düşünce bana güç kuvvet veren, evim yıkık darmadağın olsa da, bir yuvam var göklerde bekleyen huzura erecek bu yetim en sonunda, orada. Bessie şarkıyı bitirince, hadi hadi Jane ağlama sana dedi. Ateşe yanmasana demekle birdi bu. Ama Besi benim içimi kemiren olmaz acıyı nereden bilsin? Lloyd o gün gene geldi. Çocuk odasına girerken ne? Demek kalktık bile dedi. E ee, Besi hastamız nasıl? Besi benim çok çabuk iyileşmekte olduğumu söyledi. Öyle olsa daha neşeli dururdu. Gel bakayım yanıma Miss Jane. Adın Jane değil mi? Evet efendim Jane Eyre. E sen ağlamışsın ya Miss Jane Eyre. Bana söyler misin neden ağladığını? Bir acıyan ağrıyan yerin mi var? Hayır efendim. Besi hanımla araba gezmesine çıkamadığı için ağlıyordur besbelli dedi. Yok canım o kadar bebek değil ya. Ben de öyle düşünüyordum. Gerçek olmayan bir suçlamayla onurum kırılmış olduğu için hemen yanıtladım. Ben ömrümde ağlamadım öyle şeyler için. Zaten arabayla gezmesini hiç sevmem. Üzgün olduğum için ağlıyorum. Beysi, aman sen de Jane, lafa da bak diye söylendi. İyi yürekli eczacı biraz şaşalamış gibiydi. Karşısında duruyordum. Gözlerini hiç kırpmadan yüzüme dikti. Gözleri ufak, grimsi maviydi. Pek parlak değildi ama şimdi görsem keskin bakışlı olduklarını hemen anlardım. Yüzü de sert çizgili olmakla birlikte iyi insan olduğunu belli ediyordu. Beni uzun uzun süzdükten sonra dün neden hastalandın öyle diye sordu. Besi gene araya karışarak düştü de ondan dedi. Düştü mü? Bebek mi bu kız? Yürümesini beceremiyor mu? 8-9 yaşlarında olsa gerek. Ben gene bu sözler gururuma dokunduğu için dobra dobra beni dövdüler de ondan düştüm dedim. Sonra ama hastalanmamın sebebi bu değil diye ekledim. Mr. Lloyd bir tutam enfiye çekmekteydi. Enfiye kutusunu yelek cebine sokarken yüksek sesle çalınan bir çıngırak hizmetçilerin yemek saatini bildirdi. Mr. Lloyd bu çıngırağın niçin çalındığını biliyordu. Beyse gidebilirsin sizi çağırıyorlar dedi. Ben de sen dönünceye kadar Miss Jane'e öğüt veririm. Beyse'nin gözü arkada kalmakla birlikte gitmesi zorunluydu. Çünkü Gateshead konağında yemeklerin tam vaktinde yenmesine çok dikkat edilirdi. Neyse gidince Mr. Lloyd bana dönerek düşmekten değilse neden hastalandın diye sordu. Hortlaklı bir odaya kapadılar beni gece karanlığına kadar. Adamın hem gülümseyip hem de kaşlarını çattığını gördüm. Hortlaka yoksa gerçekten bebek misin sen? Hortlaktan korkuyorsun demek. Dayım Mr. Reed'in hortlandan korkuyorum. Dayım beni kapadıkları odada öldü. Cenazesi oradan kalktı. Ne Beyse ne de başka hiç kimse karanlıktan sonra girmezler oraya. Zorda kalmadıkça. Beni oraya yanıma bir mum bile vermeden kilitlemek çok büyük taş yüreklilik. Öyle ki ömrüm oldukça unutmayacağım. Saçma. Seni böyle özen de bu ha. Bu gündüz aydınlığında da korkuyor musun? Yo. Ama çok geçmeden gece olacak yine. Hem zaten mutsuzum ben. Çok mutsuzum. Başka nedenler yüzünden. Nasıl yani? Bana anlatabilir misin bunlardan birkaçını? Bu soruya dört başı mamur bir karşılık verebilmeyi nasıl istiyordum. Ama verebileceğim karşılığı tasarlayıp kurabilmek ne kadar güçtü. Çocukların duyguları güçlüdür. Gel gelelim, duygularını çözümleyemezler. Duyguların çözümlemesi düşüncelerini bir ölçüde etkilese bile vardıkları sonucu sözle belirtmesini bilemezler. Öte yandan Derdimi paylaşarak hafifletmek için elime geçen bu ilk ve tek fırsatı kaçırmaktan da korkuyordum. Kaygılı bir duralamadan sonra verecek karşılık bulabildim. Doğru olmasına doğru ama gene de yetersiz bir karşılık. Bir kez ne annem ne babam var ne de bir kardeşim. Çok iyi yürekli bir engenle dayının çocukları var ya. Gene duraladım. Sonra beceriksizce bir karşılık daha verdim. Ama John Reed beni dövdü. Yengem de kırmızı odaya kilitledi. Mr. Lloyd ikinci kez olarak enfiye kutusunu çıkardı. Gateshead konağı çok güzel bir konak değil mi sence? Böyle güzel bir evde oturduğuna şükretmiyor musun? Benim evim değil ki efendim. Abbott da diyor ki benim burada oturmaya hizmetçiler kadar bile hakkım yokmuş. Laf. Böyle şahane bir konağa bırakıp gitmek isteyecek kadar aptal değilsindir besbelli. Gidecek başka bir yerim olsaydı seve seve giderdim. Ama büyüyünceye kadar hiçbir yere gidemem ki. Belki gidebilirsin, kim bilir. Mrs. Reed'den başka akraban var mı? Sanmıyorum efendim. Baba tarafından kimse yok mu yani? Bilmiyorum. Bir keresinde yengeme sormuştum. Belki Eyr soyadını taşıyan yoksul, adi akrabaların vardır ama benim bilgim yok dedi. Böyle birileri varsa onların yanına gitmek ister misin? Düşündüm. Yoksulluk yetişkinler için çekici bir şey değilse, çocuklar için hiç değildir. Çünkü yoksulluk deyince çocuklar çalışkan, temiz, dürüst, efendi kişileri düşünmez. Bu sözcük onların aklına partal açlık, soğuk, kaba saba davranışlar, bayağılıklar, kötülükler getirir. Benim için de yoksulluk demek aşağılık demekti. Hayır dedim. Yoksul kimselerin çocuğu olmak istemem ben. Seni hoş tutsalar da istemez misin? Hayır gibilerden başımı sağladım. Yoksulların insanı nasıl hoş tutabileceklerini aklım almıyordu. Ara sıra Gateshead köyünde kapı önlerinde çocuklarını emzirirken, çamaşır yıkarken gördüğüm yoksul kadınları düşündüm. Onlar gibi konuşup yaşamak, bilgisiz kalmak. Yok, yok. Özgürlüğümü böyle pahalıya satın alacak kadar kahraman değildim. Ama akrabaların pek yoksul mu bakalım? İşçi falan mı bunlar? Bilmem. Yengem diyor ki, babamın akrabaları varsa bile dilenci tabakasından olsalar gerekmiş. Ben de dilencilik etmeyi istemem elbet. Okula gitmeyi ister misin? Gene düşündüm. Okulun nasıl bir şey olduğu konusunda pek bir bilgim yoktu. Beysin'in ara sıra dediklerine bakılırsa okul genç hanımların iyice kibar, ince bilgili olmayı öğrendikleri bir yermiş. John Reed ise okuldan nefret ediyor. Öğretmenden konuşurken ağza alınmayacak şeyler söylüyordu. Ama ben John Reed gibi düşünen biri değildim. Beysi'nin okuldaki sıkı disiplin üstüne anlattıkları, bizim konağa gelmeden önce çalıştığı evin kızlarından duymuştu bunları biraz ürkütücü olmakla birlikte genç kızların okulda edindikleri bilgiler, hünerler bana pek çekici gelirdi. Neyse eski evindeki küçük hanımların yaptıkları güzel manzara, çiçek resimlerini, tığla ördükleri çantaları, okuyup anladıkları Fransızca kitapları öyle bir överdi ki dinledikçe ben de bu genç hanımlar gibi olmaya özenirdim. Hem sonra okula gitmek tam bir değişiklik olurdu benim için. Uzun bir yolculuk, bu konaktan büsbütün uzaklaşmak, yeni bir yaşantının başlangıcı demek olurdu. Hem de çok isterim okula gitmeyi diye düşüncelerimi dile getirdim. Mr. Lloyd ayağa kalkarak, bakalım hiç belli olmaz dedi. Sonra kendi kendine, çocuğa hava ve yer değişikliği gerek diye söylendi. Sinirleri bozulmuş. Bizi şimdi geri gelmişti. Tam bu sırada çakıl döşeli yolda araba sesi duyuldu. Mr. Lloyd, gelen hanımefendi mi Beyse diye sordu. Gitmeden önce onunla konuşmak istiyorum. Beyse onu kahvaltı odasına aldı. Sonuçlara göre tahmin yürütmek gerekirse iyi yürekli eczacı benim okula gönderilmemi salık vermiş olmalı. Anlaşılan Mrs. Reed de boyuydu öpüp başına koymuş. Bir gece ben yattıktan sonra Bessie ile Abbott çocuk odasında dikiş dikiyorlardı. Benim uyuduğumu sanmış olsalar gerek ki bu konuyu açtılar. Abbott'ın böyle huysuz, terbiyesiz bir çocuktan kurtulacağına hanımefendi sevinmiş bayağı dediğini duydum. Öyle her dakika herkesi sinsi sinsi gözetleyen, saman altından su yürütür gibi duran bir kız. Herhalde Abbott benim bir tür minik kundakçı olduğuma inanıyordu. O gece Abbott'ın Leti'ye söyledikleri bana başka bir konuda da şimdiye kadar bilmediğim şeyleri öğretti. Babam yoksul bir papazmış. Annem bu genci kendilerine ayar görmeyen yakınlarının sözünü dinlememiş, babamla evlenmiş. Dedem Mr. Reed kızının bu söz dinlemezliğine öyle sinirlenmiş ki onu mirasından yoksun bırakmış. Evlendiklerinden bir yıl kadar sonra geniş bir endüstri merkezinde papazlık eden babam oradaki yoksul işçileri gezerken o dolayda salgın olan tifüse yakalanmış. Anneme de hastalık geçmiş. Bir ay arayla ikisi de ölmüşler. Bu öyküyü dinlerken Besi şöyle bir göğüs geçirdi. Zavallı ceyne, e insanın acıyası geliyor dedi. Abbott buna evet diye karşılık verdi. Şöyle şirin tatlı bir yavru olsaydı insanın içi sızlardı kimsesiz diye. Ama öyle sıçan gibi bir şey ki doğrusu insan ona ısınamıyor. Besi kendini sevdirtemiyor diye Abbott'a hak verdi. Onun yerinde Georgiana gibi güzel bir çocuk olsa insanın içi parçalanırdı. Abbott heyecanla ah Bayılıyorum ona dedi. Ne cana yakın şey. O uzun uzun lüleler, o mavi gözler, o pembe yanaklar. Yapma bebek gibi mübarek. Besi ve be, canım şöyle eritilmiş peynirli bir yemek çekiyor. Benim de canımı çektirdin. Hele közlenmiş soğan da olsa. Hadi gel gidip yapalım. Dışarı çıktılar. Bir yandan Mr. Lloyd'la benim aramda, bir yandan da Bessie ile Abbott arasında geçen bu konuşmalar bana umut vermişti. Bu umutta içimde iyileşme isteği uyandırdı. Yakında bir değişiklik olacak gibiydi yaşantımda. Kimseye bir şey söylememekle birlikte bunu çok istiyor dört gözle bekliyordum. Ama bu değişiklik gelmek bilmedi bir türlü. Günler haftalar gelip geçti. Sağlık durumum eski halini bulmuştu ama benim aklımdan çıkmayan konuya hiç kimse değinmiyordu artık. Mrs. Reed ara sıra bana sert sert bakmakla birlikte pek az konuşuyordu. Hastalığımdan beri kendi çocuklarından beni ayıran çizgiyi büsbütün belirgin bir hale getirmişti. Kendi başıma yatıp kalkayım diye bana küçük bir yüklük göstermiş, bütün yemeklerimi yalnız yememi, bütün vaktimi çocuk odasında geçirmemi buyurmuştu. Kuzenlerimse hep salonda, oturma odasındaydılar. Yengemin beni okula göndermekten hiç laf açmamasına karşın benimle aynı çatı altında yaşamaya artık pek dayanamayacağını içgüdümle seziyordum. Bana baktığı zaman gözlerinde beliren soğukluk, her zamankinden daha şiddetli, daha köklü olup çıkmıştı artık. Eliza ile Georgiana aldıkları uyarı üzerine olsa gerek benimle ellerinden geldiğince az konuşuyorlardı. John beni gördüğü yerde dilini yanağının altına sokuşturuyordu. Bir seferinde beni dövmeye de kalkıştı ama ben tıpkı geçen seferki gibi derin bir öfkeyle çılgın isyan duygularına kapılarak o saat ona saldırdım. O da beni dövmekten vazgeçmeyi iyi tuttu. Sövgüler savurarak benden kaçtı. Bu kız benim burnumu parçaladı diye yeminler ediyordu. Gerçekten de onun kocaman burnuna yumruğumun var gücüyle vurmuştum. Onun yapı yumruktan ya da benim bakışlarımdan iyice yılmış olduğunu görünce içimden bu üstünlüğümü sonuna kadar götürmek geldi. Ama o anacığının yanına sığınmıştı bile. Zırıl zırıl ağlayarak o pis Jane Eyre'in diye söze başlayıp yaban kedileri gibi nasıl saldırdığımı anlatmaya başladığını duydum. Annesi Eniko'nu haşin bir sesle onun sözünü kesti. Bana ondan söz etme John. Onun yanına gitme dedim sana. Onunla uğraşmaya gelmez. Ne senin ne de kız kardeşlerinin onunla arkadaşlık etmesini istemiyorum. Merdiven trabzanından aşağı eğilerek hiç düşünmeden birdenbire bağırdım. Onlar benimle arkadaşlık etmeye layık değiller ki. Mrs. Reed oldukça iri tıknaz bir kadındı. Ama bu tuhaf küstahça sözleri duyunca keklik gibi merdivenden yukarı çıktı fırtına gibi beni alıp çocuk odasına soktu. Yatağımın yanına elleriyle ezercesine bastırarak kışım dolu bir sesle ''Haddin varsa akşama kadar buradan kalk, akşama kadar ağzını açıp tek bir söz söyle de görelim.'' dedi. Ben ne dediğimin, ne yaptığımın pek farkında olmadan ''Dayım sağ olsaydı size ne derdi acaba?'' diye bağırdım. Farkında olmadan diyorum çünkü dilim bu sözleri irademin izni olmaksızın söyler gibiydi. İçimden benim iradem altında olmayan bir şey konuşuyordu sanki. Mrs. Reed yavaşça ne diye söylendi. Her zaman soğuk, sakin bakan gri mavi gözleri korkulu bir ifadeyle bulutlandı. Elini kolumdan çekti, gözlerini bana dikti. Sanki benim çocuk mu yoksa ifrit mi olduğuma gerçekten karar veremiyordu. Artık ok yaydan çıkmıştı. Dayım cennette dedim. Sizin bütün yaptıklarınızı görebiliyor. Aklınızdan geçenleri okuyor. Annemle babam da öyle sizin beni nasıl bütün gün hapis gibi tuttuğunuzu, nasıl ölmemi istediğinizi biliyorlar. Mrs. Reed çok geçmeden kendini toparladı. Beni omzumdan tutup zangırdatıncaya kadar sarstı. Kulaklarımı acıtıncaya kadar çekti. Sonra tek söz söylemeden çıkıp gitti. Beysi çok geçmeden onun eksikliğini tamamlayarak bana tam bir saat süren bir vaaz verdi. Bu vazla dünyanın en kötü ruhlu, en kendini bilmez çocuğu olduğumu asla kuşku götürmeyecek biçimde kanıtlamış oldu. Onun söylediklerine yarı yarıya inanır gibiydim. Çünkü gerçekten de içimde yalnızca kötü duyguların kabardığını duyumsayabiliyordum. Kasım, Aralık, Ocak ayının da yarısı geçti. Noel'de, yılbaşıda, geçse et her yılki bayram havasıyla kutlanmıştı. Armağanlar verilmiş, akşam yemekleri, eğlentiler düzenlenmişti. Benim bunların hiçbirine katılmama izin yoktu elbette. Mevsim eğlencelerinden benim tek nasibim her sabah Georgiana ile Eliza'nın giyinişini seyretmek, onların bürümcük gibi elbiseler giyip bellerine kırmızı kuşaklar bağlayarak saçları özene bezene kıvrılıp güle yapılmış salona inişlerini görmekti. Sonra da aşağıdan gelen piyanoyla arp sesini, uşakların gelip geçişini, konuklara ikramda bulunulduğunu belirten tabak çanak şakırtılarını, salon kapıları açılıp kapandıkça kulağıma gelen konuşmaları duymaktı. Bu uğraşıdan bıktığım zaman merdiven başından kalkar, çocuk odasının yalnızlığına, sessizliğine dönerdim. Bu da bana biraz hüzün verirdi. Gene de mutsuz sayılmazdım. Doğruyu söylemek gerekirse insan içine karışmaya hiç teşne değildim. Çünkü nasıl olsa bana aldırış eden olmuyordu. Hele bir beysi benimle arkadaşlık etse saatlerimi hanımlarla beylerle dolu bir odada Mrs. Reed'in ürkütücü bakışları altında geçirmektense Bessie ile baş başa geçirmek daha hoşuma gidecekti. Ama Bessie küçük hanımları giydirip hazırladıktan sonra hemen çocuk odasından daha canlı olan mutfak bölümüne ya da kahya kadının odasına gider çoğunlukla şamdanı dalıp da götürürdü. Ben de bebeğim dizimde şöminedeki ateş sönmeye yüz tutuncaya kadar oturur Ara sıra loş odada kendimden daha kötü bir varlığın bulunup bulunmadığına inanç getirmek için çevreme bakınırdım. Sonra şöminedeki korlar sönük bir kırmızı renk alınca düğmelerimi, kuşaklarımı elimden geldiği kadar çözerek çarçabuk soyunur, soğuktan, karanlıktan kaçınmak için karyolama sığınırdım. Karyolama bebeğimi de alırdım her zaman. Her insan birbirlerini, bir şeyleri sevmeyi gerekser. Ben de sevilmeye daha layık birilerinden, bir şeylerden yoksun olduğum için küçük bir korkuluk kadar partal, soluk olan bu zavallı oyuncağı sevip bağrıma basmakla avınıyordum. Şimdi düşünüyorum da bu küçük oyuncağı o kadar gülünç bir içtenlikle sevişime, onu neredeyse yarı canlı, duygulu sayışıma şaşıp kalıyorum. Onu geceliğimin arasına sarıp sarmaladıkça beni de uyku tutmazdı. Ancak onu sıcak koynumda soğuktan koruyup rahat ettirdiğime inanç getirince benim de içim rahat ederdi. Konuklar gitsin, merdivenlerde Beysi'nin ayak sesi duyulsun diye kulak kesilmiş beklerken saatler öyle uzun gelirdi ki bana Cuma akşamlar besinin yüksüğünü, makasını falan almak için arada geldiği olurdu. Ara sıra da yiyecek bir şeyler getirirdi bana. Börek çörek gibi. Ben bunları yerken o yatağımın ucuna oturur, sonra da yorganımı kıstırırdı. İki keresinde beni öperek, iyi uykular Jane bile dedi. Böyle iyiliği üzerinde olduğu zaman Beyse gözüme dünyanın en tatlı, en güzel, en sevecen yaratığı gibi görünürdü. Keşke hep böyle güler yüzlü, tatlı dilli olsa, beni hiç azarlayıp tartaklamasa, hiç üzüp suçlamasa diye bütün varlığımla dilekte bulunurdum. Besili, cevherli bir kız olsa gerekti. Çünkü her yaptığı işte becerikliydi. Öykü anlatmakta da olağanüstü bir yeteneği vardı. Daha doğrusu anlattığı masalların üzerimdeki etkisinden ben böyle bir sonuç çıkarmıştım. Yüzünü, yapısını doğru anımsıyorsam güzeldi de. Benim aklımda kara saçlı, koygun gözlü, güzel çizgili, düzgün tenli, ince bir genç kadın olarak kalmış. Ama çabuk öfkelenen, dakikası dakikasına uymayan bir yaratılışı vardı. Dürüstlük, haklılık konusundaki düşünceleri de eksikti. Her şeye karşın ben onu Gateshead konağındaki başka hiç kimseye değişmezdim. Ocak ayının 15'i sabah saat 9 sularıydı. Lise kahvaltıya inmiş, kızlarsa henüz annelerinin yanına çağrılmamışlardı. Eliza kalın, bahçeli kırkasıyla şapkasını giyiyordu. Gidip tavuklarına yem verecekti. Bu onun pek sevdiği bir işti. Hele yumurtaları kahya kadına satıp aldığı paraları istiflemek keyfine keyif katardı. İlayza'nın ticarete büyük eğilimi vardı. Hele para biriktirmek de bir taneydi. Bu yetenekler yalnızca tavuk, yumurta alışverişinde değil, bahçıvanla çiçek tohumları, kökler, dallar konusunda yaptığı amansız pazarlıklarda da kendini gösteriyordu. Çünkü annesi bahçıvana buyruk vermişti. İlayza kendi payından ne satmak istese hepsi alınacaktı. İlayza da öyle bir tüccardı ki iyi kar getireceğini bilse kafasındaki saçı bile satardı. Bu yoldan kazandığı paraya gelince bunları önce paçavralara, kağıt parçalarına sarıp köşe bucağı gizliyordu. Ama bu gömülerden bazılarını orta hizmetçisi ortaya çıkarınca İlayza günün birinde paracıklarını yitirmekten korktu. Annesine emanet etmeye razı oldu. Yalnız tam tefeciler gibi faizle veriyordu hem de yüzde 50-60 gibi bir faizle. Her üç ayda bir faizi annesinden istiyor. Küçük bir defterde de büyük titizlikle hesap tutuyordu. Georgiana ayna karşısında yüksek bir iskemleye oturmuş. Buklelerinin arasına tavan arasındaki konsolda bulduğu yapma çiçekleri, solmuş tüyleri takmaya dalmıştı. Ben de kendi yatağımı yapıyordum. Çünkü Beyse ben dönene kadar yatağın yapılmış olsun diye sıkılamıştı. Zaten Beyse artık beni çok zaman bir tür yamak olarak kullanıyor. Odayı toplamak, toz almak falan gibi işler yaptırıyordu. Yorganımı serip geceliğimi katladıktan sonra pencerenin içinde yayılmış duran resimli kitaplarla bebek eve eşyalarını düzeltmek için ilerlemiştim ki Georgiana'nın benim oyuncaklarıma ilişme diye verdiği sert bir buyruk bunu engelledi. Minicik sandalyeler, aynalar, o masal tabaklarıyla bardakları Georgiana'nın malıydı. Sonra yapacak başka şey bulamadığım için pencere camına kırağının işlediği buzdan çiçekleri hohlayarak eritmeye koyuldum. Böylece camda dışarıyı görebilecek kadar bir yer açarak bahçeye baktım. Kalın bir kırağı tabakası altında her şey hareketsiz, taş kesilmiş gibiydi. Bu pencereden kapıcı ile araba yolu görünüyordu. Tam pencereleri peçeleyen o gümüşü buz çiçeklerini erittiğim sırada bahçe kapısının açıldığını, bir arabanın içeri girdiğini gördüm. Arabanın yoldan yukarı çıkışını umursamadan seyrettim. Gateshead konağına birçok araba gelirdi. Ama hiçbirisi beni ilgilendirecek bir konuk getirmezdi ki. Araba evin önünde durdu. Kapı çıngırağı yüksek sesle çalındı. Geleni içeri aldılar. Bütün bunlar beni ilgilendirmediği için çok geçmeden pencere önündeki kiraz ağacının çıplak dalına konmuş öten küçük aç bir serçe gözüme çarptı. Ekmekle sütten ibaret olan kahvaltının kalıntıları hala masanın üzerinde duruyordu ekmekten bir lokma kopararak kırıntıları pervaza koymak üzere tam pencereyi açıyordum ki besi merdivenlerden yukarı koşarak çıktı. Odaya girdi. Jane, çabuk önlüğünü çıkar. Ne yapıyorsun burada? Elini yüzünü yıkadın mı bu sabah? Bu sorulara karşılık vermeden önce pencereyi biraz daha iteledim. Çünkü kuşcağızın karnını doyurmak istiyordum. Pencere açıldı. Ekmek kırıntılarının birazını pervaza, birazını da kiraz dalına serpiştirdim. Sonra pencereyi kapayarak yok Beysi toz almayı daha yeni bitirdim dedim. Ah seni haylaz baş belası çocuk. Ne işler karıştırıyordun gene. Yüzün kıpkırmızı kesildiğine göre bir maymunluk yapıyordun besbelli. Pencereyi ne demeye açıyordun yani. Neyse ki karşılık vermek derdinden kurtuldum. Beysi o kadar telaşlıydı ki karşılık falan beklemeden beni suyun başına sürükledi. Yüzümü ellerimi sabunlu kaba havluyla insafsızca ovaladı saçlarımı sert fırçayla yola getirdi. Önlüğümü çıkardı. Sonra beni apar topar merdiven başına getirerek hemen aşağı inmemi, kahvaltı odasında beni beklediklerini söyledi. Kimin beklediğini, Mrs. Reed'in orada olup olmadığını soracaktım. Ama birisi gitmiş, çocuk odasının kapısında da kapamıştı. Ağır ağır merdivenden aşağı indim. Hemen hemen üç ay vardı ki Mrs. Reed'in huzuruna çağrılmamıştım. Bunca zamandır çocuk odasından dışarı adım atmadığım için yemek odaları, salonlar, gözümde dehşet bölgeleri olup çıkmıştı. Bu bölgelerden birine ayak basmak düşüncesi ödümü koparıyordu. Şimdi aşağıdaki taşlığa inmiştim. Karşımda kahvaltı odasının kapısı yükseliyordu. Korkudan titreyerek duraladım. Haksız cezaların yarattığı korku beni o günlerde öyle zavallı ödlek bir yaratık yapıp çıkmıştı ki çocuk odasına dönmekten de karşıdaki kapıdan içeri girmekten de korkuyordum. 10 dakika Yüreğim ağzımda ikircik içinde durdum orada. Sonra kahvaltı odasının çıngırağı hızla çalınarak bana kararımı verdirtti. İçeri girmek zorundaydım. İçimden beni görmek isteyen kim olabilir diye sorarak kapının ağır tokmağını iki elimle döndürdüm. Tokmak birkaç saniye bana direndi. İçeride yengemden başka kiminle karşılaşacağım acaba? Kadın mı erkek mi? Tokmak döndü. Kapı açıldı. İçeri girip yerlere kadar eğildikten sonra başımı kaldırdığım zaman karşımda Kapkara bir direk gördüm. Daha doğrusu sopa yutmuş gibi dimdik ayakta duran o ince uzun kürk ceketli biçim ilk bakışta bana öyle göründü. O uzun bedenin üzerindeki asık surat sütunlar üzerine başlık diye dikilen oyma maskeleri andırıyordu. Ocak başında her zamanki yerinde oturmakta olan Mrs. Reed yaklaşmam için bana el etti. İlerledim. Yengem beni o taştan yapılmışa benzer yabancıya şu sözlerle tanıttı. İşte size bu çocuk için başvurmuştum. Yabancı adam, evet, bu bir erkekti. Başını yavaş yavaş benim durduğum yöne çevirdi. Çalı gibi kaşlarının altından merakla bana bakan gri mavi gözleriyle beni süzdükten sonra kalın bir ses ve ağır ciddi bir konuşmayla ufak tefekmiş dedi. Yaşı kaç? On. Adam inanmazlıkla o kadar var mı dedi. Beni bir süre daha süzdü. Sonra adın ne küçük kız diye sordum. Jane Eyre efendim. Bu sözleri söylerken başımı kaldırıp bakmıştım ona. Gözüme uzun boylu bir bey gibi göründü. Ama ben pek ufacıktım belki de ondan. Adamın yüz çizgileri de iriydi. Yüzü de yapısı da aynı derecede haşin soğuk duruyordu. E Jane Eyre, söyle bakalım uslu bir çocuk musun bari? Buna evet demenin olanağı mı vardı? İçinde yaşadığım küçük dünya bu konuda böyle düşünmüyordu. Sesimi çıkarmadım. Mrs. Reed benim yerime başının anlamlı bir sallanışıyla karşılık verdi. Sonra bu konuda ne kadar az konuşursak o kadar iyi olur sanıyorum. Mr. Brackleworth dedi. Vah vah üzüldüm doğrusu buna. Onunla bir konuşalım bakalım. Adam dimdik durmaktan vazgeçip eğilerek Mrs. Reed'in karşısındaki koltuğa oturdu. Gel buraya dedi. Halının üzerinden yürüdüm. Adam beni tam karşısına aldı. Şimdi kendi yüzümle bir hizada görüyorum ya. Ne yüzdü o? Ne kocaman bir burun, ne fırın gibi bir ağız, iri iri, çıkık çıkık dişler. Dünyada yaramaz bir çocuk kadar üzücü hiçbir manzara yoktur diye söze başladı. Hele yaramaz bir kız çocuğu. Sen kötü kimselerin öldükten sonra nereye gittiklerini bilir misin? Ben hemen bilinen karşılığı yapıştırdım. Cehenneme giderler. Ya, cehennem nedir, bunu biliyor musun? İçimde ateşler yanan bir uçurum. Bu uçurumun içine düşüp sonsuza dek yanmak ister misin? İstemem efendim. Öyleyse cehenneme gitmemek için ne yapman gerekir? Bir an düşündüm. Yazık ki sonunda verdiğim karşılık beğenilmedi. Hep sağlıklı olup ölmemem gerekir. Hep sağlıklı olmak senin elinde mi ki? Her gün senden bile küçük kaç çocuk ölüyor. Daha birkaç gün önce beş yaşında bir yavru gömdüm. Uslu bir çocuk olduğu için ruhu şimdi cennette. Ama korkarım seni öbür dünyaya çağırdıkları zaman aynı yere gidemeyeceksin. Onun bu korkusunu giderebilecek durumda olmadığım için yalnızca gözlerimi indirdim. Halının üzerine basılı duran o bir çift kocaman ayağı diktim. Oradan çok uzaklarda olmak dileğiyle derin derin içimi çektim. Umarım böyle içini çekmen pişmanlık belirtisidir de şu büyük gönüllü veli nimetine sıkıntı verdiğin için tövbe ediyorsundur. İçimden veli nimet diyordum. Hepsi de Mrs. Reed için veli nimetim diyorlar. Eğer böyleyse veli nimet pek korkunç bir şey olsa gerek. Adam her sabah her akşam dua ediyor musun diye sordu. Evet efendim. İncilini okuyor musun? Bazen. Severek mi? Tadına varıyor musun? Bazı yerlerini seviyorum efendim. İlahiler bölümünü de seviyorsundur umarım. Sevmiyorum efendim. Sevmiyor musun? Ne acı şey. Benim bir oğlum var, senden küçük ama tam altı ilahiyi ezberebiliyor. Hangisini istersin? Zencefilli çörek mi yoksa ilahi ezberlemek mi diye sorduğumuzda ilahi ezberlemek isterim. Melekler ilahi okur. Ben de yeryüzünde bir melek olmak istiyorum diyor. O zaman da çocuk yaşında böyle dindar olmanın ödülü olarak kendisine iki tane ceviz veriyoruz. Ben ilahiler pek heyecanlı değil diye görüşümü belirttim. Bu da senin günahkar ruhlu olduğunu gösterir. Tanrı'ya dua etmelisin ki değiştirsin senin bu ruhunu. Yepyeni tertemiz bir ruh bağışlasın sana. O taştan yüreğini alsın da yerine etten yufka gibi bir yürek versin. Ben tam bu yürek değiştirme işinin nasıl yapılacağı konusunda bir soru sormak üzereydim ki Mrs. Reed lafa karışarak bana oturmamı söyledi. Sonra kendisi konuşmaya başladı. Mr. Brackelhurst, Size üç hafta önce yazdığım mektupta bu kızın yaratılışının, huylarının gönlüme göre olmadığını çıtlatmıştım. Onu Lovewood okuluna alırsanız ve öğretmenleri de bu kıza göz kulak olmaları için sıkılarsanız sevinirim. Hele en büyük kusuru olan yalancılığına karşı tetikte bulunsunlar. Jane, bunu senin yüzüne karşı söylüyorum ki Mr. Bracklehurst'ü de aldatmaya falan kalkışma. Tevekkeli değil Mrs. Reed'den o kadar korkup nefret ediyordum. Beni ta can evimden vurmasını pek iyi biliyordu. Onun yanında hiçbir zaman rahat, mutlu olamıyordum. Ne kadar söz dinlesem, onu hoşnut bırakmak için ne kadar canla başla çabalasam gene de boşunaydı. Tek ödülüm bu tür sözler oluyordu. Hele şimdi bir yabancının önünde yapılan bu suçlama beni can evimden yaralamıştı. Hayal meyal algılıyordum ki yengem gideceğim yerdeki yeni yaşantımı da şimdiden zehir etmekteydi. Gerçi o anda duygularımı belirtecek durumda değildim ama önümde uzanan yola onun şimdiden nefret ve zulüm tohumlarını serptiğini sezinleyebiliyordum. Mr. Bracklehurst'un bakışları karşısında sevimsiz, içten pazarlıklı bir çocuk olup çıktığımı görür gibiydim. Bana yapılan bu kötülüğü düzeltmek için elimden ne gelirdi ki? Hiçbir şey diye düşünerek hıçkırıklarımı bastırmaya çalıştım. Duyduğum acının yararsız kanıtları olan bir iki damla gözyaşını çarçabuk sildim. Mr. Bracklehurst, bir çocuk için yalancılık gerçekten de üzücü bir kusurdur, dedi. O ateş dolu, kaynar katran dolu uçurumun içinde yalancıların özel bir yeri vardır. Ama siz hiç merak etmeyin Mrs. Reed, göz kulak oluruz biz ona. Müdürümüz Miss Temple da, öteki öğretmenlerle de ben konuşurum. Veli nimetim onun kendi düzeyine, geleceğine uygun bir şekilde yetiştirilmesini istiyorum dedi. Yani işe yaramalı. Yani haddini bilmeli. Tatillere gelince. izin verirseniz bunları da Lovewood'da geçirsin. Mr. Bracklehurst, kararlarınız çok yerinde hanımefendi, dedi. Haddini bilmek, alçak gönüllü olmak, Hristiyanlara yaraşır bir erdemdir. Hele Lovewood öğrencileri için özellikle uygundur. Onun için ben öğrencilerde bu erdemin geliştirilmesine, herkesin büyük önem vermesini söyler dururum. Öğrencilerimin dünyanın en büyük günahlarından biri olan gururlarını kırmanın en iyi yollarını bellemişimdir. Daha geçen gün öyle bir şey oldu ki bu alanda kazandığım başarıyı çok tatlı bir biçimde ispatladı. Ortanca kızım Agasta annesiyle birlikte okulu ziyarete gelmişti. Döndüğü zaman ''Ah babacığım, Lovut'taki kızların nasıl da sessiz, sade bir halleri var.'' dedi. Kulaklarının arkasına doğru taranmış saçları, o uzun önlükleri, entarilerinin önündeki ceplerle adeta fakir fukara çocuklarına benziyorlar, dedi. Sonra da benimle annemin elbiselerine öyle bir bakışları vardı ki sanki ömürlerinde hiç ipekli görmemişler sanırdınız, dedi. Mrs. Reed, bu tutumunuzu çok beğendim, dedi. Bütün İngiltere'yi arasam Jane Eyre gibi bir çocuğa sizinkinden daha uygun bir düzen bulamazdım. Ben tutarlı olmayı severim sayın Mr. Brocklehurst. Yaşamın her yönü birbiriyle tutarlı olmalı, bunu her zaman söylerim. Tutarlı olma Hristiyanlık ödevlerinden birincisidir hanımefendi. Lowood okulunda her şeyin birbiriyle tutarlı olmasına dikkat edilmiştir. Basit yemekler, sade kıyafetler, gösterişsiz bir döşeme sağlam bir yaşayış okulunda okuldakilerin de içinde bulundukları koşullar işte böyledir. Mükemmel beyefendi. Öyleyse bu çocuğun öğrenci olarak lovuda alınacağına, orada kendi sınıfına, maddi durumuna uygun bir biçimde yetiştirileceğine kesin gözüyle bakabilir miyim? Bakabilirsiniz hanımefendi. Onu o seçkin çiçekler bahçesine yerleştireceğiz. Kendisine gösterdiğimiz bu büyük lütuftan ötürü bize minnettar kalır umarım. Öyleyse kendisini ilk fırsatta gönderirim Mr. Bracklehurst. Çünkü ne yalan söyleyeyim, çekemez hale geldiğim bu sorumluluktan bir an önce kurtulabilmeyi çok istiyorum. Kuşkusuz hanımefendi, kuşkusuz. Şimdi artık izninizi isteyeceğim. Ben Bracklehurst konağına ancak bir iki hafta sonra döneceğim. Çünkü sevgili dostum baş Koz daha önce dünyada bırakmıyor beni. Ama bu arada Miss Temple'a yeni öğrenci geliyor diye haber salarım ki bu kız gittiği zaman bir güçlük çekmesin. Hoşçakalın efendim. Güle güle Mr. Bracklehurst hanımınıza, kızlarınız Agatha ile Theodora'ya ve Braden Bracklehurst beyefendiye çok selam söyleyin benden. Baş üstüne efendim. Sana gelince küçük kız, al sana çocuk rehberi diye bir kitap. Dualar ederek oku bunu. Hele yalancılık huyuna dadanmış olan Marta Jean'in Müthiş Ani Ölümü diye bir bölümü var. Bunu özellikle oku. Böyle diyerek Mr. Bracklehurst elime kabı elde dikilmiş incecik bir kitap tutuşturdu. Sonra koşar adımlarla arabasına binerek gitti. Mrs. Reed'le baş başa kalmıştık. Sessizlik içinde birkaç dakika geçti. O dikiş dikiyor, ben de onu seyrediyordum. Bu sırada yengem 36-37 yaşlarında olsa gerekti. Uzun boylu değildi ama sağlam yapılı, geniş omuzlu, güçlüydü. Tıknazdı ama şişman değil. Büyükçe bir yüzü vardı, Elmacık kemikleri çıkık, alnı biraz dar, çenesi de geniş, sivrice. Ağzı burnu düzgün sayılırdı. Teni donuk esmer, saçıysa lepiskaya yakın sarıydı. Demir gibi sağlam bir bünyesi vardı. Hastalık onun semtine hiç uğramazdı. Titiz, akıllı bir ev hanımıydı. Evinin, mülkünün yönetimini iyice eline almıştı. Ancak kendi çocukları zaman zaman onun otoritesine meydan okur, onu alaya alıp küçük düşürürlerdi. Mrs. Reed iyi giyinirdi güzel giyimini gösterecek havası da vardı. Onun koltuğundan 5-10 on adım ötede alçak bir taburenin üzerinde oturduğum yerden yapısını süzüyor, yüz çizgilerini inceliyordum. Elimde Yalancının Ani Ölümünü anlatan kitapçık vardı. Bunu bir ders, bir gözdağı olsun diye okumamı salık vermişlerdi. Biraz önce olup bitenler, Mrs. Reed'in benim için Mr. Brocklehurst'e söyledikleri, aralarında geçen konuşmanın özü ve biçemi Kafamda henüz bütün acılığıyla capcanlıydı. Söylenen her söz kulaklarıma nasıl çarpmışsa duygularımı da öyle etkilemişti. Şu anda da içimde ateşli bir kin, bir öfke mayalanıp kavarmaktaydı. Mrs Reed gözlerini işinden kaldırdı. Göz göze geldik. Parmaklarının çevik devinimleri durdu. Dışarı çık, çocuk odasına dön diye buyurdu. Ya bakışlarım ya da başka bir şey sinirine dokunmuştu anlaşılan. Çünkü baskı altında tutulmakla birlikte şiddetini belli eden bir can sıkıntısıyla konuşmuştu. Ayağa kalktım. Kapıya doğru yürüdüm. Sonra gene dönüp gelerek odayı geçtim. Yengemin yakınında durdum. Konuşmadan edemeyecektim. İyice ezmişlerdi beni. Mutlaka bir karşılık vermeliydim. Ama nasıl? Hasmama karşılıkta bulunabilecek ne cirmim vardı ki? Yine de bütün gücümü topladım. Doğrudan doğruya saldırıya geçtim. Yalancı değilim ben. Olsan sizi sevdiğimi söylerdim ama sevmiyorum işte. Dünyada en sevmediğim sizsiniz. Bir de oğlunuz John Reed şu yalancılık kitabına gelince kızınız Georgiana Reed'e verseniz daha iyi olur. Çünkü yalan söyleyen odur, ben değilim. Mrs. Reed'in elleri işinin üzerinde kıpırtısız duruyor. O buz gibi gözleri kanımı dondururcasına benim gözlerimin içine bakıyordu. Sonunda bir çocukla değil de yetişkin bir hanımla konuşuyormuş gibi başka bir diyeceğin var mı diye sordu. O gözler, o ses içimdeki olanca kini ayağa kaldırmıştı. Baştan ayağa titreyerek, tutamadığım bir heyecanla ürpererek konuştum. İyi ki siz benim soyumdan gelme akraba değilsiniz. Ölünceye kadar yenge demeyeceğim size. Büyüdüğüm zaman da gelip görmeyeceğim sizi. Sizi sevip sevmediğimi soran olursa, bana nasıl davrandığınızı sorarlarsa anlatacağım sizin adınızı bile anmak istemediğimi söyleyeceğim. Bana etmediği taş yüreklilik kalmadı diyeceğim. Böyle bir şeyi söylemeye nasıl cüret edebilirsin sen Jane Eyre? Nasıl mı cüret edebilecekmişim? Nasıl ha? İşin doğrusu bu da ondan. Mrs. Reed, siz sanıyorsunuz ki ben duygusuzum. Hiç sevgisiz, güler yüzsüz yaşayabilirim sanıyorsunuz. Ama yaşayamam. Sizde acımak diye bir şey de yok. Beni kırmızı odaya nasıl ittiniz?'' nasıl hoyratça kabaca ittiniz? Beni oraya nasıl kapadınız? Dehşet içinde kıvrandığım halde boğulacak gibi olarak acı bana, acı bana yenge diye yalvardığım halde kilitlediniz beni. Bunu ölünceye kadar unutmayacağım. Hem de bu cezayı bana neden verdiniz? Çünkü o hain oğlunuz beni dövmüştü. Hiç yoktan. Bana soranlara olup bitenleri olduğu gibi anlatacağım. Herkes sizi iyi bir kadın sanıyor ama kötü yüreklisiniz siz. Taş yürekli, Asıl yalancı sizsiniz. Daha sözlerimi bitirmeden içim genişlemiş. O zamana değin bilmediğim bir tuhaf özgürlük, zafer duygusuyla hafifleyip coşmaya başlamıştı. Göze görünmez bir zincir kopmuştu sanki. Çırpınmalarımın sonucu olarak ummadığım bir özgürlüğe kavuşmuştum. Bu duygum yersizde sayılmazdı. Mrs. Reed ürkmüş gibi görünüyordu dikişi dizinden aşağı kaymış, ellerini havaya kaldırmış, oturduğu yerde öne arkaya sallanıyordu. Hatta yüzü ağlamaklı bir ifadeyle buruşmuştu. Jane, yanlışın var. Ne oldu sana böyle? Neden öyle zangır zangır titriyorsun? Biraz su içmek ister misin? Hayır istemem Mrs. Reed. Başka bir şey istemez misiniz Jane? İnan bana, ben senin iyiliğini istiyorum. Siz mi? Ne münasebet. Mr. Bracklehurst'e benim kötü yaradılıştı, yalancı olduğumu söylediniz. Ben de gittiğim yerde sizin nasıl bir insan olduğunuzu, bana neler yaptığınızı söyleyeceğim. Jane, sen anlamazsın böyle şeyleri. Çocukların kusurlarını düzeltmek gerek. Ben tiz, yabanıl bir sesle, ama ben yalancı değilim diye haykırdım. Ama haşarısın Jane, bunu sen de kabul edersin. Hadi bakalım. Şimdi odana git de cici kızlar gibi yat dinlen biraz. Ben sizin cici kızınız falan değilim. Yatmak da istemiyorum. Çok rica ederim Mrs. Reed. Beni hemen okula gönderin. Çünkü bu evden artık tiksiniyorum. Hemen göndereceğim okula diye mırıldandı. Sonra dikişini toplayarak çabucak dışarı çıktı. Yalnız kalmıştım şimdi. Zafer bendeydi. Şimdiye kadar yapmış olduğum en çetin savaştı bu. Kazandığım da ilk zafer. Halının üzerinde demin Mr. Brackelhurst'un durmuş olduğu yerde bir süre durdum. Fatihlere yaraşan şu yalnızlığımın tadını çıkardım. İlk önceleri kendi kendime gülümsüyor, sevinçten uçuyordum. Ama bu ateşli kıvancın yürek vuruşlarımı hızlandırmasıyla sönmesi bir oldu. Bir çocuk büyükleriyle benim kavga ettiğim gibi kavga etsin, öfkesinin gemi azıya almasına izin versin de sonradan vicdan azabına, korkuya kapılmasın. Olanaksız. Mrs. karşı geldiğim sırada kapıldığım duyguları bir orman yangınına benzetebilirsiniz.'' Alevli, canlı, kavurup yutucu bir yangın. Ormanın yangından sonraki kapkara mahvolmuş hali de benim kavgadan sonraki duygularıma benzer. Yarım saatlik bir sessizlik ve düşünme bana yaptığım işin çılgınlığını, nefret edip nefret bulduğum bu evdeki durumumun acıklı tablosunu göstermeye yaramıştı. Ömrümde ilk olarak öcalmanın tadını duyuyordum. Bu, ilk içildiği zaman kanı kaynatıp başı döndüren kokulu bir şaraba benziyordu. Sonradan ağzımda bıraktığı paslı, madeni, buruk lezzet bana zehirlenmişim gibi bir duygu verdi. Şimdi gidip Mrs. Reed'den seve seve özür dileyebilirdim. Ama yarı deneyimlerim sayesinde, yarı içgüdülerimle biliyordum ki bu onun benden iki kat nefretle yüz çevirmesine yol açacak. Böylece benim yaratılışımdaki bütün ateşli duygular da yeniden alevlenecekti. Bağırıp çağırmaktan daha iyi bir iş yapmaya, Üzgünlükten, öfkeden daha az kötü duygular duymaya ihtiyacım vardı. Bir kitap aldım elime. Bir takım Arap masalları. Oturdum okumaya çalıştım. Ama okuduğumdan hiçbir şey anlamıyordum ki. Her zaman severek okuduğum sayfalarla gözlerimin arasına şimdi düşüncelerim giriyordu. Kahvaltı odasının canlı kapısını açtım. Fidanlık pek kıpırtısızdı. Eritecek ne güneş ne de rüzgar olmadığı için o müthiş don hala bahçeye egemendi. Elbisemin eteğini başıma kollarımı örterek kuruluğun kuytu yerlerinde şöyle bir yürüyüşe çıktım ama sessiz ağaçlar yerlere dökülmüş kuru çam kozalakları rüzgarlar zevk vermedi bana bir çit kapısına yaslanarak üzerinde artık koyunların gezinmediği otları sararmış kavrulmuş bomboş tarlalara baktım kurşun renkli bir gündü kar yağacağını belli eden puslu bir gök her şeyin üzerine tente gibi gerilmişti durup durup kar serpiliyordu Donmuş toprağın bembeyaz kırağı kaplı çayırların üzerine konan kar taneleri erimeden kalıyordu. Ben de kıyasıya dertli bir çocuk orada durmuş kendi kendime ne yapacağım ben şimdi? ne yapacağım diye fısıldıyordum. Ansızın dubturu bir sesin Jane nerelerdesin? Yemeğe gelsene diye çağırdığını duydum. Besiydi bu. İyi biliyordum ama yerimden kımıldamadım. Dadının çevik ayak sesleri koru yolunda hafifçe koşarak yaklaştı. ''Seni yaramaz seni. İnsan çağrılınca gelmez mi?'' Gerçi Bessie çoğu zaman olduğu gibi gene bana biraz kızgındı ama benim aklıma sar, sardırmış olduğum düşüncelerin yanında onun varlığı ne de olsa sevindirici kalıyordu. Daha doğrusu Mrs. Reed aramda geçen çatışmada kazandığım zaferden sonra onun gelip geçici kızgınlığını aldırış edecek halim yoktu. İçimden onun gençliğiyle, neşesiyle avunmak geliyordu. Gidip boynuna sarıldım. Kuzum, besicim, ne olur azarlama beni, dedim. Bu onun şimdiye kadar benden hiç görmemiş olduğu bir korkusuzluk, açık yüreklilikti. Nedense hoşuna gitti. Yüzüme bakarak, sen tuhaf bir çocuksun Jane, dedi. Kimselere benzemeyen, yalnız bir yaratık. Nasıl, okula gidiyorsun değil mi? Evet, gibilerden başımı eğdim. Zavallı Besi'yi bırakıp giderken ağlamayacak mısın? Besi beni sevmiyor ki. Hep paylıyor beni. Acayip, ürkek, utangaç bir şeysin de ondan. Daha yürekli, daha atılgan ol. Ya, daha çok dayak yemek için değil mi? Ne münasebet. Gerçi biraz gadre uğramıyor da değilsin ya. Annem geçen hafta beni görmeye geldiğinde söyledi. Bu kızın yerinde benim çocuklarımdan biri olsaydı dayanamazdım diye. Ama hadi artık gel içeri. Hem sana iyi bir haberim var.'' Hiç sanmıyorum Besi. Amma çocuk ha. O da ne demek? Neden öyle tasalı gözlerle bakıyorsun sen bana? Sahiden iyi haberim var işte. Hanımla çocukları bugün akşam çayına bir yere çağrılılar. Seninle ben baş başa çay içeceğiz. Aşçıya rica edeceğim. Küçük bir pasta yapsın sana. Sonra birlikte senin çekmecelerini gözden geçireceğiz. Çünkü senin bavullarını ben hazırlayacağım. Hanım senin birkaç güne kadar gitmeni kararlaştırmış. Hangi oyuncakları almak istiyorsan onları da seçersin. Beysi söz ver. Ben gidinceye kadar azarlamaca yok. Peki söz veriyorum ama sen de uslu duracaksın. Benden de korkmayacaksın. Azıcık sert konuştum diye hemen ürkme. İnsanın tepesi atıyor. Senden bir daha hiç korkmayacağımı sanmıyorum Beysi. Çünkü sana çok alıştım. Şimdi artık yeni gittiğim yerdeki insanlardan korkacağım. Onlardan korkarsan sevmezler seni. Senin beni sevmediğin gibi öyle mi Beysi? Ben seni sevmiyor değilim ki Jane. Seni ötekilerin hepsinden çok severim belki de. Seviyorsan bile hiç belli etmiyorsun. Ah seni şeytan. Bugün senin konuşman bile değişmiş. Nereden geldi bu cüret, bu açıklık sana? Nasıl olsa yakında ayrılıyorum senden. Hem zaten... Mrs. Reed'le aramda geçenlerden söz edecektim ama düşününce bir şey söylememeyi daha doğru buldum. Demek benden ayrılacağına bu kadar seviniyorsun. Hiç de sevinmiyorum Beysi. Hele şu sırada basbayağı üzülüyorum. Şu sıradaymış, basbayağıymış. Küçük hanımcığım ne de serin kanlı konuşuyor. Şu sırada senden bir öpücük istesem vermezsin bana. Şu sırada olmaz dersin besbelli. Hem de seve seve öperim seni. Eysene başına. Bir eğildi. Kucaklaşıp öpüştük. Sonra içim yatışmış olarak onun peşinden eve gittim. Öğleden sonrayı huzur içinde geçirdik. Akşamda Bessie bana en güzel masallarını anlattı. En tatlı şarkılarını söyledi. Benim hayatımda bile böyle güneşin parladığı zamanlar oluyordu. 19 Ocak sabahı saat 5'i yeni vuruyordu. Besi elinde bir mumla benim yatağa yattığım yükleye geldi. Beni çoktan kalkıp giyinmiş durumda buldu. Ben daha o gelmeden yarım saat önce kalkmış, batan ayın dar pencereden içeri vuran ışığında giyinmiştim. Gateshead konağından o sabah saat 6'da bahçe kapısının önünden geçecek bir post arabasıyla ayrılıyordum. Bu saatte Besi'den başka kalkan olmamıştı. Besi çocuk odasındaki şömineyi yakmıştı. Şimdi de benim için kahvaltı hazırlamaya başladı. Yol heyecanı içinde yemek yiyebilen çocuk pek azdır. Ben de tıkanmıştım. Besi bana hazırladığı sıcak sütle ekmekten biraz yemem için üstelediyse de boşuna. Sonunda bir kağıda birkaç çörek sarıp çantama koydu. Bileklerime kadar inen uzun paltomla başlığımı giymeme yardım etti. Kendisi de bir şala sarınarak benimle dışarı çıktı. Mrs. Reed'in yatak odasının önünden geçerken Bezi, gidip hanımla vedalaşmaz mısın diye sordu. Yok Besi, dün sen akşam yemeğine indiğin zaman yengem benim başucuma geldi. Bu sabah kendisini de çocukları da rahatsız etmeme gerek olmadığını söyledi. Onun iyiliklerini hiç unutmamamı, Yatsın ayıp, ömür boyu ona minnettar kalmamı tembih etti. Ya sen ne dedin Jane? Hiç, yorganı yüzüme örttüm, ona sırtımı çevirip duvara döndüm. Ayıp etmişsin Jane. Hiç de ayıp etmedim besi. Senin hanımın bana iyilik değil, kötülük etti. Aman Jane, deme böyle. Giriş olundan geçip sokak kapısından dışarı çıkarken elveda geçse et diye bağırdım. Ay batmıştı. Ortalık zifiri karanlıktı. Bisi'nin elindeki fenerin ışığı ıslak merdiven basamaklarının çamurlu yolun üzerinde oynuyordu. Kıraz çözülmüştü ama kış sabahı ayaz mayaz soğuk mu soğuktu. Araba yolunda hızlı hızlı ilerlerken dişlerim birbirine vuruyordu. Kapıcı evinde ışık vardı. Kapıcının karısı ocağını daha yeni yakmaktaydı. Dün gece getirilmiş olan sandığım iple bağlı olarak kapıda duruyordu. Altıya birkaç dakika kalmıştı. Saat 6'yı vurduktan az sonra uzaktan uzağa tekerlek sesleri posta arabasının yaklaştığını bildirdi. Kapıya gittim. Arabanın lambalarının karanlıklar içinden hızla yaklaşmasını seyrettim. Kapıcının karısı kendi başına mı gidiyor diye sordu. Besi evet dedi. Ne kadar yol gidecek? 70-80 kilometre. Pek de uzakmış. Mrs. Reed kızcağızı bu kadar uzun yola yalnız göndermekten nasıl oluyor da korkmuyor. Araba kapının önünde durdu. Dört atı vardı. İçi de yolcu doluydu. Arabacı da muhafız da bana çabuk ol diye bağırdılar. Sandığım alınıp yukarı çekildi. Besiye sarılmış öpüp duruyordum. Kollarımı onun boynundan çözdüler. Beni kaldırıp arabaya bindiren muhafıza besi aman ha iyi bak kızımıza diye seslendi. Muhafız merak etme dedi. Kapı pat diye vurulup kapandı. Bir ses tamam diye bağırdı. Kalktık. İşte böylece Besi'den de Gateshead'den de beni ayırdılar. Bilinmeyen bir yere doğru salıverdiler. Gittiğim yer gözümde uzak mı uzak ve çok da gizemliydi. Yolculuktan aklımda pek az şey kaldı. Yalnız günün bir türlü bitmek bilmediğini, sanki yüzlerce kilometrelik yol gittiğimizi sanıyorum. Birçok kasabadan geçtik. Bunlardan birinde çok büyük bir kasabaydı. Araba durdu. Atları çözdüler. Yolcular da öğle yemeği yemek için indiler. Muhafız beni kucağında bir hana götürdü. Yemek yedirmek istedi ama hiç iştahım olmadığı için beni koskocaman bir salonda tek başıma bıraktı. Bu salonun iki ucunda birer şömine, tavanından aşağıya sarkan bir avize, yukarıda da kırmızı perdeli bir balkon vardı. Salonda uzun zaman gezindim durdum. İçimde sonsuz bir gariplik duyuyor. Birileri gelip de beni kaçırıverecek diye müthiş korkuyordum. Çocuk kaçıran haydutların hünerleri Besinin şömine başı masallarında sık sık geçtiği için onların varlığına iyice inanırdım. Sonunda muhafız gelip beni aldı. Gene arabaya bindirildim. Muhafız kendi yerine geçip o kof sesli borusunu öttürdü. L kasabasının taş sokakları boyunca sarsılarak yola düzüldük. Öğleden sonra yağmur başladı. Bir de hafif sis bastırdı. Alaca karanlık inmeye başladığı zaman Gateshead'den artık iyice uzaklaşmıştık. Kasabalardan geçmiyorduk artık. Çevrenin manzarası değişmiş, ufuk boyunca kocaman, boz tepeler kümelenmişti. Hava iyice kararırken ormanlarla karanlıklaşmış bir vadiye geldik. Geceliğin çevre görünmez olduktan sonra ağaçlar arasında delice hırıldayan azgın rüzgarın sesini işittim durdum. Bu ses ne gibi gelmiş olsa gerek ki sonunda uyuyakalmışım. Ama Dalalı pek çok olmadan arabanın birden duruşuyla uyandım. Araba kapısı açılmış, hizmetçiye benzer biri belirmişti. Lambaların ışığında onun yüzünü, entaresini görebiliyordum. ''Burada Jane Eyre adında bir kız çocuğu var mı?'' diye sordu. ''Evet'' dedim. O zaman beni kucaklayıp indirdiler. Sandığımı da yere bıraktılar. Araba hemen kalkıp uzaklaştı. Uzun zaman oturmaktan her yanım tutulmuş, arabanın sarsıntısı, tangırtısı başımı sersem etmişti. Biraz kendimi toparlamaya çalışarak çevreme bakındım. Her yer yağmur, rüzgar, karanlık içindeydi. Gene de karşımda bir duvar ve açık bir kapı olduğunu hayal meyal seçebildim. Yeni kılavuzumla birlikte bu kapıdan girdim. Kadın kapıyı arkamızdan kapadı, kilitledi. Şimdi çok pencereli, pencerelerinin kimisi ışıklı bir ev ya da evler görünmüştü. Çünkü yapı iyice uzun yaygındı. Şakır şakır yağmur altında geniş çakıllı bir yoldan ilerledik. Evin kapılarından biri açıldı. Bizi içeri aldılar. Sonra hizmetçi kadın beni bir koridordan geçirerek şöminesi yanan bir odaya götürdü. Burada beni tek başıma bırakıp gitti. Ocak başına geçip uyuşmuş parmaklarımı ateşte ısıttım. Sonra çevreme bakındım. Şam'dan falan yoktu ama şöminedeki alevlerin ışığı, kağıt kaplı duvarları, halılarla perdeleri, pırıl pırıl mağın eşyaları yer yer aydınlatıyordu. Bir salondu burası. Gage konağın salonu kadar geniş, şahane olmamakla birlikte rahat, oturaklı sayılırdı. Ben duvardaki bir tablonun konusunu çıkarmaya çalışıyordum ki kapı açıldı. Eli Şam'danlı birisi içeri girdi. Peşinden de bir ikinci kişi. Önden yürüyeni uzun boylu, kara saçlı, kara gözlü bir hanımdı. Benzi soluk, alnı geniş. Ciddi bir yüzü, dimdik bir duruşu vardı. Omzundaki şal vücudunu biraz gizliyordu. Elindeki şandanı masanın üstüne bırakarak ''Çocuk daha pek küçükmüş, yalnız başına yolculuk edecek yaşta değilmiş.'' dedi. Bir an beni dikkatle süzdü. Sonra ''Hemen yasa iyi olacak, pek yorgun görünüyor.'' diye ekledi. Elini omzuma koyarak ''Yorgun musun?'' diye sordu. ''Biraz efendim.'' Karnın da açtır besbelli. Miss Miller, yatırmadan önce yemek verin ona. Yavrucuğum, annenden babandan bu ilk ayrılışın mı? Öksüz olduğumu anlattım ona. Annemle babamın ne zaman öldüklerini, yaşımı, adımı, okuma, yazma, biraz da dikiş bilip bilmediğimi sordu. Sonra parmağıyla yavaşça nağıma dokunarak, umarım uslu durursun, dedi. Beni Miss Miller'la birlikte dışarı gönderdi. Uzun boylu hanım 29-30 yaşlarında görünüyordu. Miss Miller ondan birkaç yaş daha küçük gibiydi. Uzun boylu hanımın sesi, tutumu, kişiliği üzerimde iyi bir etki bırakmıştı. Miss Miller daha sıradan bir insandı. Yüzü didinmekten çökmüş gibi görünüyorsa da yanakları kırmızı kırmızıydı. Yapılacak bir sürü işi olan insanlar gibi telaşlı, aceleci bir hali vardı. Bir öğretmen yardımcısına benziyordu ki görevinin gerçekten de bu olduğunu sonradan öğrendim. O önde ben arkada girintili çıkıntılı geniş bir yapının içinde odadan odaya koridordan koridora geçtik. En sonunda yapının bu kesiminde hüküm süren mutlak, sıkıcı sessizlikten sıyrılarak birçok sesin uğultusunu duyduk. Biraz sonra içinde 9'dan 20'ye kadar her yaşta bir sürü kız bulunan geniş, uzun bir odaya girdik. Odanın her bir ucunda çam tahtasından kocaman ikişer masa vardı. Her birinin üzerinde bir çift mum yanmaktaydı kızlar da bu masaların çevresindeki sıralara oturmuşlardı. Mumların örgün ışığında bu kızlar sayılamayacak kadar kalabalık göründü gözüme. Oysa gerçekte 80'den çok değillerdi. Hepsi de birbirine eş, garip biçimli, kahverengi kaba kumaştan entariler giymiş, önlerine upuzun önlükler bağlamışlardı. Ders çalışma saati olduğu için kızlar bir gün sonraki ödevlerini hazırlamakla uğraşıyorlardı. Biraz önce duyduğum uğultu onların hepsinin birden derslerini mırıldanarak yineli işlerinden kaynaklanıyormuş. Miss Miller bana kapı yanında bir sıraya oturmam için el etti. Sonra o uzun odanın baş köşesine ilerleyerek sınıf başkanları ders kitaplarını toplayın, kaldırın diye seslendi. Dört ayrı masadan uzun boylu dört kız ayağa kalktılar. Kitapları toplayarak kaldırdılar. Miss Miller gene buyruk verdi. Sınıf başkanları yemek tepsilerini getirin. O uzun boylu kızlar dışarı çıktılar. Bir süre sonra her birinin elinde bir tepsi geldiler. Tepsilerde içlerinde ne olduğunu anlayamadığım tabaklar, bir sürü su, bir de bardaklardı. Tabaklar kızlara dağıtıldı. Susuyanlar bardakları ortaklaşa kullanarak su içiyorlardı. Sıram gelince ben de içtim. Çünkü susamıştım. Ama yorgunluktan heyecandan yiyecek halim kalmadığı için yemeğe dokunmadım. Yalnız şimdi bunun dilimlere ayrılmış ince bir yulaf çöreğinden ibaret olduğunu görebiliyordum. Yemek bitince Miss Miller dualar okudu. Kızlar ikişer ikişer yukarı çıktılar. Artık yorgunluktan bitik durumda olduğum için yatakhanenin nasıl bir yer olduğunu ayrımlamadım bile. Yalnız aşağıdaki sınıf gibi upuzun bir odaydı. O gecelik Miss Miller'ın yatağını paylaşacakmışım. Soyunmama da yardım etti. Yattığım zaman uzun bir sıra oluşturan yataklara baktım. Her yatağa çarçabuk iki kız girip yatıyordu. Odanın tek ışığı on dakika içinde söndürüldü. Sessizliğin, zifiri karanlığın içinde uyuyakalmışım. Gece çabuk geçti. Öyle yorgundum ki rüya bile görmedim. Yalnız bir kez uyandım. Rüzgarın çılgın gibi estiğini, yağmurun sağanaklarla yağmakta olduğunu duydum. Miss Miller gelip yanıma yatmıştı. Gözlerimi bir daha açtığımda yüksek sesle bir çıngırak çalıyordu. Kızlar kalkmış giyinmekteydiler. Şafak henüz sökmemiş olduğu için odayı bir iki lambanın ışığı aydınlatmaktaydı. Ben de istemeye istemeye kalktım. Acı bir soğuk vardı. Titremekten doğru dürüst giyinilemiyordu. Ama elimden geleni yaptım. Başı boş duran bileyen ibrik bulunca da yıkandım. Bu pek çabuk olmadı. Çünkü odanın ortasında sehpalar üzerinde duran leğen ve ibriklerden her altı kıza bir tane düşüyordu. Çıngırak gene çaldı. Herkes ikişer ikişer sıra oldu. Böyle sıralarla merdivenlerden indik. Örgün mum ışığıyla aydınlatılmış soğuk dersliğe girdik. Burada Miss Miller gene dualar okudu. Sonra sınıflar yerlerine diye seslendi. Derslikte birkaç dakika curcuna hüküm sürdü. Bu arada Miss Miller durmadan susun yavaş diye bağırıyordu. Ortalık yatıştığı zaman bütün kızların derslikteki dört masanın başına konmuş olan birer sandalyenin önünde birer yarım daire oluşturmuş olduklarını gördüm. Her kızın elinde bir kitap vardı. Masaların üzerinde henüz boş duran sandalyelerin önünde incile benzer kocaman birer kitap duruyordu. Şimdi dersliğe kalabalığın yarattığı alçak belirsiz bir mırıltıyla dolu bir sessizlik çökmüştü. Miss Miller, bir sınıftan öbürüne giderek bu mırıltıyı susturmaya çalışıyordu. Uzakta bir yerde bir çıngırak çaldı. Bunun hemen ardından da içeriye üç hanım girdi. Her biri bir masanın başına geçerek sandalyeye oturdular. Dördüncü sandalyeye de Miss Miller geçti. Kapıya en yakın olan bu masanın başına çocukların en küçükleri toplanmıştı. Beni de bu ilk sınıfa çağırdılar. En arkaya oturttular. Ders başladı. Günlük dua yinelendi. Sonra İncil'den sureler, ayetler okundu ki bu bir saat sürdü. Bu iş bittiğinde şafak sökmüş bulunuyordu. O hiç yorulmak bilmeyen çıngırak bir dördüncü kez çaldı. Sınıflar gene sıra sıra yemekhaneye götürülerek kahvaltı masalarına oturtuldular. Yemek yiyeceğimizi anlayınca öyle bir sevindim ki bir gün önce hemen hemen hiçbir şey yememiş olduğum için şimdi açlıktan hasta gibiydim. Yemekhane basık tavanlı, karanlık, kocaman bir odaydı. İki uzun masanın üzerine dizilmiş taslardan sıcak bir şeylerin dumanı tütmekteydi. Yazık ki bu dumanların kokusu hiç de iştah açıcı değildi. Kokuyu her alanın hoşnutsuzlukla yüz buruşturduğunu gördüm. İlk önce oturan en yüksek sınıfın öğrencisi uzun boylu kızlardan rezalet çorbanın gene dibini tutturmuşlar diye fısıltılar yükselmeye başlamıştı. Bir ses susun diye bağırdı. Bu Miss Miller değil de asıl öğretmenlerden biriydi. Şık giyimli olmakla birlikte biraz somurtkan duran ufacık esmer bir hanımdı. Bu kadın masalardan birinin başına geçti. Öbür masanın başına da daha tombul bir hanım oturdu. Gece gördüğüm hanımı gözlerimle boş yere arıyordum. Görünürlerde yoktu. Benim oturduğum masanın ayak ucunda Miss Miller, öteki masanın ayak ucunda da garip yabancı görünüşlü, yaşlıca bir kadın oturuyordu. Bunun Fransızca öğretmeni olduğunu sonradan öğrendim. Uzun bir dua okundu. ilahi söylendi. Sonra bir hizmetçinin öğretmenler için çay getirmesiyle kahvaltıya başlandı. Kurt gibi aç, açlıktan da artık yarı baygın durumda olduğum için Önümdeki çorbadan tadına madına aldırış etmeksizin birkaç kaşık içtim. Gel gelelim, ilk açlığım geçince tabağımdaki şeyin iç bulandırıcı bir lapa olduğunu ayrımsadım. Dibi tutmuş çorbada yanık patates gibi berbat fines nedir? İnsan açlıktan ölse bile birkaç kaşık yedikten sonra kusacağı gelir. Kaşıklar ağır ağır kalkıp iniyordu. Kızların çorbayı tattıklarını, yutmaya çabaladıklarını görüyordum. Ama her biri de bu çabadan hemen vazgeçti. Daha kimse kahvaltı etmeden kahvaltı sona ermişti. Bize nasip olmayan nimetler için şükran duaları okunduktan sonra bir ilahi daha söylendi. Yemekhaneden dersliğe aktarma yapıldı. Yemekhaneden en son çıkanlardan biri de bendim. Öğretmenlerden birinin çorba taslarından birini alıp tadına baktığını gördüm. Öğretmen hanım öteki öğretmenlere baktı. Hepsinin yüzünde hoşnutsuzluk okunuyordu. Sonra içlerinden biri o tombul olanı Berbat bir şey, ne ayıp diye fısıldadı. Ders çeyrek saat sonra başladı. Bu 15 dakika süresince derslikte şahane bir curcuna koptu. Anlaşılan bu çeyrek saat boyunca yüksek sesle konuşup gülüşmeye izin vardı. Kızlar da bu ayrıcalıktan yararlanıyorlardı. Bütün laf biraz önceki kahvaltı üzerindeydi. Herkes çorbayı yerin dibine batırmakta birlik olmuş gibiydiler. Zavallılar, tek avuntuları buydu. Odada Miss Miller'dan başka öğretmen yoktu. Büyük kızlardan birçoğu onun çevresini sarmış, ciddi, asık yüzle konuşuyorlardı. Laf arasında kaç kez Mr. Bracklehurst adı geçti. Miss Miller bunu duyunca paylar gibi başını sallıyordu ama kızların yaygın öfkesine gen vurmaya pek kalkmıyordu. Besbelli o da paylaşıyordu bu öfkeyi. Ders odasındaki saat 9'u vurunca Miss Miller kızların yanından ayrıldı. Odanın ortasına giderek Susun, herkes yer yerine, diye bağırdı. Disiplin kendini gösterdi. O hayhuy içindeki kalabalık beş dakikada düzene girdi. Babil Kulesi'ni andıran gevezelikler sessizliğe gömüldü. Öğretmenler de yerlerini almışlardı ama gene de herkes bir şeyler bekler gibiydi. Odanın iki duvarı boyunca uzanan sıralara dizilmiş seksen kız kımıldamadan dimdik oturuyorlardı. Tuhaf hatta gülünç bir görünüşü vardı bu topluluğun. Her kızın saçı arkaya doğru taranmıştı. Kimsede tek bir lüle bile yoktu. Yüksek dar yakalıklı kahverengi elbiseler giymişler. Önlerine de iş torbası niyetine torba cepler asmışlardı. Hepsinin de ayağında yün çorap, maden tokalı köy işi kunduralar vardı. Bu kılığa bürünmüş 80 kızdan en az 20'si yetişkin kızlardı. Bu kılık onların üzerinde hiç de iyi durmuyor, en güzellerine bile bir acayiplik veriyordu. Bir yandan kızları seyrederken ara sıra da öğretmenleri süzüyordum. Hiçbiri tam olarak hoşuma gitmemişti. Tombul olanı biraz kabaca, esmer olanı biraz sertçe, yabancıya benzeyeni soğuk, acayipti. Miss gelince, zavallıcık, morarmış, çökmüş, bitkin bir görünümü vardı. Gözlerim böyle yüzden yüze dolaşıp dururken bütün kızlar aynı zamanda yaylarına basılmış gibi ayağa kalktılar. Ne olmuştu? bir buyruk falan verildiğini duymadığım için şaşırmıştım. Ben daha ne olduğunu anlamadan kızlar gene yerlerine oturmuşlardı bile. Ama şimdi bütün gözler bir noktaya çevrilmiş olduğu için ben de o yana baktım ve o gece beni karşılamış olan kadını gördüm. Uzun odanın öbür ucundaki şöminenin önünde durmuş ciddi bakışlarla sessiz kızları süzüyordu. Miss Miller ilerleyerek ona bir şeyler sordu. Aldığı karşılık üzerine gene yerine oturduktan sonra üç sınıf başı coğrafya kürelerini getir diye buyurdu. Kız bu buyruğu yerine getire dursun, yeni gelmiş olan hanım yavaş yavaş odanın öbür başına doğru yürüdü. Onun bu gidişine takılan bakışlarımdaki tapınmaya benzer hayranlık hala içimdedir. Şimdi böyle gündüz aydınlığında bakınca görmüştüm. Bu hanım uzun boylu, beyaz tenli, pek biçimli bir kadındı. Kalemle çizilmiş gibi ince uzun kirpiklerle çevrili, İyilik dolu koyu ela gözleri o geniş alnının beyazlığıyla çelişiyordu. Çok koyu kestane rengi saçları da günün modasına göre şakaklarının üzerinden yuvarlak bülelerle kıvrılmıştı. Mor yönlüden yapılmış olan elbisesi de günün modasına uygun İspanyol işi siyah kadife şeritlerle süslenmişti. Kuşağında altın bir cep saati parıldıyordu. Bunlar o sıralarda şimdiki gibi ayağa düşmemişti. Okurlarım tabloyu tamamlamak için bunlara kibar, ince yüz çizgileri, biraz soluk ama pek duru biten, sultanlar gibi bir yürüyüş bir de ele, eda eklerlerse, Miss Temple'ın dış görünüşü konusunda sözlerin verebileceği kadar doğru bir izlenim edilmiş olurlar. Sonradan kiliseye giderken taşıyayım diye bana verdiği dua kitabının iç sayfasındaki yazıdan onun tam adının Maria Temple olduğunu öğrenecektim. Lovut okulunun müdürü, evet Miss Temple okulun müdürüydü, masalardan birinin üzerine konan iki kürenin başına geçerek en üst sınıfı çevresine topladı. Coğrafya dersi vermeye başladı. Öteki sınıflar da öğretmenlerinin çevresine toplandılar. Tarih, dil bilgisi falan bir saat kadar sürdü. Bundan sonra yazı dersi, aritmetik dersi başladı. Miss Temple'la büyük kızlardan birkaçı da müzik dersi verdiler. Her dersin süresi saatle belirtilmişti. En sonunda saat 12'yi çaldı. Müdire ayağa kalktı. Öğrencilere bir söyleyeceğim var dedi. Ders sonucu cunası kopmaya başlamışken onun sesiyle duruldu. Bu sabah size öyle bir kahvaltı verilmiş ki yiyememişsiniz diyordu. Karnınız aç olsa gerek. Hepinize peynir ekmek dağıtılması için emir verdim. Öğretmenler ona şaşkınlıkla bakar gibiydiler. Miss Temple onlara açıklama yapar gibi bir sesle sorumluluğu kendi üzerime alıyorum dedi ve çıktı gitti. Biraz sonra peynir, ekmekler getirilerek dağıtıldı. Bütün okulun karnı doydu, yüzü güldü. Bu kez de bahçeye diye buyruk verilince kızlar başlarına basma bağcıklı kaba saba birer hasır şapka giydiler. Omuzlarına birer gri pelerin aldılar. Ben de öyle giyindim. Onlarla birlikte açık havaya çıktım. Bahçe dedikleri yer geniş bir avluydu. Her türlü manzarayı kapatan son derece yüksek duvarlarla çevriliydi. Bir yanında bir sundurma uzanıyordu avlunun ortasında da birbirinden geniş yollarla ayrılmış küçük küçük bölmeler vardı. Bunlar çiçek, bitki falan yetiştirmeleri için öğrencilere verilmişti. Her öğrencinin bir bölmesi vardı. Çiçeklerle doluşunca güzelleşecekleri belliydi. Ama şimdi Ocak ayının son yarısında her şey soğuktan kavrulmuş, yağışlardan çürümüş, boz bir yıkıntı halindeydi. Orada durmuş dört bir yanıma bakınırken ürperiyordum açık havaya çıkılacak gibi bir gün değildi. İyice yağışlı değilse de sapsarı, sis gibi inen bir ahmak ıslatan havayı karartmıştı. Yerlerde hala bir gün önceki sağanakların çamuruyla vıcık vıcıktı. Kızların gürbüz olanları koşuşarak hareketli oyunlar oynuyorlardı. Soluk benizi zayıf olanları ise yağıştan soğuktan korunmak için sundurmaya sığınmışlardı. Sis o titreyen vücutlarına işledikçe birçoğu da kof kof öksürüyordu. O zamana kadar hiç kimseyle konuşmamıştım. Benimle ilgilenen de yoktu. Yapayalnız duruyordum bahçede. Ama bu yalnızlığa alışıktım. Pek ağrıma gitmiyordu. Sundurmanın direklerinden birine dayanıp gri pelerinime iyice sarındım. Beni dışarıdan ısıran soğukla içeriden kemiren açlığı unutmaya çalışarak kendimi çevreyi seyretmeye bir yandan da düşünmeye verdim. Düşüncelerim çok belirsiz, bölük pörçük olduğu için yazmaya değmez. Nerede olduğumun bile pek farkında değildim henüz. Gateshead'de geçmişteki yaşantımda ölçülemez uzaklıkların arkasında kalmış gibiydi. Bugünün belirsiz yabancıydı. Geleceğim üzerine de hiçbir bildiğim yoktu. Manastır avlusuna benzeyen bahçeye, sonra da okul yapısına baktım. Bu yarısı gri ve eski, yarısı da epey yeni olan kocaman bir yapıydı. Yatakhane ile dersliği kapsayan yeni bölümde kilisemsi bir hava yaratan kafesli oymalı pencereler vardı. Kapının üzerindeki taş bir levhada şöyle yazıyordu. Lowood Kurumu Bu bölüm bu ilde oturan Bracklehurst konağından Naomi Horst tarafından onarıldı. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yücelsinler. Kutsal Kitap Yeni Ahit Matta 5.16 bu sözcükleri kaç kez üst üste okudum. Bir şeyler anlatmaları gerektiğini seziyordum ama anlamlarını iyice kavrayamıyordum. Kurum sözcüğünün ne anlama geldiğini çıkarmaya, ilk cümleyle sonraki sure arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyordum ki arkamda bir öksürük sesi duyarak başımı çevirdim. Yakınımdaki taş sıralardan birinde bir kızın oturduğunu gördüm. Başını eğmiş, okuduğu kitaba kendini iyice vermiş gibiydi. Durduğum yerden kitabın adını görebiliyordum. Habeşistan Prensi Rasselas'ın hikayesi. Bu adı yadırgadım. Bu yüzden de hoşuma gitti. Kız bir sayfayı çevirirken başını kaldırınca ben hemen kitabın sürükleyici mi bari diye sordum. Sen bitirince ben de okuyabilir miyim diye sormaya da niyetlenmiştim. Kız birkaç saniye duralayıp beni süzdükten sonra ben beğendim dedi. Ne üstüne diye sordum. Böyle bir yabancıyla konuşmayı nasıl göze alabildiğimi pek anlayamıyorum. Yaradılışıma, huylarıma aykırı bir şeydi bu. Ama onun yaptığı işi kendime yakın bulmuştum galiba. Çünkü ben de okumayı pek severdim. Yalnız benim alışık olduğum kitaplar daha hafif, çocuksu şeylerdi. Ağır yapıtları daha ne anlayabiliyordum ne de tadına varıyordum. ''Kız kitabı bana uzatarak istersen bakabilirsin.'' dedi. Baktım. Şöyle bir karıştırınca bu kitabın hiç de adı kadar çekici olmadığına karar verdim. Benim çocuksu beğenime göre sıkıcıydı biraz... Periler, inler, cinlerle ilgili bir şey yoktu içinde. Sık yazılarla kaplı olan sayfaları da göz alıcı resimlerden yoksundu. Kitabı geri verdim. Kız hiç sesini çıkarmadan aldı. Gene deminki gibi dalıp gitmeye niyetliydi besbelli. Yeniden cesaretimi toplayarak, şu kapının üstündeki taş levhada yazılanların anlamı nedir, bana söyleyebilir misin diye sordum. Lovut kurumu nedir? İçinde bulunduğun yer. Neden kurum diyorlar öyleyse? Öteki okullardan bir başkalığı var mı? Bir bakıma bir hayır yuvasıdır burası. Sen, ben, hepimiz bağışla geçinen çocuklarız. Sen de kimsesiz olsan gerek. Ya baban ya da anan ölmüş pes belli, öyle değil mi? İkisi de ben çok küçükken ölmüşler. İşte böyle, buradaki kızların hepsi anne babalarından ya birini ya da ikisini birden yitirmişler. Burası da kimsesiz çocukların okuduğu bir yuva. Hiç para vermiyor muyuz? Parasız mı bakıyorlar bize? Dedilerimiz her birimiz için yılda 15 altın öderler. Öyleyse neden bağışla geçiniyormuşuz? Hem bakım hem de okuma giderlerimiz için 15 altın yetmez de ondan geri kalanı bağış olarak toplanıyor. Kimlerden? Bu dolaylardaki Londra'daki bir takım iyiliksever hanımlarla beylerden. Naomi Brooklers kimmiş? Levha'da yazıyor ya binanın bu yeni bölümünü yaptıran hanım. Oğlu da okulu yönetiyor. Neden? Okulun mü mütemmedi, idare müdürü de ondan. Yani bu bina o uzun boylu hanımın, hani kolunda saati vardı bize peynir ekmek verilmesini söyledi, onun değil mi? Miss Temple mı? Yok canım, keşke onun olsaydı. O her yaptığı iş için Mr. Bracklehurst'e hesap vermek zorunda. Bütün yiyeceklerimizi, giyeceklerimizi de Mr. Bracklehurst alır. Burada mı da oturuyor o da? Yok, üç kilometre kadar ötede. Geniş bir köşkleri var. İyi bir adam mı bari? Kendisi papazmış. iyilik işlerini pek severmiş. O uzun boylu hanım. Miss Temple mı dedin? Evet. Ya öteki öğretmenlerin adları ne? Kırmızı yanaklısı Miss Smith. Ev işi, biş, biçki dikiş derslerine bakar. Biz bütün giydiklerimiz kendimiz dikeriz. Elbiselerin her şey. O kara saçlı ufak tefek olanı Miss K. Tarihle dil bilgisi öğretir. İkinci sınıfın ezberlerini dinler. Omzuna şal saran, beline sarı bir kurdeleyle mendil bağlayan da Madame Pierrot'tur. Fransa'nın Liel kentinden gelme Fransızca öğretmeni. Sever misin öğretmenlerini? E işte kötü sayılmazlar. O ufarak esmer olanıyla o madam şeyi seviyor musun adını söyleyemiyorum senin gibi. Miss Karcher çabuk öfkelenir. Kızdırmamaya bak. Madame Pierrot da kötü insan değildir. Ama Miss Temple hepsinden iyi değil mi? Çok iyidir. Çok da akıllı. Hepsinden üstündür o. Çünkü onlardan çok daha bilgilidir. Çoktandır burada mısın sen? İki yıldır. Kimsesiz misin sen de? Annem yok. Seviyor musun okulu? Sen biraz fazla soru soruyorsun. Artık yetti. Şimdi kitabımı okumak istiyorum. Tam o sırada öğle yemeği için grağı aldı. Herkes içeri girdi. Yemekhaneyi dolduran koku, kahvaltı sırasında gönlümüzü bulandıran kokudan daha iştah açıcı değildi. Yemek iki tane kocaman kalaylı kazanın içindeydi. Bu kazanlardan dışarıya yanık et yağı kokan koyu buharlar fışkırıyordu. Yemeğin bir arada pişirilmiş lezzetsiz patateslerle ne yüdüğü belirsiz pas renkli et parçalarından ibaret olduğunu gördüm. Bu nesneden her kıza oldukça bol sayılabilecek bir övüm verildi. Yiyebildiğim kadarını yedim. İçimden de acaba bütün yemekler böyle mi çıkacak diye geçiriyordum. Yemekten sonra hemen ders odasına geçtik. Ders saat beşe kadar sürdü. Öğleden sonra dikkat eder bir tek şey oldu. Sundurmada konuşmuş olduğum kızı Miss Kacher, tarih dersinden kovdu. Ceza olarak da odanın orta yerinde ayakta tuttu. Bu ceza çok yüz kızartıcı gibi geldi bana. Hele böyle büyük bir kız için. Çünkü 13-14 yaşlarında gösteriyordu zavallı. Üzüntüden, utançtan kahroluyor sandım. Ama şaşılacak şey. Ne ağladı ne de yüzü kızardı. Ciddi, gene de sakin. Gitti odanın en ortasında durdu. Bütün gözler de onun üzerinde. Kendi kendime nasıl oluyor da bu kadar sakin, bu kadar dirençli dayanabiliyor bu duruma diyordum. Onun yerinde ben olsaydım yer yarılsa da içine geçsem derdim yüzde yüz. Ama onun cezasından çok daha başka bir şey düşünüyor gibi duruşu var. Burada olmayan, gözle görünmeyen bir şey. Hani gözü açık düş görmek derler ya. Şimdi o da böyle gözü açık düş mü görüyor yoksa? Gözlerini yere dikmiş ama baktığı yeri görmediğine kalıbımı basarım. Gözleri kendi içine, kendi yüreğine çevirmiş sanki. Şimdiki durumunu değil de geçmişten anımsadıklarını düşünüyor gibi. Nasıl bir kız acaba bu? Uslu mu yoksa yaramaz mı? Saat beşi biraz geçe bir yemek daha verdiler bize. Küçük bir tas kahveyle yarım dilimde çavdar ekmeği. Ekmeği kahveyi iştahla gövdeye indirdim ama bir o kadar daha olsa gene yiyip içebilirdim. Karnım hala açtı çünkü. Yarım saat oyundan sonra gene ders başladı. Sonra gene birer bardak suyla birer yulaf çöreği verdiler. Dualarımızı ettik yattık. Lovut'taki ilk günüm işte böyle geçti. Ertesi gün gene aynı biçimde başladı. Lamba ışığında kalkıp giyindik. Yalnız bu sabah yıkanma töreninden vazgeçmek zorundaydık. Çünkü ibriklerdeki sular donmuştu. Gece hava dönmüş, pencere aralıklarından ıslık çalarak içeri giren keskin bir kuzeydoğu rüzgarı bizi yataklarımızda titrettiği gibi suları da buza çevirmişti bir buçuk saat süren o uzun dua faslı, incil faslı daha sona ermeden ben soğuktan öle yazmıştım. Neyse ki sonunda kahvaltı zamanı geldi. Bu sabah çorba dibini tutmamıştı. Yenilebilecek durumdaydı. Ama gel gör ki pek azdı. Nasıl da azıcık geldi bana tabağımdaki çorba. Bir o kadar daha olmasını isterdim. O sabah beni dördüncü yani en küçük sınıfa geçirdiler. Öteki kızlara verdikleri işleri, görevleri bana da verdiler. Şimdiye değin bir seyirci olarak baktığım Lovut'taki yaşama artık ben de etkin olarak katılıyordum. Ezbere pek alışık olmadığım için dersler önce bana uzun, zor geldi. Sonra bir konudan öbürüne atlamakta kafamı karıştırıyordu. Öğleden sonra saat üç sularında Miss Smith elime bir dikiş verip sakin bir köşeye oturtunca sevindim. Elime iki üç metre uzunluğunda bir kumaş bir de iğneyle yüksek tutuşturdu. Kumaşın ucunu bastırmamı söyledi. Bu saatte kızların çoğu dikiş dikmekteydi. Yalnız Miss Scratcher'ın sınıfı hala ders görmekteydi. Ortalık sessiz olduğu için yaptıkları dersi, kızların söylediklerini, öğretmenin beğenen ya da azarlayan sözlerini duyabiliyorduk. Yapılan ders İngiltere tarihiydi. Öğrencilerin arasında bir gün önce sundurmada arkadaş olduğum kız da gözüme çarpmıştı. Dersin başlangıcında en önde oturduğu halde yaptığı bir yanlış ya da bir dikkatsizlik yüzünden en arkaya gönderilmişti. Ama burada bile Miss Kutcher'ın durmadan gözüne batıyor. Öğretmen hep ona şu yolu sözler söylüyordu. Burns, bu okuldaki kızlar tıpkı erkek okullarındaki gibi soyadlarıyla çağrılıyordu. Burns, ayağını yan basmışsın. Lütfen hemen ayağını içeri doğru çevir. Burns, çeneni ne çirkin kaldırıp duruyorsun öyle? İndir bakayım. Burns, çok rica ederim kaldır şu kafanı. Böyle duramazsın benim karşımda. Bir konu iki kez okunduktan sonra kitaplar kapatılıyor, kızlara soru soruluyordu. Ders, Kral Birinci Charles'ın hükümdarlığının bir dönemiyle ilgiliydi. Gemilere, gemi ağırlıklarına, gemi vergilerine ilişkin bir takım bilgiler vardı ki kızlardan çoğu öğrenememiş gibiydiler. Ama sıra Börse gelince bütün pürüzler ortadan kalkıyordu. Bu kız bütün dersi yutmuş gibi her sorunun karşılığını hemencecik veriyordu. Ben bunları gördükçe Miss Katcher'ın ona dikkatinden ötürü aferin diyeceğini umuyordum ama öğretmen tersine birdenbire seni pis kız seni diye bağırdı. Bu sabah tırnaklarını temizlememişsin. Börs buna karşılık vermedi. Onun bu sessizliği beni şaşırttı. Kendi kendime bu sabah tırnaklarını temizleyemediği gibi yüzünü bile yıkayamadığını çünkü suların donmuş olduğunu neden söylemiyor diye düşündüm. Bu sırada Miss Smith elime bir çile yün verdi. Kendisi yünü yumak yapıp sararken ara sıra benimle konuşuyor, daha önce okula gidip gitmediğimi, dikiş, örgü bilip bilmediğimi soruyordu. Onun için miskaçırın ne deyip ne yaptığını bir süre izleyemedim. Kendi yerime döndüğüm zaman da öğretmen Burns denilen kıza benim duyamamış olduğum bir buyruk vermiş bulunuyordu. Burns hemen yerinden kalktı. Dışarıda içine kitap konulan bir yüklüğe gitti. Biraz sonra elinde küçük bir çalı süpürgesiyle döndü. Bu ürkünç görünüşlü aracı saygılı bir diz kırışıyla öğretmene uzattım. Sonra öğretmenin söylemesini beklemeden, hiç sesini çıkarmadan yakasını açtı. Öğretmen de hemen onun en sesini elindeki küçük çalı süpürgesiyle sertçe bir vurdu. Burns'ün gözünde tek bir damla gözyaşı belirmedi. Ben bile bu görüntü karşısında boşuna umarsız bir öfkeyle ellerim titrediği için dikişimi bırakmıştım. Oysa onun o dalgın yüzünün tek bir çizgisi olsun değişmiş değildi. Miss Scatcher kaşarlanmış kız diye bağırdı. Senin pasaklılığını düzeltmeye olanak yok. Kaldır şunu yerine. Burns bu buyruğa da boyun eğerek çalı süpürgesini gene dolaba götürdü. Geri dönüşünde dikkatle süzdüm onu. Mendilini tam o sırada cebine sokmaktaydı. Solgun, zayıf yanağında gözyaşlarının izi ışıldıyordu. Bence Lovut'taki günlerin en tatlı bölümü akşam üzeri oyun saatiydi. Saat beşte içilen kahveyle yenilen bir parça ekmek açlığı gidermesi bile insanın gücünü tazeliyordu. Uzun ders gününün üzerimizdeki baskısı gevşiyor, hatta ders odası bile sabahkinden daha sıcak oluyordu. Çünkü henüz yanmamış olan mumların yerine ışık versin diye şöminedeki ateşin biraz daha alevli yanmasına göz yumuluyordu. Bu kızıl ışıklı alaca karanlık, her kafadan bir ses yükselişi, böyle öğretmenlerin izniyle azabilmek insana pek tatlı bir özgürlük duygusu veriyordu. Miss Scatcher'ın Burns adındaki öğrencisini çalı demetiyle dövdüğü günün akşamı ben gene sıraların, masaların, gülüp söyleyen küme küme kızların arasında dolaşıyordum. Arkadaşsızdım ama yalnızlık çekmiyordum. Tencere pervazlarının üstüne daha şimdiden kar birikmeye başlamıştı. Kulağımı cama dayayınca dışarıdaki fırtınanın üzgün iniltisini içeride kopan neşeli curcunadan ayırt edebiliyordum. Sıcak bir yuva, sevecen bir anne babadan ayrılmış olsam Ayrılık acısı bana belki en çok bu saatte koyardı. Rüzgarın iniltisi içime üzgü verir, kızların gürültü patırtısı da başımı şişirirdi. Oysa şimdi ikisi de bir tuhaf heyecan veriyor içime. Ateşli gibiydim. Üzerimde de bir gözünü budaktan sakınmazlık vardı. İstiyordum ki rüzgar daha çılgınca essin, karanlık püsbütün bassın, içeride de kıyamet kopsun. Sıraların üstünden atlayıp masaların altından emekleyerek şöminelerden birinin yanına gittim. Orada Alevlerin önündeki yüksek tel siperinin önüne diz çökmüş durumda adı Burns olan kızı buldum. Sessiz dalgın kendini bütünüyle kitabına verip çevresini unutmuş olarak ateşin donuk ışığında okuyup duruyordu. Arkasından yaklaşarak ''Hala Habeşistan Prensi Raselas'ın hikayesini mi okuyorsun?'' diye sordum. ''Evet'' dedi. ''Bitirmek üzereyim.'' Beş dakika sonra da kitabını kapadı. Sevindim buna. İçimden... Şimdi belki onu konuşturabilirim diyerek yere, onun yanı başına oturdum. Adın ne senin? Burns'ten başka. Helen. Uzaklardan mı geliyorsun? Hali kuzeye düşen bir yerden geliyorum. İskoçya sınırına yakın. Dönecek misin gene oraya? Umarım ama geleceği hiç kimse kesinlikle bilemez ki. Lowood'dan ayrılmak için can atıyorsundur sanırım. Yo neden? Beni Lowood'a öğrenip göreyim diye gönderdiler. Bunu elde etmeden ayrılırsam aptallık olur. Ama o öğretmen Miss Kaçır sana öyle kötü davranıyor ki. Kötü mü hiç de değil. Serttir, titizdir o. Benim kusurlarımı elbet hoş görmez. Senin yerinde olsam ben de onu hoş görmem. Karşı gelirim ona. O çalı demetiyle bana vursaydı elinden kaptığım gibi yüzüne karşı çat diye verirdim. Bana öyle geliyor ki hiç de böyle bir şey yapmazdım. Ama yapsaydın Mr. Bracklehurst seni okuldan kovardı. Bu da yakınların için büyük bir üzüntü olurdu yakınlarına, çevrendekilere zararı dokunacak bir düşüncesizlik yapmaktansa senden başka kimseyi incitmeyecek bir cezaya katlanmak bin kere daha iyidir. Hem zaten İncil de bize kötülüğe iyilikle karşılık vermemizi söylüyor. Ama dayak yemek sonra kalabalık bir odanın orta yerine dikilip beklemek bana yüz kızartıcı bir şey gibi geliyor. Hem sen artık büyümüşsün de. Ben senden daha küçüğüm ama gene de dayanamam. Dayanmak boynumun borcudur. Madem ki kaçınılmaz bir şey. Madem ki alnımıza yazılmış çekeceğiz. Yazgımız olan bir şeye çekemem demek saçmalık. Dinledikçe şaşırıyordum. Bu yazgıya boyun eğme işini kafam almıyordu benim. Hele onun kendini ezen kişiyi temize çıkarmasını hiç anlayamıyor, hiç aklı görmüyordum. Bununla birlikte Helen Burns'un her şeye benim kavrayamadığım bir açıdan baktığını, onun haklı benim haksız olabileceğimi de seziyordum. Yalnız o sırada bunları incelemeye niyetim yoktu. Demin kusurlarını anlatıyordun Helen. Nedir bunlar? Bence sen çok iyi bir kızsın. Öyleyse benden ders al. Görünüşe göre yargı yürütme. Miss Garch'ın dediği gibi ben pasaklının biriyim. Dikkatsizim. Kuralları unutuveriyorum. Ders çalışacağıma kitap okuyorum. Düzenli değilim. Kimi zaman aşırı programlı bir yaşayışa dayanamayacakmışım gibi geliyor. Bütün bunlar da Miss Kaçır'ın sinirine dokunuyor. Çünkü kendisi her zaman tertipli, düzenli, dakik, titizdir. Aynı zamanda huysuz taş yürekli diye ekledim. Ama Helen Burns bana hak vermedi. Sessizce duruyordu. Miss Temple da sana Miss Kutcher kadar sert davranıyor mu diye sordum. Miss Temple'ın adı geçince Helen'ın o ciddi yüzünde yumuşak bir gülümseyiş belirdi. O iyilik simgesidir dedi. Herhangi bir kıza okulun en kötü öğrencisi bile olsa sert davranmak ona acı verir. Benim kusurlarımı görür ama incitmeden söyler bana. Beğenilecek bir şey yaptığım zaman daha hak ettiğimden daha cömertçe över beni. Çok kusurlarım olduğunun bir kanıtı da şu ki, Miss Temple'un o mantıklı, o yumuşak sözleri bile beni düzeltemiyor. Onun o kadar değer verdiğim övgü sözlerinin hatrı için bile daha dikkatli, daha titiz olamıyorum. Tuhaf şey dedim. Dikkatli olmak bence kolay bir şey. Senin için kolay bir şey olduğuna hiç kuşkum yok. Seni bu sabah ders dinlerken gördüm pek dikkatliydin. Miss Miller ders anlatırken senin dikkatinin dağıldığı hiç olmadı. Benim dikkatim her an dağılı veriyor. Miss Kutcher'ı dinleyip bütün söylediklerini içime sindireceğim yerde çok zaman sesini bile duymaz oluyorum. Bir düşe dalıyorum sanki. Kimileyin gene Northumberland'dan imişim gibi geliyor. Diyipten de evimizin yakınından akan küçük derenin şırıltısını duyar gibi oluyorum. Sonra derse kalkmak sırası bana gelince beni neredeyse uykudan uyandırmaları gerekiyor. Söylenilenlerin hiçbirini duymamış olduğum için de öğretmenin sorduğuna karşılık veremiyorum elbette. Oysa bugün ne güzel karşılık veriyordum. Rastlantı. Okuduğumuz konu bir rastlantı olarak ilgimi çekti de ondan. Deyip de düşünüp, düşler kuracağım yerde Kral Birinci Charles'ı düşünüyordum. Hak tanır olmak isteyen bir adamın nasıl birçok kereler o kadar haksız, düşüncesiz işler yapabildiğini merak ediyordum. Bütün dürüstlüğüne, vicdanlı oluşuna karşın krallık ayrıcalıklarından ötesini görememesi ne yazık diyordum. Biraz uzağa görebileymiş, çağının gidişini kavrayabileymiş. Gene de seviyorum onu, sayıyorum, acıyorum ona. Bir cinayete kurban gidişine. Zavallı kral. Evet evet, dünyanın en kötü düşmanıymış onunkiler. Hakları olmadan kan dökmüşler. Onu öldürmelerin ne cüret. Helen kendi kendine konuşuyordu şimdi. Benim onu anlayamadığımı, çünkü bu konuyla ilgili pek az şey bildiğimi unutmuş gibiydi. Onu kendi düzeyime indirmek için Miss Temple'ın dersinde de dikkatin dağılıyor mu diye sordum. Yoo, Daha doğrusu pek az. Çünkü benim dikkatimi çekip düşlerimi dağıtacak şekilde konuşmasını biliyor. Onun dili bana son derece tatlı geliyor. Öğrettiği şeyler de çoğu zaman tam benim öğrenmek istediğim şeyler. Yani Miss Temple'ın dersinde iyi bir öğrencisin. Evet. Kendiliğinden hiç çaba göstermeden içimden geleni yapıyorum. Bu yolla iyi olmak bir hüner değil bence. Bence büyük hüner. Demek ki sana iyilik yapanlara karşı sen de iyisin. Ben de böyleyim. Acımasız, saksız olanlara da iyi davranır boyun eğersek kötülere fırsat vermiş oluruz. Bu kez kötüler hiçbir şeyden korkmadıkları için iyi olmaya çalışmazlar. Gitgide daha kötü olurlar. Bize yok yere vuranlara biz de var gücümüzle vurmalıyız. İnanıyorum ben buna. Hem öyle yaman vurmalıyız ki o insana ders olsun da o işi bir daha yapmasın. Büyüdükçe düşünüşünü değiştirirsin umarım. Şimdilik minicik cahil bir kızsın. Ama ben böyle düşünüyorum Helen. Yaranmak için elimden geleni yaptığım halde beni ille de sevmeyen kimseleri ben de sevmemeliyim. Beni haksız yere cezalandıranlara karşı gelmeliyim. Doğal bir şey bu. Beni sevenleri sevmek kadar ya da hak ettiğim cezaya boyun eğmek kadar doğal. Bunlar tanrısız yabanıl kişilerin ilkeleridir. Hristiyanlar, uygar uluslar benimsemezler bunu. Nasıl yani anlamıyorum. Nefreti yenebilmek için en iyi yol nefret öfke değildir. Nasıl ki öç almak da açılan yaraları sarmaz. Öyleyse ne yapmalı? İncil'i okuyup Hazreti İsa'nın dediklerini yaptıklarını anlamalı. Onun sözlerini yasa, davranışlarını örnek bellemeli. Ne diyor o? Düşmanlarını sev. Sana sövene sen hayır dua et. Seni nefretle hor görene iyilik yap. O zaman benim de Mrs. Reed'i sevmem gerekir ama yapamam bunu. John Reed'i de hayır dua etmem gerekir ki bu da olanaksız. Bu kez de Helen benden açıklama yapmamı istedi. Ben de çektiğim acıların, güttüğüm kinlerin öyküsünü dilimin döndüğünce anlatmaya başladım. Duygularım coşmuş, içimden geldiği gibi acı dille konuşuyor, sözlerimi sakınmaya ya da yumuşatmaya hiç kalkışmıyordum. Helen beni sonuna kadar sabırla dinledi. O zaman bir şeyler söyleyecek sandım ama hiçbir şey demedi. Ben sabırsızlıkla, ee, Mrs. Reed taş yürekli, kötü yürekli bir kadın sayılmaz mı diye sordum. Sana karşı kötü davranmışa kuşkusuz senin kişiliğini sevmediği içindir. Nasıl ki Miss Gatcher da benim kişiliğimi hiç beğenmiyor. Ama sen de onun sana her dediğini, her yaptığını nasıl ince ince anımsıyorsun ya. Onun haksızlıkları senin duygularının üzerinde ne derin izler bırakmış. Oysa ben duygularımın üzerinde böyle bir iz taşımıyorum. Yengenin kötülüğünü bunun sende uyandırdığı ateşli öfkeyi unutabilsen daha mutlu olmaz mısın? Bence yaşam çok kısa. Günlerimizi kin gütmekle, bize yapılan kötülüklerin çetelesini tutmakla geçirirsek çok yazık. Bu dünyada hepimizin, her birimizin bir sürü kusuru olduğu su götürmez. Ama bir gün gelecek, umarım yakında bir gün, bu kusurları ölümlü bedenlerimizde bırakıp sıyrılacağız. Bu et yüküyle birlikte bütün günahlarımız, bayağılıklarımız üzerimizden düşecek. Geriye ruhun kıvılcımı kalacak yalnız.'' elle tutulmayan yaşam özü, Tanrı'dan koptuğu zamanki kadar saf, gene geldiği yere dönecek. Belki de insandan daha yüksek bir varlığa ruh verecek bu kez. Belki basamak basamak yücelecek, bir zamanlar soluk insan ruhunu oluşturan bu öz, sonunda meleklerin parıl parıl ruhları olarak yükselecek. Bunun tersi olması, yani Tanrı'dan kopan yaşam özünün insan ruhundan canavar ruhuna inerek soysuzlaşması olamaz değil mi? Yok, yok. İnanmam ben buna. Benim bambaşka bir inancım var. Kimse öğretmedi bu inancı bana. Ben de kimseciklere söylemem ama dört elle sarılırım ona. Onda huzur bulurum çünkü her şeye umut kaynağıdır bu inanç. Ölümü bir boşluk, bir korku kaynağı olmaktan çıkarır. Bir huzur kaynağı, yüce bir yuva yapıp çıkar. Hem sonra bu inanç sayesinde ben suçluyla işlediği suçu öyle güzel ayırt edebilirim ki işlenen suçtan nefret bile etsem suçluyu yürekten bağışlayabilirim. Bu inanç sayesinde öç alma isteği duyup da tedirgin olmam. Kötülük bulmak pek o kadar ağırıma gitmez. Haksızlığa uğramak beni içimden yıkmaz. Ben hep gözlerimi bu ömrün sonuna dikmiş olarak huzur içinde yaşarım. Helen'ın her zaman eğik duran başı bu cümleyi bitirirken biraz daha önüne doğru düşmüştü. Onun artık benimle konuşmak istemediğini, kendi düşüncelerine dalmak istediğini bakışından anladım. Ancak düşünmesine pek fırsat bırakmadılar sınıf başkanlarından biri, iri yarı kaba bir kız, çok geçmeden yanımıza geldi. Sert bir Cumberland ağzıyla, Helen Burns, şu anda gidip çekmeceni düzelt, dikişini topla, diye bağırdı. Yoksa Miss Scatcher'ı çağırıp gösteririm. Dalmış olduğu hayallerin uçup gitmesiyle Helen içini çekti. Hemen yerinden kalkarak karşılık vermeden, hiç geciktirmeden verilen buyruğu yerine getirdi. Lohut'ta geçirdiğim ilk mevsim koca bir çağ gibi geldi bana. Hem de altın çağ falan değil, yeni kurallara, alışılmamış görevlere kendimi uydurabilmemin güçlükleriyle çarpışmaktan örülmüş sıkıntılı bir çağdı bu. Kurallara, görevlere uyamamak korkusu beni yeni yaşantımın nesnel güçlüklerinden daha bile çok hırpalıyorlardı. Oysa bu güçlükler de yabana atılacak cinsten değildi. Ocak, Şubat, Mart aylarında diz boyu karlar, karlar eridikten sonra aşılmaz duruma gelen yollar, kiliseye gitmek dışında bahçeye çıkmamızı engelliyordu. Yine de her günün bir saatini bahçe içinde açık havada geçirmek zorundaydık. Giyimimiz bizi bu kara kış soğuğundan korumak için yeterli değildi. Çizmemiz falan olmadığı için karlar pabuçlarımızın içine girerek ediyordu. Eldivensiz ellerimiz de ayaklarımız gibi soğuktan donup uyuşuyor, çatlayıp yara oluyordu. Her akşam ayaklarımın morarıp şişmesiyle çektiğim acıyı ve sabahları bu şiş, acıyan, kaskatı ke kesilmiş ayakları papuçlara sokmanın işkencesini çok iyi anımsıyorum. Sonra verdikleri yiyeceklerin azlığı da bir işkenceydi. Büyüme çağındaki çocukların iştahına sahip olduğumuz halde bize ancak en marazlı hastalara yetecek kadar yemek veriliyordu. Bu besin kıtlığından doğan bir kötü davranış da küçük öğrencilerin yaşantısını büsbütün güçleştirmeye yarıyordu. Açlıktan kuduran büyük kızlar Fırsat buldukça küçük kızları ya kandırıp ya da korkutarak yemeklerini ellerinden almaya bakıyorlardı. Kaç kez çay saatinde dağıtılan o paha biçilmez yarım dilim çadar ekmeğini iki iri yarı kız arasında bölüştürmek zorunda kaldım. Tasımın içindeki kahvenin yarısını da bir üçüncü kıza ister istemez verdikten sonra bana kalan birkaç yudumu açlığın şiddetiyle gözlerimden fışkıran yaşlara katık ederek içiyordum. Kış pazarları iç sıkıcı, iç karartıcı günlerdi. İki buçuk kilometre kadar yürüyerek veli nimetimizin papazlık ettiği Brackle Bridge Kilisesi'ne gitmek zorundaydık. Üşümüş olarak yola çıkıyor, buz kesmiş olarak kiliseye varıyor, ayin sırasında soğuktan kımıldayamaz durumlara düşüyorduk. Yol uzun olduğu için öğle yemeğine okula dönmemize olanak yoktu. İki ayin arasında bizlere soğuk etle ekmek dağıtıyorlardı ki bunlar da okuldaki yemekler kadar kıttı. İkindi ayininin sonunda rüzgar tutan bir tepe yolundan okula dönüyorduk. Kuzeye bakan karlı tepelerin üzerinden esen keskin kış rüzgarı bıçak gibi yüzlerimizin derilerini kesiyordu. Miss Temple'ın bizim büzülmüş, sürüklenen karaltılarımızın yanı başında hafif, çevik adımlarla yürüdüğünü görür gibiyim. Soğuk rüzgarın dalgalandırdığı damalı kumaştan pelerinine iyice sarınır, bize örnek olarak moralimizi güçlendirmeye çalışır, bizi kendi deyimiyle yiğit askerler gibi ilerlemeye özendirirdi. Öteki öğretmenler çoğu zaman kendileri perişan durumda oldukları için zavallıcıklar başkalarına yürek vermeyi akıl bile etmezlerdi. Ah, okula dönerken şöminelerdeki ateşin ışığı, sıcaklığı nasıl da gözlerimizde tüterdi. Ama küçük kızlara bu da nasip olmazdı. Çünkü şöminelerin ikisinin de çevresinde büyük kızlar hemencecik çifte sıralar oluştururlardı. Onların ardında da küçük çocuklar birbirlerine sokularak durur, açlıktan çırpı gibi zayıf olan kullarını önlüklerinin altına sokuşturarak ısınmaya çalışırlardı. Pazar akşamları çay saatinde ufak bir avuntuya kavuşurduk. Yarım dilim yerine bütün bir dilim ekmek verilirdi. Hem de üzerinde ince nefis bir tereyağı tabakasıyla. Bu bir kutsal pazar gününden öbür kutsal pazar gününe kadar dört gözle beklediğimiz cennet dağımıydı. Bu cömertlik örneği dilimin yarısını kendime alıkoymayı çoğunlukla başarıyorsam da öbür yarısını mutlaka büyük kızlardan birine vermek zorunda kalıyordum. Pazar akşamları İncil'den sayfalar ezberlemekle, bunları ezbere okumakla, Miss Miller'ın okuduğu uzun vaazları dinlemekle geçiyordu. Miss Miller'ın bastırmayı bir türlü başaramadığı esnemeler onun da yorgun olduğunu gösterirdi. Çoğu pazar akşamları 5-6 küçük kız, İncil'den bölümler sahnelerler, Uyku gözlerinden aktığı için çok zaman yarı baygın yere düşerlerdi. Bu durumda uygulanan yöntem bu çocukları ceza olarak odanın orta yerine dikmekti. Arada dizleri tutmaz olduğu için hepsi de üst üste yere yıkılırlardı. O zaman sınıf başkanları onları kaldırır, kendi kullandıkları yüksek iskemlelere sırtlarını dayayarak dik durmaya zorlarlardı. Mr. Bracklehurst'un ziyaretlerine değinmedim henüz. Gerçekten de beyefendimiz benim Lovu'da gelişimden hemen hemen bir ay sonra yolculuğundan döndü. Belki de dostu başlıya kuzun yanındaki konukluğunu uzatmıştı. Bilmem. Bildiğim onun yokluğu benim canıma minnetti. Onun gelmesini istemeyişimin özel nedenleri olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Ama ne yazık ki sonunda geldi. Bir gün öğleden sonra elimde bir küçük taş tahtayla oturmuş uzun bir bölme işleminin sonucunu çıkarmaya çalışırken dalgınlıkla pencereye doğru kaldırdığım gözlerim tam o sırada dışarıdan geçmekte olan bir karaltıya takıldı. O uzun kemikli biçimi iç güdümle tanıdım sanki. İki saat sonra da bütün okul öğretmenlerle birlikte ayağa kalkınca böyle saygıyla kimin karşılandığını anlamak için gözlerimi kaldırıp bakmak gereğini bile duymadım. Uzun adımlar dersliği ölçer gibi yürüdü. Bir dakika sonra kendisi de ayağa kalkmış olan Miss Temple'ın yanında bir zamanlar Gateshead konağının şöminesinin önünde dikilmiş duran o kapkara direk belirdi. Şimdi ben cesaretimi toplayarak bu mimari yapıtı yan gözle süzdüm. Evet yanılmamıştım. Mr. Bracklehurst'u bu. Uzun, dar paltosunun bütün düğmelerini iliklemiş, eskisinden daha zayıf, daha dik, sırık gibi duruyordu. Bu görüntü karşısında çöküntüye uğramam için özel nedenler vardı. Mrs. Reed'in o gün benim kişiliğim üstüne haksızca söylediği sözler, Mr. Bracklehurst'un de benim kötü huylarımı hem müdüre hem de öğretmenlere bildireceğine söz vermesi hala belleğimdeydi. İlk andan beri onun bu sözünü yerine getirmesini korku için de beklemiştim. Gözlerim yoldaydı hep. Bu adam gelecek, geçmişime ilişkin yanlış bilgilerle beni temelli bir kötü çocuk olarak damgalayacaktı. Nitekim çıkıp gelmişti işte. Miss Temple'ın yanında durmuş, kulağına bir şeyler fısıldıyordu. Benim kötülüğümü açıkladığından hiç kuşkum yoktu. Ben de işkence gibi bir kaygıyla Miss Temple'ın gözlerine bakıyor... Her an bu koygun bakışların tiksintiyle, hor görüşle benden yana dönmesini bekliyordum. Kulaklarım da girişteydi. Oturduğum yer önde olduğu için çok dikkat edince adamın dediklerini duymaya başladım. Bu sayede de hiç değilse bir süre için kaygıdan kurtuldum. Lawton'dan aldığım iplik işinizi görür sanıyorum Miss Temple. Tam basma gömlek dikmeye uygun gibi geldi bana. İğneleri de ona göre seçtim. Miss Smith'e söyleyin. Dikiş iğnesi için makbuz hazırlamayı unuttum ama önümüzdeki hafta gönderirim. Sonra kesinlikle öğrenci başına birer iğneden öte dağıtmasın. Fazlasını verirseniz değer bilmez verirler. Ha hanımefendi sırası gelmişken yün çoraplara da daha bir özen gösterilirse çok sevinirim. Son gelişimde mutfak bölümünün avlusuna çıktım. Oradaki ipte kuruyan çamaşırları gözden geçirdim. Bir sürü siyah yün çorap vardı ki hiç elden geçmemişlerdi üzerlerindeki delikler çoktandır yama yüzü görmediklerini belli ediyordu. Adam sustu. Miss Temple, söyledikleriniz yerine getirilecektir efendim dedi. Ha hanımefendi, çamaşırcı kadının söylediğine göre kızlardan kimilerine haftada iki kez temiz bluz veriliyormuş. Oysa gereği haftada ancak bir kezdir. Efendim, durumu size anlatabileceğimi sanıyorum. Agnes ile Johnston geçen perşembe Loughton'daki bir arkadaşlarına çaya çağrıldılar. Bu yüzden temiz bluz giymelerine izin verdim. Mr. Bracklehurst peki gibilerden başını salladı. Neyse bu seferlik üzerinde durmayacağım ama bu gibi şeyler pek yinelenmesin lütfen. Sonra beni şaşırtan başka bir şey daha var. Kahya kadınla hesapları gözden geçirirken baktım. Son iki hafta içinde iki kez kızlara peynir ekmekten oluşan bir öğle yemeği verilmiş. Bu nasıl olur? Yönetmelik yönergesine bakınca öğle yemeği diye bir şey göremiyorum. Bu yeniliği kim çıkardı?'' Kimin izniyle? Miss Temple, ondan ben sorumluyum efendim dedi. O gün çıkan kahvaltı o kadar kötüydü ki çocuklar yiyemediler. Ben de onların akşam yemeğine kadar aç gezmelerini doğru bulmadım. Hanımefendi, bir dakikanızı rica edeceğim. Biliyorsunuz ki bu kızların yetiştirilmesinde uyguladığım ilke, onları lükse, rahata alıştırıp şımartmak değil, dayanıklı, sabırlı, azla yetinen kişiler yapmaktır. Bu az konusunda herhangi bir yemeğin bozulması, çok ya da az pişmesi gibi ufak tefek kazalar olsa bile bu kazayı kapatmak için kızlara her zamankinden daha nefis bir şeyler vermek gerekmez. Böyle yapılırsa öğrencilerin maddesel varlıkları şımartılmış, bu okulun amacı unutulmuş olur. Böyle bir kaza oldu mu bundan çocukların ruhunu yüceltmek amacıyla yararlanmalı. Çocukları geçici yokluklara karşı dayanıklı olmaya alıştırmalıdır. Hatta böyle durumlarda kısa bir demeç vermek pek yerinde olur aklı başında bir öğretmen bu fırsatı nimet bilerek ilk Hristiyanların çektiklerinden, azizlerin çilelerinden, ulu peygamberimizin peşinden gelenlere çarmıhlarınızı alın da peşimden gelin deyişinden, insanoğlunun salt ekmekle doymayıp Tanrı sözüne de aç olduğunu söylemesinden den vurabilir. Peygamberimiz ne mutlu benim uğruma açlık, susuzluk çekeceklere demiş. Bu sözler öğrencilere söylenebilir. Siz bu sübyanların midesine dibini tutmuş lafa yerine peynir ekmek verdiğimiz zaman belki günahkar, ölümlü bedenlerini besleyebilirsiniz. Ama ölümsüz ruhlarını nasıl aç bıraktığınızı bir düşünsenize. Mr. Bracklehurst gene sustu. Epey duygulanmıştı besbelli. İlk zamanlar gözlerini yere indirmiş olan Miss Temple şimdi tam karşıya bakıyordu. Her zaman mermer gibi renksiz olan yüzü şimdi mermerin soğukluğuna, donukluğuna da bürünmüş gibiydi. Hele ağzını öyle sımsıkı kısmıştı ki açabilmek için bir taşçı malası gerekli sanırdınız. Alnı da zamanla çatık kaşlı bir yontunun alnına benzemişti. Bu arada Mr. Brackler, şöminenin önünde, elleri arkasında, kurumlu bir edayla okulu gözden geçirmekteydi. Birden şöyle bir irkildi, gözlerini kırpıştırdı. Sanki gördüğü bir şey onu beyninden vurmuş ya da gözlerini kamaştırmıştı. Müdireye doğru dönerek o zamana kadar kullanmamış olduğu acele bir konuşmayla Miss Temple, Miss Temple o ''O kız ne öyle? O kıvırcık saçlı kız.'' diye söylendi. Kızıl saçlı hem de kıvırcık, hem de çepeçevre kıvırcık. Bastonunu uzatarak bu tüyler ürpertici görüntüyü işaret etti. Miss Temple son derece yavaş, sakin ''Julia Severn'' dedi. ''Julia Severn'sa ne olmuş efendim?'' ''Julia Severn'sa saçı neden kıvırcık?'' ''Bu okulun bütün amaçlarını, ilkelerini neden hiçe sayıyor böyle?'' ''Burası dindarca yönetilen bir hayır yuvasıdır.'' Böyle kuzu gibi kıvır kıvır gezilir mi? Miss Temple biraz öncekinden daha yavaş, daha sakin bir sesle Julia'nın saçı kendinden kıvırcık dedi. Kendinden demek ama biz her şeyi kendi haline bırakacak değiliz sanırım. Ben bu kızların Tanrı'ya yakın olarak büyümelerini istiyorum. Hem nedir bu saçların uzunluğu böyle? Saçların başlara yapışık dümdüz yalın olmasını istiyorum diye kaç kez söyledim. Miss Temple, bu kızın saçı iyice kızaltılmalı. Yarın bir berber gönderirim. Zaten saçları fazla uzun olan başka kızlar da görüyorum arada. Şu uzun boylu kız, lütfen söyleyin yüzünü duvara doğru dönsün. En üst sınıftaki bütün kızlara söyleyin. Hepsi yüzlerini duvara dönsünler. Miss Temple elinde olmadan gülümsediğini gizlemek ister gibi mendilini dudaklarının üzerinden geçirdi ama istenilen buyruğu verdi. En üst sınıftaki kızlar da kendilerinden istenilen şeyi kavrayabildikleri zaman ayağa kalkıp duvara doğru döndüler. Oturduğum sıranın üzerine biraz arkaya doğru yaslanarak onların bakışlarını, yüz kıpırtılarını görebiliyordum. Bunları Mr. Bracklehurst ne yazık ki göremiyordu. Görebilseydi o da algılardı ki bu kızların dış kalıplarına dilediği biçimi verebilmek için ne yaparsa yapsın, iç dünyalarının üzerindeki etkisi kendisinin sandığından çok daha azdı. Mr. Brocklehurst şimdi bu canlı madalyonların ters yönlerini gözden geçirdi. Sonra kararı bildirdi. Bütün bu topuzlar bozulacak. Miss Temple karşı gelir gibi bir kıpırdandı. Adam hanımefendi diye konuşmasını sürdürdü. Ben öyle bir efendinin kuluyum ki onun egemen olduğu ülke bu dünyada değildir. Benim kutsal görevim bu kızların içindeki bütün dünyevi zayıflıkların, tutkuların başına ezmek. Onlara terbiye öğretmektir. Süslenip püslenmek değil. Oysa karşımızdaki bu genç kızlardan her birinin saçı örgülü. Bu saçları kibir ve gurur kendi elleriyle örmüş sanki. Tekrar ediyorum. Bütün bunlar kesilecek. Bir düşünsenize bu ne kadar zamanı boşa harcamaktır. Ne? Mr. Brackler's'ın konuşması burada kesildi çünkü içeriye üç ziyaretçi hanım girmişti. Keşke biraz önce gelip de giyim kuşan konusundaki söylevi dinleselermiş. Çünkü üçü de kadifeler, ipekliler, kürkler içinde Şahane kılıklara bürünmüşlerdi. Bu üç hanımdan ikisi 16-17 yaşlarında güzel güzel kızlar o zaman pek moda olan deve kuşu tüyüyle süslü gümüşi kürk şapkalar giymişlerdi. Bu şık şapkaların altından da özenle kıvrılmış gür sarı bukleler taşmaktaydı. Daha büyük olan üçüncü hanım çevresi kürklü ağır pahalı bir kadife şala bürünmüş alnına da Fransa usulü bukleli bir takma perçem düşürmüştü. Mr. Temple bu hanımları saygıyla karşıladı. Onlara seslenişinden bunların Mr. Brackler's'un karısıyla kızları olduklarını anladık. Kendileri odanın baş köşesindeki onur koltuklarına oturtuldular. Meğer onlar da aile reisiyle birlikte gelmişler. Mr. Brackler's kahya kadınla hesap görür, çamaşırcıyı sorguya çeker, müdüre nutuk atarken karısı, kızları da yukarıdaki odalarla dolapları denetlemişler. Şimdi üçü birden yatakhanelerde dolaplardan sorumlu olan Miss Smith'e çeşitli düşüncelerini, kınamalarını bildirmeye başladılar. Ama benim onları dinleyecek gücüm yoktu. Çünkü dikkatimi bambaşka bir sorun çekip bağlamıştı. Şu dakikaya kadar Mr. Brackleurs ve Miss Temple'ın konuşmalarına kulak verirken bir yandan da kendi kişisel güvenliğimi sağlamak için önlemler almaktan geri kalmıyordum. Kendimi gözden gizlemeyi de bunun için tek çare sayıyordum bu amaçla iyice arkaya büzülmüş, bölme işlemleriyle uğraşıyormuş gibi yaparak küçük taş tahtamı yüzümün önüne doğru tutmuştum. Böylece sonuna kadar kimsenin gözüne çarpmamayı başarabilirdim. O hınzır taş tahta elimden kaymasaydı. Tahtanın çat diye yere düşmesiyle bütün gözler benim üzerime çevrildi. Artık her şeyin bitmiş olduğunu biliyordum. İkiye bölünen tahtamı almak üzere ayağa kalkarken kendimi en kötü olasılıklara hazırlıyordum. Nitekim korktuğum başıma geldi. Mr. Bracklehurst dikkatsiz bir kız dedi. Sonra da ha şu yeni öğrenciymiş diye ekledi. Daha ben soluk bile almadan o oh, bu kıza ilişkin bir çift sözüm var unutmayayım diye mırıldandı. Sonra yüksek sesle ah ne yüksek geldi bu ses bana. Taş tahtasını kıran çocuk buraya gelsin dedi. Bana kalsa yerimden bile kımıldamazdım ama büyük kızlardan ikisi beni tutup ayağa kaldırdılar. Öne korkunç yargıcıma doğru itelediler. Sonra Miss Temple beni yavaşça elimden tuttu. Yargıcımın tam önüne kadar çekti. Bu sırada fısıltıyla ''Korkma Jane, kaza olduğunu ben gördüm, ceza yemeyeceksin.'' dedi. Bu şefkat dolu fısıltı yüreğime bir hançer gibi saplandı. İçimden birkaç dakika sonra da beni yalancı sanarak kötü görecek diyordum. Reed, Bracklehurst ve ortaklarına karşı bir öfke ateşi damarlarımı tutuşturdu. Ben bir Helen Burns değildim. Mr. Bracklehurst sınıf başkanlarından birinin üzerinden kalkmış olduğu yüksek bir iskan, iskemleyi göstererek ''Getirin şu iskemleyi'' dedi. Getirdiler. ''Şu çocuğu oturtun oraya.'' ''Beni oraya oturttular. Kimler bilmiyorum. Ayrıntıları algılayacak durumda değildim. Ben şimdi yalnız Mr. Bracklehurst'un burnuyla aynı düzeye yükseldiğimi, onunla aramda yarım metre kadar bir uzaklık kaldığını, aşağılardaysa turuncu mor ipeklilerle gümüş renkli tüylerin dalgalandığını görebiliyordum. Mr. Brackhurst şöyle bir öksürerek boğazını ayıkladı. Sonra ailesine döndü. Hanımlar dedi. Miss Temple, öğretmenler, çocuklar. Bu kızı hepiniz görüyor musunuz? Görmez olurlar mıydı hiç? Onların gözlerini kavrulan tenimde ateş yakmak için kullanılan büyüteçler gibi duyumsuyordum. Görüyorsunuz ya daha yaşı pek küçük. Görünüş olarak da sıradan bir çocuk tipi var üzerinde. Ulu Tanrı ona da hepimize verdiği biçimi vermek lütfunda bulunmuş. Onun damgalı bir kişi olduğunu belirtecek bir tek kusuru, sakatlığı yok. Kimin aklına gelir ki şeytan daha bu yaştan onu kendine kul olarak, yardımcı olarak seçmiş. Ama üzülerek söylemek zorundayım ki işin aslı ne yazık ki böyle. Bir duraklama. Ben bu arada kendimi tartıyor, artık olanın olduğunu, Karşılaştığım güç durumdan kaçamayacağıma göre başıma gelene dirençle dayanmam gerektiğini düşünüyordum. Siyah mermerden yontulmuşa benzeyen din adamı duygulu bir dille konuşmasını sürdürdü. Sevgili yavrularım, üzücü, içler acısı bir olay bu. Çünkü sizlere şunu söylemekle görevliyim ki, Tanrı'nın küçük kullarından birine benzeyen bu çocuk aslında sürüden ayrılmış bir kuzudur. Ona karşı tetikte bulunmanız, ona benzememeye çalışmanız, gerekirse ondan kaçınmanız, onunla oynayıp konuşmaktan sakınmanız gerekir. Öğretmenler ona dikkat ediniz. Her hareketini göz altında tutunuz. Her sözünü iyi tartınız. Ruhunu kurtarabilmek için vücudunu hırpalayınız. Kurtarmak olası mıdır bilmiyorum ya. Çünkü bu kız, söylemeye dilim varmıyor bu çocuk. Bir Hristiyan ülkesinde yaşadığı halde dinsizlerin çocuklarından, puta tapanlardan bin beter. Çünkü yalancı. Gene bir duralama oldu. Şimdi ben kendimi iyice toparlamış olduğum için Bracklehurst tanımların ceplerinden mendillerini çıkararak gözlerine götürdüklerini ve anneleri vah vah diye öne arkaya sallanırken kızların aman ne korkunç diye mırıldandıklarını duyabiliyordum. Bracklehurst konuşmasını sürdürdü. Onun yalancı olduğunu, veli nimetinin kendisinden, onu bir öksüz yavru olarak bağrına basan, kendi çocuğu gibi yetiştiren iyi yürekli insan, dini bütün hanımefendiden duydum. Bu sefil kız yengesinden gördüğü iyiliklere cömertliğe öyle korkunç, öyle müthiş bir nankörlükle karşılık vermiş ki veli nimeti sonunda onu kendi çocuklarından ayırmak zorunda kalmış. Çünkü bu hain kızın o masum yavrulara kötülük aşılayacağından korkmuş. İşte böylece bu kızı yola gelsin diye buraya gönderdi. Nasıl ki eski zamanlarda Yahudiler aralarındaki hastaları bedesta havuzlarının çırpıntılı sularına gönderirlermiş ''Sayın müdür, öğretmenler, yalvarırım size, bu kızın çevresindeki suların durulmasına izin vermeyiniz.'' Bu dokunaklı kapanış sözlerinden sonra Mr. Blackwell Hurst, paltosunun en üst düğmesini düzelterek ailesine bir şeyler mırıldandı. Onlar da ayağa kalktılar. Miss Temple'ı eğilerek selamladılar. Sonra yüksek ziyaretçilerimiz şahane bir edayla dışarı çıktılar. Yargıcım tam eşikte arkasını dönerek, Kız iskemlenin üstünde yarım saat daha kalsın dedi. Akşama kadar da kimse kendisiyle konuşmasın. İşte böyle. O yüksek yerde kala kalmıştım. Ben ki ceza olarak odanın orta yerine dikilmeye dayanamayacağımı söylemiştim. Şimdi bu utanç direğinin üzerinde dünyaya teşhir edilmekteydim. Duygularım sözle anlatılamaz ama tam içimden kabaran bir dalga soluğumu keser, gırtlağıma düğümlenirken Öğrencilerden bir kız yerinden kalkarak yanımdan geçti. Geçerken de gözlerini kaldırıp bana baktı. Ne garip bir ışık yanıyordu bu gözlerde. Sanki ölmek üzere olan bir kölenin önünden bir aziz, bir evliya geçmiş, kendi ruh gücünü zavallı köleye aşılamıştı. İçimden kabaran çılgın duyguları bastırdım. Başımı dimdik havaya kaldırdım. Helen Burns. Evet oydu. Miss Smith'e elindeki dikişle ilgili sudan bir soru sordu. Böyle hiç yoktan yerinden kalkıp soru sorduğu için azar yedi. Gene yerine oturdu. Bu kez yanımdan geçerken gülümsedi bana. Ama ne gülümseyiş. Şimdi bile görür gibi oluyorum. Biliyorum ki bu gülümseyiş yüce bir ruhun, gerçek bir yiğitliğin belirtisiydi. Onun o ince yüzündeki güçlü çizgileri, o çukura batmış mavi gözlerini bir melek yüzü gibi aydınlatmıştı. Oysa o sırada Helen Burns kolunda Pasaklı etiketini taşıyordu. Defterini kirlettiği için Miss Scatcherd'in onu kuru ekmekle sade suya mahkum edişinin üzerinden daha bir saat ya geçmiş ya geçmemişti. İnsan yaratılışı kusurludur. En parlak yıldızların bile üzerinde lekeler vardır. Miss ki gibi gözler yıldızların parlaklığını görmezler de ancak bu ufak tefek lekeleri seçerler. Daha benim yarım saatlik ceza süremde olmadan saat beşi vurdu. Bütün okul çay içmek için yemekhaneye gitti. Ben de iskemlemden aşağı inmek gözü pekliğini gösterdim. Alacakaranlık iyiden iyiye bastırmıştı. Bir köşeye sinip yere oturdum. Şu saate kadar başımı dik tutmuş olan ruh gücü erimeye başlamıştı. Tepki kendini gösterdi. Çok geçmeden öylesine karşı genilmez bir üzgü beni pençesine aldı ki yüzük koyun yere kapandım. Ağlamaya başladım. Helen Burns yanımda değildi artık. Tek başıma kalınca kapıp koyverdim kendimi. Gözyaşlarım tahtaları ıslatmaya başladı. Oysa ben Lovud'a gelince o kadar iyi olmaya, öyle çok şey öğrenmeye karar vermiştim ki bir sürü arkadaş edinecek, herkesin saygısını, sevgisini kazanacaktım. Hatta gözle görülür ilerlemeler göstermiştim bile. Daha bu sabah sınıf birincisi olmuştum. Miss Miller beni candan ölmüş, Miss Temple hoşnutlukla gülümsemiş, ayrıca söz vermişti. Daha iki ay böyle ilerleme gösterirsem kendisi bana resim dersi verecek. Fransızca öğrenmeme de izin verecekti. Sonra öğrenci arkadaşlarımla da aram iyiydi. Yaşıtlarım beni kendileriyle bir tutuyorlar. Büyük kızlar da beni pek öyle eskisi gibi ezmiyorlardı. Gel gelelim şu anda gene yıkılmış, ayaklar altında çiğnenmiştim. Bir daha ayağa kalkıp başımı kaldırabilecek miydim? Hiçbir zaman diye düşünüyor. Bütün varlığımda ölsem diyordum. Ben böyle yüksek sesle kesik kesik ölsem diye ağlarken birisi içeri girerek bana doğru yaklaşmıştı. Silkinerek doğruldum. Gelen yine Helen Burns'tu. Sönmek üzere olan ateşin ışığında onu hayal meyal seçebiliyordum. Kahvemle ekmeğimi getirmişti. Hadi ye biraz dedi. Ben kahveyi de ekmeği de ittim. Tek bir yudum, tek bir kırıntı bile boğazıma dizilecekmiş gibi geliyordu. Helen bana bakıyordu. Şaşıyordu belki de. Çünkü ne yapsam yenemiyordum üzüntümü. Yüksek sesle ağlayıp duruyordum. Helen yanı başıma yere oturarak kollarını dizlerine sarıp başını kollarına dayadı. Hiç sesini çıkarmadı. İlk konuşan ben oldum. Helen, herkesin yalancı bildiği bir kızın yanında niçin duruyorsun? Herkes mi dedin Jane? Ne münasebet. Sana yalancı denildiğini yalnızca 80 kişi duydu. Dünyada yüz milyonlarca insan var. Bana ne o milyonlardan? Benim tanıdığım 80 kişi beni küçük görüyor ya sen ona bak. Jane yanılıyorsun. Bu konuda seni küçük gören tek bir kişi bile yoktur. Buna inanıyorum. Birçokları da sana acıyorlardır. Mr. Brocklehurst'ün o dediklerinden sonra nasıl acırlar? Tanrı değil ya. Hatta beğenilen büyük bir adam bile değil. Kimsecikler sevmez onu burada. Kendini sevdirmek için hiçbir şey yapmaz ki. O seni özellikle övüp göklere çıkarsaydı burada birçok kişi sana gizli ya da açık olarak düşman kesilirdi. Şimdi kızların çoğu göze alabilseler gelip senin derdine ortak olurlar. Belki birkaç gün pek yanına sokulan olmaz ama içlerinde sana karşı gizli bir yakınlık var. Her zamanki gibi iyi bir insan olmayı sürdürürsen onlar da bu duygularını yakında gene ortaya vururlar. Hem de bu kez eskisinden daha açık olarak. Hem Jane, başka bir şey daha var. Helen duralamıştı. Elimi onun eline vererek. O neymiş Helen diye sordum. Helen parmaklarımı ısıtmak için ağır ağır ovuşturarak bütün dünya senden nefret edip seni kötü diye tanısa bile senin kendi vicdanın rahat, suçsuz olduğu sürece hiç arkadaşsız kalmazsın ki dedi. Yok, kendi vicdanım rahat dedim. Bunu biliyorum ama yetmiyor bu bana. Başkaları da beni sevmezse ben ölmeyi yaşamaya ye tutarım. Sevilmemek, yapayalnızlık. Bunlara dayanamam artık Helen. İnan bana, Senden, Miss Temple'dan, gerçekten sevdiğim kişilerden biraz sevgi bulabilmek için kolumun kırılmasına bile seve seve razı olurum. Azgın boğaların boynuzuna atarım kendimi. Çifte atan atların ayağı altına gider dururum. Nalları göğsümü paralasa gam yemem. Sus Jane, insan sevgisini çok büyütüyorsun gözünde. Aşırı ateşlisin, kendini tutmasını bilemiyorsun. Şu vücudunu yaratıp içine can koyan o yüce ehl senin için, kendi ölümlü varlığından ve senin gibi ölümlü olan öteki varlıklardan çok daha başka avuntular bağışlamıştır. Bu dünyanın, insanoğlunun dışında gözle görülmeyen bir dünya, bir de ruhlar tayfası var. Bu gizli dünya bizi dört bir yanımızdan kuşatmış durumdadır. O ruhlar da bizim başımızda nöbettedir. Çünkü onlara bizleri koruma görevi verilmiştir. Bizler bu dünyada acıdan, utançtan ölsek bile, herkesin gözünden düşsek, lanetleri altında ezilsek bile melekler bizim çektiklerimizi görür. Masumsak bizim masumluğumuzu anlarlar. Örneğin sen şimdi masumsun. Mr. Brocklehurst hiç düşünmeden, utanmadan çok bilmişlik etti. Mrs. Reed'den duymuş olduklarını söyleyiverdi. Oysa senin duygulu bakışlarından, tertemiz alnından dürüstlük, içtenlik akıyor. Bu masumluğunun ödülünü göreceksin. Tanrı bizi iyice ödüllendirmek için ruhumuzun tenimizden ayrılmasını bekliyor. Öyleyse üzüntüye neden kaptıralım kendimizi? Madem ki ömür kısa, ölümde mutluluğa giden bir yoldur. Buna karşılık vermedim. Helen beni yatıştırmıştı. Gel gelelim bana verdiği huzurda anlatılmaz bir hüzün tortusu da vardı. O konuştukça içimi yas bürümüştü. Ama bu yasın nedenini bilemiyordum. Konuşması bitince soluk soluğa kalmıştı. Kuru kuru öksürdü biraz. Bunu duyunca bir an için tasalarımı unutur gibi oldum. İçimde ona karşı belirsiz bir kaygı duydum. Başımı onun omzuna yaslayarak kolumu beline sardım. O da beni kendine doğru çekti. Böylece hiç konuşmadan durduk. Biz böyle birbirimize sarılalı pek çok olmamıştı ki odaya bir başkası daha girdi. Hızlanan rüzgarın kara bulutları itmesiyle ay ortaya çıkmış, pencereden içeri dolan ışığı bize de yaklaşan karaltının üzerine de vurmuştu. Bunun Miss Temple olduğunu o saat tanıdık. ''Seni bulmaya geldim Jane Eyre'' dedi odama gelmeni istiyorum. Madem Helen Burns de burada, o da gelsin. Ayağa kalkıp dışarı çıktık. Müdürenin peşine düşerek kıvrımlı koridorlardan geçtik. Bir de merdiven tırmanarak onun odasına vardık. Şömine harıl harıl ateş yanıyordu. Odanın da iç açıcı bir görünümü vardı. Miss Temple, Helen Burns de şöminenin yanındaki alçak koltuğa oturdu. Kendisi öbürüne oturdu. Beni de yanına çağırdı. Başını eğip yüzüme bakarak Fırtına dindi mi artık diye sordu. Ağlayarak derdini boşaltabildin mi? Bunun olanağı var mı? Neden? Haksız yere suçlandım da ondan. Şimdi siz, başkaları, herkes beni kötü bileceksiniz. Davranışların nasılsa biz seni öyle bileceğiz kızım. İyi bir çocuk olmayı sürdürürsen bizi hoşnut bırakırsın. Sahi mi Miss Temple? Miss Temple kolunu omzuma dolayarak sahi ya dedi. Şimdi söyle bana Mr. Brocklehurst'un veli nimet dediği hanım kim? Mrs. Reed, dayımın hanımı. Dayım ölünce beni de ona emanet etmiş. Demek kendiliğinden bağrına basmamış seni. Hayır efendim, istemeyerek yapmış bu işi. Hizmetçilerden kaç kez duydum. Dayım ölüm döşeğinde ona yemin ettirmiş bana ölünceye değin bakması için. Jane, belki bilirsin. Bilmiyorsan da ben sana söyleyeyim. Bir insana herhangi bir suç yüklendiği zaman savunmasına da izin verilir. Seni de yalan söylemekle suçladılar. Elinden geldiği kadar savun kendini, dinliyorum. Doğru olarak anımsadığın her şeyi anlat ama kendinden hiçbir şey katmadığın gibi hiçbir şeyi de abartma. Kendi kendime yemin ettim. Son derece ölçülü konuşacak, her şeyi olduğu gibi anlatmaya çok dikkat edecektim. Söyleyeceklerimin birbirini tutması için bir an düşünüp kafamı toparladım. Sonra çocukluğumun acıklı öyküsünü tümüyle anlattım. Heyecandan bitik olduğum için bu hüzünlü konuyu işlerken ağzımdan sözler her zamankinden daha sakin çıkıyordu. Helen'ın hınç, kin duyguları üstüne söylediklerini anımsıyor, öyküme her zamankinden daha az ateş, barut katıyordum. Böyle ölçülü, yalıtılmış olarak anlatılınca başımdan geçenler daha aklı yatkın geliyordu. Konuştukça Miss Temple'ın benim her sözüme inandığını seziyordum. Bu arada geçirdiğim krizden sonra Mr. Lloyd'un beni görmeye gelişini de anlatmıştım. Çünkü benim için hala bir karabasan olan o kırmızı oda olayını hiç unutamıyordum. Bunu anlatırken kendimi tutamayıp heyecana kapıldığımda gerçekti. Çünkü Mrs. Reed o çılgın bağışlanma isteğimi reddederek beni o karanlık, hortlaklı odaya ikinci kez kapadığı zaman içime dolan acının, korkunun anısı hiçbir şekilde yumuşamıyor, sönükleşmiyordu. Anlatacaklarım bitmişti. Miss Temple beni uzun bir an ses çıkarmadan süzdü. Sonra Mr. Lloyd'un adını uzaktan uzağa duydum dedi. Ona mektup yazacağım. Vereceği karşılık senin anlattıklarını tutarsa seni yalancılık damgasından herkesin önünde kurtaracağım. Ama benim gözümde sen daha şimdiden temize çıkmış durumdasın Jane. Kolunu omzumdan çekmeyerek öptü beni. Böyle ona sokulmuş oturmak ne güzeldi. Onun yüzüne, elbisesine, üzerindeki birkaç süs eşyasına, o beyaz anlının iki yanındaki parlak buklelerine, ışıl ışıl gülümseyen o koygun gözlerine bakmak bana çocukça bir kıvanç veriyordu. Miss Temple sonra da Helen Burns'e dönerek, ''Sen nasılsın bu akşam Helen?'' diye sordu. ''Çok öksürdün mü bugün?'' ''Pek her günkü kadar öksürmedim sanıyorum efendim.'' ''Ya göğsündeki acı?'' ''Biraz daha iyi.'' Miss Temple ayağa kalkarak Helen'ın elini tutup nabzını yokladı. Yeniden yerine dönüp oturduğu zaman hafifçe içini çektiğini duydum. Bir an dalgın durdu. Sonra yine kendini toparlayarak neşeyle konuştu. Siz ikiniz de benim konuğumsunuz bu akşam dedi. Size ikramda bulunmam gerek. Tüngrağı çaldı. İçeri giren hizmetçiye ben daha çayımı içmedim Barbara dedi. Lütfen tepsimi buraya getir Bu iki küçük hanım için de tabak bardak koy. Çok geçmeden çay tepsisi içeri getirildi. O parlak çay ibriyle porselen fincanlar, tabaklar şöminenin önündeki küçük yuvarlak masanın üzerinde ne de güzel duruyordu. Çayla kızarmış ekmeğin kokusu nasıl da ağız sulandırıyordu. Ama ne yazık ki tabağın üzerinde çok az ekmek vardı. Bunu Miss Temple'da anlamıştı. ''Biraz daha ekmekle tereyağı getiremez misin Barbara?'' dedi. ''Üç kişiye yetmez bu.'' Barbara gitti. Az sonra gene geldi. ''Efendim?'' Mrs. Hardin diyor ki gerektiği kadar göndermiş. Şunu belirtmem gerek ki kahya Mrs. Hardin tam Mr. Brocklehurst'un gönlüne göre bir kadındı. Yarı demirden, yarı korse kemiğinden yapılmış. Miss Temple, zararı yok Barbara ne yapalım biz de bununla idare ederiz artık dedi. Barbara dışarı çıkınca da gülümseyerek, iyi bir rastlantı olarak bugün elimde şu durumu kapatacak olanaklar var dedi. Helen'la beni masaya oturtup önümüze birer bardak çayla ince ama nefis birer parça kızarmış ekmek koydu. Sonra kalktı. Kilitli duran bir çekmeceyi açtı. İçinden kağıda sarılı bir paket çıkardı. Biraz sonra gözlerimizin önünde oldukça büyük bir susamlı çörek duruyordu. Size gece için bundan birer parça verecektim ama madem ki ekmeğimiz yetmeyecek biz de şimdi yeriz dedi. Sonra çöreği cömertçe dinmeye başladı. O akşam cennet tağımı yedik, cennet nektarı içtik sanki. Cömertçe sunulan nefis yiyeceklerle açlığımızı giderirken ev sahibimizin yüzünde beliren tatlı gülümseyiş şölenimizin belki en tatlı yönüydü. Çay faslı bitip tepsi kalktıktan sonra gene şöminenin başına oturduk. Miss Temple, Helen'la benim aramdaydı. Helen'la konuşmaya başladı. Onların konuşmasını dinleyebilmek gerçek bir onurdu. Miss Temple'ın davranışları hep öylesine dingin, hareketleri öylesine ağırbaşlı başlı, konuşması öyle yalın ve inceydi ki. Onun yanında insanın heyecandan kendini unutması, coşması olanaksızdı. Onu seyredip dinleyenlerin duyduğu hayranlık her zaman çekingenlikle yoğrulur, gemlenirdi. Şu sırada benim de ona karşı olan tutumum böyleydi. Ne var ki Helen Burns'ün karşısında afalayıp kalmıştım. Cana can kazan çayla çörek, şöminedeki parlak ateş, çok sevilen müdirenin varlığı Helen'ın ruhundaki bütün cevherleri uyandırmıştı sanki şu akşama kadar hep kansız, soluk gördüğüm yanakları al al yanıyor. Gözleri dalgın bir ışıkla parlıyordu. Ruhunun cevheri dışarı vurdukça Helen'ın gözleri Miss bile daha güzel olup çıkıyor gibiydi. Ne gözlerinin renginde, ne kirpiklerinin uzunluğunda, ne kaşının çizgisindeydi bu güzellik. Salt anlam, bakış, ifade güzelliğiydi. Sonra Helen'ın ruhu dudaklarından da dışarı taşar gibi şimdi. Öyle bir dil dökülüyordu ki bu dudaklardan kaynağı neresidir bilemiyordum. Böyle saf, böyle coşkun, böyle parlak bir pınarı içine sığdırmaya 14 yaşında bir kızın yüreği yeter miydi acaba? Benim için unutulmayacak olan o gecede Helen'ın konuşmasını dinledikçe içime doğdu ki bu kız başkalarının uzun bir ömür boyunca yaşadıkları hayatı kısacık bir süreye sığdırmaya çalışmaktadır ile Helen hiç duymamış olduğum şeylerden konuşuyorlardı. Tarih olmuş çağlar, uluslar, uzak ülkeler, doğanın keşfedilmiş ya da edilmemiş gizleri. Kitaplar üzerine de konuşuyorlardı. Ne de çok kitap okumuşlardı. Kafalarının içinde ne büyük bilgi hazineleri vardı. Sonra birçok Fransız ismi, yazarı da yakından tanıyorlardı. Hele iş Latinceye gelince duyduğum şaşkınlık hayranlık doruğuna ulaştı. Miss Temple, Helen'a ara sıra biraz zaman ayırıp da babandan öğrendiğin Latince'ye çalışıyor musun diye sordu. Ve raftan bir kitap indirerek Helen'a Vergilius'tan bir sayfa okuyup İngilizce'ye çevirmesini söyledi. Helen da onun dediğini yaptı. Arkadaşımın okuduğu her ahenkli cümle üzerine gözlerim biraz daha fal taşı gibi açılıyordu. Helen sayfayı daha yeni bitirmişti ki yatma saatini bildiren çıngırak çaldı. Gecikmek olmazdı. Miss Temple ikimizi de kucaklayıp bağrına bastı. Tanrı'ya emanet olun çocuklarım. Helen'a biraz daha fazla bastı bağrına. Biraz daha isteksizlikle bıraktı. Bakışları kapıya kadar Helen'ı izledi. Helen için bir kez daha göz geçirdi. Gözlerinden bir damla yaş aktıysa bu da Helen içindi. Yatakhaneye ulaşınca Miss Karcher'ın sesini duyduk. Çekmeceleri gözden geçiriyordu. Helen'ı sert bir azarla karşıladı onun güzel katlamamış olduğu eşyalardan 3-5 tanesini ertesi gün omzuna iğneleyeceğini söyledi. Helen buna alçak sesle ''Eşyalarım gerçekten de çok dağınık'' dedi. Niyetim düzeltmekti ama unuttum. Ertesi sabah Miss Scatcher bir karton parçasının üzerine iri harflerle pasaklı diye yazdı. Helen'ın o iyilikle zeka ile ışıldayan geniş alnına muska gibi sardı. Helen da bunu haklı yerinde bir ceza sayarak Akşama kadar sabırla hiç kızmadan taşıdı. Akşam üzeri miskaçır yatakhaneden çıkar çıkmaz Helen'ın yanına koştum. Alnındaki kağıdı çekip kopararak ateşe attım. Helen'ın duymadığı hınç, öfke bütün gün benim içimde yanıp tutuşmuş, kocaman sıcak sıcak gözyaşları bütün gün yanaklarımı dağlamıştı. Çünkü onun böyle yazgısına boyun eğişi benim içimi dayanılmaz bir acıyla dolduruyordu. Yukarıda anlattığım olaylardan bir hafta kadar sonra Miss Temple, Mr. Lloyd'a yazmış olduğu mektubuna karşılık aldı. Eczacının yazdıkları da benim anlattıklarımı tutuyormuş. Miss Temple bütün okulu bir araya toplayarak Jane Eyre için ortaya atılan söylentileri incelettiğini, bunların tümüyle asılsız olduğunu bildirmekle mutluluk duyduğunu söyledi. O zaman öğretmenler elimi sıkıp beni öptüler. Öğrenci arkadaşlarımın sıraları arasında da bir hoşnutluk mırıltısı dolaştı. Böylece bu ağır yükten kurtulmuş olarak yeni bir coşkuyla her güçlüğü yenmek kararıyla çalışmalarıma sarıldım. Çok çalışıyor, çalıştığım ölçüde de başarı kazanıyordum. Belliyim yaratılıştan güçlü olmamakla birlikte işlendikçe gelişti. Çalışmak zekamı da keskinleştirdi. Birkaç hafta sonra bir üst sınıfa geçmiş, iki aya varmadan da resim, Fransızca derslerime başlamış bulunuyordum. İlk resmimi çizmemle, bu bir köy eviydi, Duvarları da eğrilik bakımından Pisa Kulesi ile yarışır gibiydi. Fransızca olmak fiilinin ilk iki çekimini öğrenmem aynı güne rastlar. O gece yatağa girince her zamanki eğlencemi, yani kafamda sıcak sıcak fırında patatesten, beyaz ekmekle taze sütten oluşmuş bir barmes sait şöleni canlandırmayı unuttum. Bunun yerine kafamda bundan sonra çizeceğim resimleri canlandırarak eğlenmeye başladım. Karanlıkta bunları gözlerimle görür gibiydim. Hepsi elimin emeği olan, rahatlıkla çizilmiş evler, ağaçlar, resim gibi kayalar, yıkıntılar, tarlada kaypınkiler gibi inekler, henüz açmamış gül goncalarının üzerinde titreşen nazlı kelebekler, kırmızı kirazları gagalayan kuşlar, taze sarmaşık dalları arasında kuş yuvaları, yuvaların içlerindeki ince gibi yumurtalar. Sonra kendi kendime o gün... Madame Pierron'un göndermiş olduğu küçük Fransızca bir öykü kitabını Acaba bir gün gelip İngilizce'ye çevirebilecek miyim diye de düşünüyordum. Daha bu sorunun karşılığını veremeden uykuya daldım. Süleyman Peygamber ne güzel demiş. Sevgi dolu bir otamdaki sebze yemeği, nefret dolu bir ortamdaki besili danadan yedir. Şimdi artık bütün yoksunluklarına karşın Lovut okulunu, Gateshead konağının lüksüne, görkemine dünyada değişmezdim. Şu da var ki Lovut'taki yoksunluklar, daha doğrusu güçlükler azalmaya başlamıştı. Çünkü bahar geliyordu. Hatta gelmişti bile. Kışın kralları çözülmüş, karları erimiş, keskin rüzgarları yumuşamıştı. Ocak ayının keskin ayazında buz kesip şişen zavallı ayaklarım Nisan'ın tatlı soluklarıyla eski durumuna dönmüştü. Sabahlar, geceler kutupları andıran soğuklarıyla damarlarımızdaki kanı dondurmuyordu artık. Bahçedeki oyun saatine daha kolay dayanabiliyorduk. Hatta kimi güneşli günlerde dışarı çıkmak kıvanç bile veriyor, içimizi açıyordu. O boz renkli çiçek tarları üzerinde beliren, her geçen gün biraz daha artan yeşilliklere baktıkça insana öyle geliyordu ki, geceleri umut bu bahçede dolaşmakta, her gün biraz daha parlak izler bırakmaktadır. Yaprakların arasından çiçekler başlarını uzatmışlardı. Kardelenler, çiğdemler, çuha çiçekleri, altın gözlü hercai menekşeler. Perşembe günleri Şimdi yürüyüşlere çıkıyor. Yol boyundaki çitlerin arasında daha bile güzel çiçekler buluyorduk. Sonra okul bahçesinin yüksek dikenli duvarlarının ardında da ancak ufukların sınırladığı büyük bir doyum, bir mutluluk kaynağı keşfetmiştim. Derin bir vadiyi çeviren soylu duruşlu, yeşillikli, gölgeli dağlar, cilalı karataşlar üzerinden parıl parıl akan duru bir dere. Kış mevsiminin kurşundan dökülmüşe benzeyen göğe altında dondan katılaşmış, Karlarla kefenleşmiş olarak gördüğüm zaman bu manzara gözüme nasıl bambaşka görünmüştü. O zaman bu mor tepeler arasında gün doğusu rüzgarlarının dalgalandırdığı ölüm kadar soğuk sisler dolaşır, yamaçlardan aşağı yuvarlanarak sonunda derenin üzerindeki buzlu buğulara karışırdı. Derede taşmış, kabarmış, kudurmuş gibi ormanı ikiye böler, gökyüzünü çığaltılı bir sesle doldururdu. Deli gibi yağan yağmurun savrulan tipinin uğultusu da çok zaman bu çağaltıya karışırdı. Ormansa kışın sıra sıra iskeletlerden ibaret kalırdı. Nisan ilerleyerek Mayıs'a vardı. Parlak, dingin bir Mayıs. Mavi gök, ılık güneş, batıdan, güneyden esen tatlı rüzgarlar ay sonuna kadar sürdü. Bitkiler iyiden iyiye fışkırmıştı şimdi. Lobut korulu, saçlarını çözüp açmış gibi her şey çiçeklere, yeşilliğe boğuldu. Ulu kara ağaçların dış budakların meşelerin iskeletleri büyük bir görkemle can buldu. Her yerden fundalar, fidanlar fışkırdı. Köşe bucaklar binbir çeşit yosunla kaplandı. Yabani çuha çiçekleri yerlerde acayip güneşler gibi açtı, yayıldı. Bu çiçeklerin soluk sarı yapraklarının kuytu gölge köşelerde ışık gibi yandığını görüyordum. Fırsat buldukça da doya doya içime sindiriyordum doğanın bu güzelliğini. Gözlerden uzak, özgür, yalnız. Çünkü okul yaşantısında görülmedik, alışılmadık bir şey olan bu özgürlüğün, sefanın bir nedeni vardı ki şimdi sıra bunu anlatmaya geliyor. Dere kıyısındaki bu ormanlık, tepelik vadiyi size anlattığım zaman hoşunuza gitti değil mi? Güzel bir yerdi buna kuşku yok. Ama sağlığa uygun bir yer olup olmayışı ayrı bir sorun. Lovud'un içinde kurulmuş olduğu ormanlık vadi çok zaman bir rutubet yatağıydı. Rutubetin doğurduğu bir sürü musibet, Baharda havanın ısınmasıyla kimsesizler yuvasına sızmaya başladı. Sislerin nemli soluğuyla içeri üflenen tüfüs, tıklım tıklım dolu olan yatakhaneyle dersliği sarmış, daha Mayıs ayı gelmeden okulun bir bölümünü hastane haline getirmişti. Hep yarı aç gezmek, bakımsızlık, savsaklanmış soğuk algınlıkları, lovut öğrencilerinin çoğunu zayıf bırakarak mikrop kapmalarını kolaylaştırmıştı. 80 kızdan 45'i aynı zamanda yatağa düştü. Böylece sınıflar parçalandı, disiplin gevşedi. Sağlık durumları iyi olan bir avuç kıza şimdi hemen hemen sınırsız bir özgürlük tanınmıştı. Çünkü doktor açık havanın sürekli hareketin çok gerekli olduğunda diretiyordu. Zaten çocuklarla ilgilenip meşgul olmaya kimsenin zamanı yoktu ki. Miss Temple kendini tümden hastalara vermişti. Koğuştan dışarıya ancak geceden geceye birkaç saat dinlenebilmek için çıkıyordu kendilerini bu mikrop yuvasından çekip alabilecek akrabaları yakınları bulunan talihli kızların eşyalarının hazırlanması da öğretmenlerin çoğu vaktini alıyordu. Birçok kız hastalıkları iyice ilerlemiş olduğu için evlerine ancak ölmek üzere gidiyorlardı. Birçokları okulda ölüyor, sessiz sedasız çabucak gömülüyorlardı. Çünkü tifüsten ölenleri bekletmeye gelmiyordu. İşte böyle. Hastalık felaket Lovud'un içine yerleşmiş, ölüm vefalı bir konuk olup çıkmıştı. Lovud'un çatısının altında karamsarlık korku kol gezer, odalarda, koridorlarda hastane kokuları buram buram tüter, şuruplarla haplar ölümün amansız akışını yenmeye boş yere çalışırken, dışarıda o göz alan dağlarla o güzelim ormanların üzerinde Mayıs ayının bulutsuz güneşi parıl parıl parlar. Lovud bahçesi de çiçeklerle ışıl ışıl yanıyordu. Hatmiler ağaç boyu yükselmiş, Zambaklar, laleler, güller açmıştı. Öbeklerin çevreleri pembe, kırmızı yapraklı, katmerli papatyalarla şenlenmişti. Nesrin güllerinden sabah akşam havaya elma kokusu gibi, baharat kokusu gibi hoş bir koku yayılıyordu. Yazık ki bu tatlı kokulu rengarenk güzellikler Lovut'takilerin çoğunun işine yaramıyordu. Ara sıra küçük bir tabudun üzerine süslemek üzere bir demet oluşturuyorlardı o kadar. Ama ben de sağlıklı olan arkadaşlarım da manzaranın, mevsimin bütün güzelliklerinin tadını doya doya çıkarıyorduk. Sabahtan akşama değin salıveriyorlardı bizi dışarı. Çingeneler gibi başıboş ormanda geziyorduk. Dilediğimizi yapıyor, gözümüzün baktığı her yere gidiyorduk. Yaşam koşullarımız da düzelmişti. Mr. Brocklehurst'la ailesi artık Lovud'un semtine uğramadığı için hesaplar pek öyle ince ince gözden geçmiyordu. Hastalık korkusu o asık suratlı sert kahya kadını da uzaklaştırmıştı. Laughton dispanserinin başhemşiresi onun yerine geçmiş, yaşantımıza daha bir bolluk getirmişti. Zaten doyurulacak insan sayısı da azalmıştı. Hastalar çok az yemek yediği için kahvaltı taslarımız artık hep dolu geliyordu. Çoğu zaman olduğu gibi doğru dürüst yemek hazırlamaya vakit bulamayınca yeni kahya bize ya büyük bir dilim börek ya da kalın bir dilim ekmekle peynir veriyordu. Biz de bunları alıp ormana gidiyorduk. Hepimizin en çok sevdiği köşelerimiz vardı. Buralara çekiliyor, tıka basa karnımızı doyuruyorduk. Benim en sevdiğim yer derenin suları arasından bembeyaz, kupkuru yükselen düzgün geniş bir kayaydı. Buraya ancak yalın ayak suların içinden yürüyerek ulaşabiliyordum. Kaya tam benimle bir kişiyi daha rahatça oturtacak büyüklükteydi. O sırada benim en yakın arkadaşım Mary Ann Wilson adında zeki, uyanık, keskin görüşlü bir kızdı. Değişik fikirli, esprili bir kız olduğu için bir de yanında rahat ettiğim için onun arkadaşlığını seviyordum. Benden birkaç yaş büyük olduğu için bilgiliydi de. Görüp geçirdiği şeyler üstüne anlattıklarını dinlemek hoşuma gidiyordu. Merak ettiğim birçok şeyi ona sorup öğreniyordum. O da benim kusurlarımı hoş görüyor, dilediğim gibi konuşmama izin veriyordu. O, öykü anlatmak konusunda doğuştan yetenekliydi. Benim de her şeyi incelemek isteyen bir kafam vardı. O bildiklerini öğretmeyi seviyordu, ben de soru sormayı. Bu yüzden pek güzel geçiniyor. Konuşmalarımızdan büyük bir yarar sağlamasak bile büyük zevk alıyorduk. Peki bu arada Helen Burns nerelerdeydi? Bu tatlı özgürlük günlerini niçin onunla geçirmiyordum? Unutmuş muydum onu? Yoksa onun o saf, üstün arkadaşlığından usanç getirecek kadar basit bir kız mıydım? Öyle ya, demin sözünü ettiğim Mary Ann Wilson benim ilk arkadaşım kadar asil ruhlu değildi o ancak eğlendirici öyküler anlatmasını, ilginç, bazen de açık saçık dedikodular etmesini biliyordu. Oysa Helen, kendisiyle konuşmak mutluluğuna eren kimselere çok daha soylu duygular, fikirler aşılayabilecek olan bir insandı. Evet sevgili okuyucum, ben bunları biliyor sezinliyordum. Gerçi kusurları noksanları çok, erdemleri az olan bir insandım ama yine de Helen Burns'ten usanç getirmiş, ona karşı ömrümün en derin, en güçlü, en candan sevgisini, saygısını beslemekten bir an bile vazgeçmiş değildim. Başka türlü olmasına olanak yoktu ki Helen de bana karşı her zaman sessiz, uysal, vefalı bir dost olmuştu. Öyle bir dostluk ki bir kez bile herhangi bir huysuzlukla zedelenmiş, herhangi bir kavgayla sarsılmış değildi. Ama Helen hastaydı o sıralar. Haftalar var ki onu bizden uzaklaştırmış. Yukarı katta bilmediğim bir odaya kapamışlardı. Duyduğuma göre hummadan yatan kızların bulunduğu hastane bölüğünde değilmiş. Çünkü onun derdi tifüs değil verenmiş. Ben bilgisizliğimden veremi zamanla bakımla yüzde yüz geçen hafif bir hastalık sanıyordum. Helen'ın sıcak güneşli günlerde birkaç kez Miss Temple'ın yanında aşağıya inip bahçeye çıkması benim bu inancımı doğrular gibiydi. Ama bahçeye çıktığı zaman bile Helen'ın yanına gitmeme izin vermediler. Onu ancak derslik penceresinden görebildim. O da yarım yamalak. Çünkü kızcağız iyice sarıp sarmalanmış olarak uzakta, sundurmanın altında oturuyordu. Haziran başlarında bir akşam Meryem'le ben ormanda geç saate kadar kaldık. Her zamanki gibi herkesten ayrılıp dolaşmıştık. O kadar uzağa gitmişiz ki yolumuzu şaşırdık. Tek başına bir köy evi vardı. Orada domuz yetiştiren bir karı koca yaşıyordu. Yolumuzu onlara sormak zorunda kaldık. Geri döndüğümüz zaman ay çıkmıştı. Bahçe kapısında bir kısrak duruyordu ki bunun doktorun kısrağı olduğunu anladık. Meren, Mr Bates akşamın bu saatinde çağrıldığına göre hastalardan birinin çok ağırlaşmış olacağını ileri sürdü. O içeri girdi. Ben birkaç dakika daha bahçede kalarak ormandan getirdiğim kökleri kendi çiçek öbeğime diktim. Sabaha bırakırsam solacaklarından korkuyordum. Bu iş bittikten sonra da biraz oyalandım bahçede ki düştükçe çiçeklerden öyle tatlı bir koku yükseliyordu ki. Durgun, ılık, öyle güzel bir akşamdı ki. Batıda hala yanan gün batımının kızıllığı yarın içinde açık, güzel bir gün umduruyor. Doğuda ay bütün görkemiyle yükseliyordu. Bütün bunları bir çocuk gözüyle görüyor. Gördüklerimden kendimce zevk alıyordum ki aklıma birden şimdiye kadar hiç düşünmediğim bir şey geldi. Böyle bir akşamda hasta döşeğinde yatmak, Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulunmak ne hazin. Bu dünya öyle güzel ki. Buradan ayrılıp bilmediğimiz bambaşka bir dünyaya göçmek zorunda kalmak çok acı olsa gerek. İşte bunun üzerine kafam, içindeki cennete cehenneme ilişkin fikirleri kavrama uğruna ilk olarak ciddi bir atılım yaptı. Ve ilk olarak sersemleyip afallayarak duraladı. İlk olarak arkasına, önüne, yanlarına, yukarıya, aşağıya doğru bakıp dipsiz, sonsuz bir boşlukla sarılı olduğunu algıladı tutunabileceği tek nokta o anda bulunduğu noktaydı. Şimdiki zaman. Delik alanın tümü şekilsiz bulutlardan, dipsiz, uçsuz bucaksız boşluklardan ibaretti. Bu hiçliğin, bu boşluğun eşiğinde sendeleyerek düşmek düşüncesi karşısında içim ürperdi. Bu yeni düşüncelere dalmış gitmişken sokak kapısının açıldığını duydum. Mr. Bates dışarı çıktı. Yanında da bir hasta bakıcı vardı. Hasta bakıcı doktoru geçirdikten sonra yeniden içeri girmek üzereydi ki hemen yanına koştum. "Helen Burns nasıl?" diye sordum. Hasta bakıcı "Durumu ağır." dedi. "Mr. Bates onu yoklamaya mı geldi?" "Evet. Peki ne dedi?" "Aramızda pek uzun kalmayacak." dedi. Bu cümleyi bir gün önce duysaydım Helen Northumberland'daki evine gidecek anlamına çekerdim. Onun ölmek üzere olduğu aklımın köşesinden bile geçmezdi. Ama şimdi hemen anlamıştım. Açıkça kavradım ki Helen Burns bu dünyadaki en son günlerini yaşamaktadır. Ruhlar dünyasına göçmek üzeredir. Böyle bir dünya varsa eğer. Önce beynimden yıldırımla vurulmuşa döndüm. Sonra derin bir acı bürüdü içimi. Daha sonra da bir özlem. Onu mutlaka görmek için bir istek. Hangi odada yattığını sordum. Hasta bakıcı Miss Temple'ın odasında dedi. Gidip görebilir miyim? Yok yavrum olmaz. Hem zaten sen artık içeri gir. Çiğ yağarken dışarıda kalınmaz. Humaya yakalanırsın yoksa. Hemşire ön kapıyı kapadı. Ben de dersliğe giden yan kapıdan içeri girdim. Tam vaktinde girmişim. Saat dokuzdu. Miss Miller öğrencilere yatmalarını söylüyordu. Belki iki saat sonra on bir sularıydı. Beni hiç uyku tutmamıştı. Yatakhanedeki sessizlikten bütün arkadaşlarımın derin uykulara dalmış olduklarını kestirerek Usulca yerimden kalktım. Geceliğimin üzerine entarimi giydim. Yalın ayak, sessizce dışarı süzülüp Miss Temple'ın odasına yollandım. Binanın ta öbür ucundaydı burası ama yolunu biliyordum. Koridor pencerelerinden içeri vuran duru yaz mehtabının aydınlığı da odayı kolayca bulmama yardım etti. Sıcak sirke, kafuru kokuları burnuma çarpınca hummalıların odasına yaklaştığımı anladım. Bütün gece nöbet tutan hemşire beni duyacak diye korkumdan kapının önünden çar çabuk geçtim. Ele geçip geri gönderilmekten ödüm kopuyordu. Çünkü Helen'ı görmeli. Helen ölmeden önce onu kucaklayıp öpmeli. Onunla konuşmalıydım. Merdivenden aşağı inip alt katın bir bölümünü geçerek hiç ses çıkarmadan birkaç kapıyı açıp kapadıktan sonra karşıma bir merdiven daha çıktı. Bunu tırmandım. Tam karşımda Miss Temple'ın odasını buldum. Anahtar deliğinden kapının altından dışarıya ışık sızıyordu. Ortalıkta derin bir sessizlik vardı. Yaklaşınca kapının aralık durduğunu gördüm. Sıcak hasta odasına biraz temiz hava girsin diye olsa gerek. Duraksayacak durumda değildim. İçimden sabırsızlık taşıyor, bütün duygularım, bütün varlığım işkence içinde kıvranıyordu. Kapıyı iterek başımı içeri uzattım. Helen arayan gözlerim ölümle karşılaşmaktan korkuyordu. Miss Temple'ın karyolasının yanı başında onun beyaz perdeleriyle yarı yarıya örtülmüş bir çocuk yatağı duruyordu. Bahçede benimle konuşmuş olan hasta bakıcı da bir koltuğa oturmuş uyuyordu. Masanın üzerinde dibine yaklaşmış bir mum çevreye ölgün bir ışık serpmekteydi. Miss Temple görünürlerde yoktu. Sonradan onun hastane bölümünde ateşten bayılan bir hastanın başına çağrılmış olduğunu öğrendim. İçeri girip ilerledim. Yatağın yanında duraladım. Elimle perdeyi tutmuştum ama açmadan önce konuşmayı eğledim. Çünkü içimde hala bir ölüyle karşılaşmak korkusu vardı. Helen diye fısıldadım. Uyuyor musun? Helen kımıldadı. Perdeyi açtı. Yüzünü gördüm. Solmuş, zayıflamıştı. Gene de son derece sakindi. Hatta eskisinden o kadar az farklı görünüyordu ki bütün korkum o saat yok oldu. Helen o her zamanki yumuşak tatlı sesiyle Sahi sen misin Jane? diye sordu. İçimden, yok hayır Helen ölmeyecek diyordum. Yanılıyorlar. Yoksa böyle sakin durup konuşabilir miydi? Yatağın üzerine eğilip öptüm onu. Alnı buz gibiydi. Yanakları, elleri hem zayıf hem de buz gibi soğuktu. Ama gene eskisi gibi gülümsedi bana. Neden geldin Jane? Saat on biri geçti. Biraz önce saat başını vuruyordu. Seni görmeye geldim. Çok hasta olduğunu duydum da Seninle konuşmadan uyku tutmadı. Benimle vedalaşmaya geldin anlaşılan. Tam da vaktinde geldin galiba. Bir yere mi gidiyorsun Helen? Evine mi gidiyorsun? Evet, uzaktaki evime, en son yuvama. Yok Helen, hayır. İçim burkularak sustum. Ben gözyaşlarımı içime akıtmaya çabalarken Helen'ı bir öksürük krizi tutmuştu. Neyse ki hasta bakıcı uyanmadı. Öksürüğü kesilince Helen birkaç dakika bitkin yattı. Sonra Jane ayacıkların çıplak diye fısıldadı. Yat da benim yorganımı örtün. Onun dediğini yaptım. Kolunu omzumun üstüne attı. Ben de ona sokuldum. Uzun bir sessizlikten sonra Helen fısıldayarak çok mutluyum Jane dedi. Benim öldüğümü öğrenince sakın üzülme. Üzülecek bir şey yok çünkü. Nasıl olsa hepimiz öleceğiz. İni öldüren hastalık da ağrılı sancılı bir şey değil. Yumuşak, yavaş bir şey. İçimde rahat. Arkamda benim yokluğuma pek ağlayacak kimse bırakmıyorum. Bir tek babam var dünyada. O da geçenlerde evlendi. Pek aramaz beni. Böyle genç yaşımda ölmekle dünyada çok acı çekmekten kurtulmuş oluyorum. Zaten dünyada pek başarı kazanacak yetenekler yoktu bende. Hep beceriksizlik yapıp duracaktım nasıl olsa. Ama nereye gidiyorsun Helen? Görebiliyor musun gittiğin yeri biliyor musun? İnanıyorum inancım var Tanrıma gidiyorum. Tanrı nerededir? Tanrı nedir? Seni beni yaratan, yarattığını da asla yok etmeyecek olan güçtür. Ben onun kudretine hiç koşulsuz inanıyor, iyiliğine sorgusuz sualsiz güveniyorum. Büyük an gelip çatsın da beni ona kavuştursun, onu bana göstersin diye saatleri sayıyorum. Helen cennet diye bir yerin var olduğuna, ölünce ruhlarımızın oraya gideceğine inanıyorsun demek. Bir başka dünya olduğuna inanıyorum. Tanrı'nın iyi olduğuna inanıyorum. Ruhumu hiç kaygısız teslim edebilirim ona. Tanrı benim babam, benim arkadaşım. Tanrı'yı seviyorum ben. Onun da beni sevdiğine inanıyorum. Ben de ölünce sana yeniden kavuşacak mıyım yani Helen? Sen de benimle aynı mutlu ülkeye geleceksin. Evrenin babası seni de karşılayacak. Bundan hiç kuşkum yok sevgili Jane. Ben hala soru soruyordum ama şimdi içimden kendi kendime nerede bu ülke? Gerçekten var mı diye soruyordum. Helena daha sıkı sarıldım. Bana her zamankinden daha yakındı sanki. Onu hiç bırakamayacakmışım gibi geliyordu. Yattığım yerden yüzümü onun omzuna gömmüştüm. Biraz sonra Helen son derece tatlı bir sesle ne kadar rahatım diye mırıldandı. O son öksürük yordu beni biraz. Uykum geldi ama Sakın yanımdan gitme Jane, Hoşuma gidiyor senin böyle yanında olman. Hep burada kalacağım. Benim bir tane Helen'ım. Kimse alamaz beni senin yanından. Rahat mısın canım? Evet. İyi uykular Jane. Sana da iyi uykular Helen. Beni öptü. Sonra çok geçmeden ikimiz de uyumuşuz. Uyandığım zaman sabah olmuştu. Alışık olmadığım bir kımıltı uyandırdı beni. Gözlerimi açıp baktım. Birisinin kucağındaydım. Hasta bakıcı beni kollarını almış yatakhaneye götürüyordu. Yatağından gizlice kaçtığım için azar yemedim. Herkes başka bir şeylerle uğraşıyordu. Sorduğum bir sürü soru karşılıksız kaldı. Birkaç gün sonra öğrendiğime göre Miss Temple şafak sökerken odasına dönünce beni o küçük yatakta. Yüzüm Helen'ın omzuna gömülü, kollarım boynuna sarılı bulmuş. Ben uyuyormuşum. Helen ise ölmüş. Helen'ın mezarı Brockle Bridge Kilisesi'nin avlusundadır. Ölümünden sonra tam 15 yıl bu mezar üzerine ot bürümüş bir tümsekten ibaret kaldı. Şimdi başucunda gri mermerden bir taş yükseliyor. Taşın üzerinde Helen'ın adı yazılı. Bir de dirileceğim sözcüğü. Şu önemsiz yaşantımın olaylarını şimdiye kadar uzun uzun anlattım. Ömrümün ilk 10 yılına hemen hemen 10 bölüm ayırdım. Oysa bu yazdığım düzenli bir yaşam öyküsü olmayacak ki. Ancak ilgi çekeceğini bildiğim anıları canlandırmak niyetindeyim. Bundan dolayı ömrümün 8 yıllık bir süresini hemen hemen sessiz sedasız geçiştiriyorum. Zincirin halkalarını birbirine bağlamak için birkaç satır yeter de artar bile. Tifüs salgını, lovudu kasıp kavurma görevini yerine getirdikten sonra yavaş yavaş çekilip gitti. Ne var ki gitmeden önce şiddetiyle, kurbanlarının çokluğuyla herkesin dikkatini öksüzler yurdunun üzerine çekmişti. Felaketin nedenleri soruşturuldu. Çorap söküğü gibi ortaya çıkan bir takım gerçekler de herkesi iyice kızdırdı. Okulun kurulduğu yerin sağlığa zararlı oluşu, çocuklara verilen yiyeceklerin kıtlığı, kötülüğü, yemeklerin hazırlanmasında kullanılan mikroplu pis su, öğrencilerin giyecek ve yatak durumlarının sefilliği bütün bunlar ortaya döküldü. Bunların ortaya çıkması da Mr. Bracklehurst için gurur kırıcı olmakla birlikte yuva için çok hayırlı sonuçlar verdi. O ilde oturanlardan birçok zengin iyiliksever kişi daha iyi bir yerde, daha elverişli bir yapı kurulması için bağışlarda bulundu. Yeni yönetmelikler hazırlandı. Yiyecek, giyecek konusunda düzeltimler yapılarak okulun geliri bir yönetim kuruluna verildi. Servet bakımından, aile yönünden çok güçlü olduğu için aradan atılamayan Mr. Bracklehurst, kurumun mütemediydi. Mutemediydi. Ama şimdi ona yardım eden daha geniş görüşlü, daha anlayışlı kişiler vardı. Mr. Bracklehurst, müfettişlik görevini de artık sertlikle sağ duyuyor hesapla insanlığı dürüstlükle sevgiyi bir arada yürütebilen kimselerin eşliğinde yapıyordum. Böylece çeki düzene sokulunca Lovut Okulu zamanla gerçekten yararlı, insanca bir kurum olup çıktı. Bundan sonra daha 8 yıl kaldım bu çatının altında. 6 yıl öğrenci, 2 yıl da öğretmen olarak. İki bakımdan da okulun önemine, değerine tanıklık edebilirim. Bu 8 yıl boyunca yaşantım tek düze geçti ama mutsuz değildim. Çünkü dolu, hareketli bir yaşamdı bu. Önümde güzel bir öğrenim fırsatı vardı. Derslerimin bir çoğunu seviyor, hepsinde parlamak istiyordum. Öğretmenlerimin, hele sevdiğim öğretmenlerin gözüne girmekten duyduğum büyük kıvanç da beni ileri doğru itiyordu. Önüme çıkan fırsatlardan iyice yararlanmasını bildim. Zamanla en üst sınıfın birincisi oldum. Sonra da öğretmenlikle görevlendirildim. İki yıl istekle yaptım bu işi ama sonra değişmeye başladım. Bütün bu değişiklikler boyunca Miss Temple okulun müdürü olarak kalmıştı. Ben de kültürümün önemli bölümünü onun yol göstermesine borçluydum. Onun varlığı, dostluğu benim için her zaman bir avuntu kaynağı olmuştu. Anam, eğitimcim, daha sonra da arkadaşım olarak sevmiştim onu. Derken evlendi. Böyle bir kadına hemen hemen layık sayılabilecek kadar üstün bir adam olan papaz kocasıyla uzak bir ile taşındı. Böylece ondan yoksun kaldım. Miss Temple'ın gittiği günden sonra ben de eski Jane Eyre olmaktan çıktım. Bütün huzurum, Lovud'u bir dereceye kadar gözümde bir yuva yapıp çıkan her türlü tatlı bağ onunla birlikte silinip gitmişti. Onun kişiliğinden, huylarından çok şeyler kapmış, kafamı daha uyumlu, yüreğimi daha düzenli duygularla doldurmuştum. Ödev, disiplin ilkelerine adamıştım kendimi. Sessiz sedasızdım. Hayatımdan hoşnut olduğuma inanıyordum. Herkesin gözünde, çoğu zaman da kendi gözümde ben kendine yeten, irade sahibi birisiydim. Ama yazgı, papaz Ney Smith kılığında benimle Miss Temple'ın arasına girdi. Evlenme töreninden az sonra müciremizin sırtında yol kılığıyla posta arabasına bindiğini gördüm. Arabanın yokuşu tırmanıp tepenin öbür yanında gözden yetişini seyrettim. Sonra kendi odama çekildim. Onun düğünü onuruna verilen yarım günlük tatilin büyük bölümünü orada tek başıma geçirdim. Dolaşıp duruyordum odamın içinde. Önce sandım ki yalnızca yitirdiğim arkadaşa yanıyorum. Bu boşluğu gidermek için bir çare arıyordum. Düşüncelerimin sonunda çevreme bakıp da güneşin batmış, çoktan akşam olmuş olduğunu görünce bir şeyin daha farkına vardım. Bu saatler arasında bende bir değişim olmuştu. Karakterimde Miss Temple'dan kapma olan ne varsa eriyip gitmişti. Daha doğrusu yanındayken içime doldurduğum dingin havayı o alıp götürmüştü. Ben şimdi gene kendi doğal durumuma dönmüş, içimde eski ateşli duyguların kıpırdanışını hissetmeye başlamıştım. Dayandığım bir destek çekili vermiş gibi değil de bana biçim veren bir amaç ortadan kalkmış gibiydi. Yitirdiğim şey huzur duyabilme yeteneği değildi. Bana huzur veren kaynak kurumuştu. Kaç yıldır bütün dünyam Lovut'tan ibaret olmuş, bütün yaşantım Lovud'un kurallarıyla, düzeniyle sınırlanmıştı. Şimdi ise gerçek dünyanın çok geniş olduğunu anımsıyordum gene. Bu genişliğin içine atılmak, hayatın tehlikeleri arasında yaşamanın gerçek bilgisini aramak cesaretini gösteren kimseleri çeşitli korkular, umutlar, serüvenler, heyecanlar bekliyordu. Gidip penceremi açtım, dışarı baktım. İşte binanın iki kanadı, işte bahçe, işte lovut yamaçları ve tepelerle çevrili ufuk. Bakışlarım bütün engelleri aşarak bu uzak mavi tepelere takıldı. İçimi titreten şey bunları aşmak isteydi işte. Onların kayalı fundalıklı sınırları içinde kalan ne varsa zindanmış, sürgünmüş gibi geliyordu şimdi bana. Dağlardan birinin çevresinde kıvrılan iki dağ arasındaki uçurumlu bir vadinin içinde gözden yiten beyaz yolun çizgisini bakışlarımla izledim. Bunu daha ötelere kadar görebilmek için nasıl can atıyordum? O yoldan bir araba içinde gelişimi. O bayırlardan aşağı alacak karanlıkta inişimi anımsıyordum. Lovuda ilk geldiğim günden bu yana koca bir çağ geçmiş gibiydi. O gün bugündür de Lovut'tan ayrılmamıştım. Bütün tatillerim okulda geçmişti. Mrs. Reed beni bir kez bile Gateshead'e çağırmamış. Ne o ne de ev halkından başka biri beni bir kez bile görmeye gelmemişti. Dış dünyadan ne mektupla ne de ziyaretçiyle bir haber alabilmiştim. Okul kuralları, okul görevleri, okul alışkanlıkları, okul düşünüşleri, okul sesleri, okul yüzleri, okul sözleri, okul kılıkları, okul yaşamının sevgileri, nefretleri. Dünya konusunda benim bildiğim bundan ibaretti. Şimdi ise artık bunlarla yetinemeyeceğimi hissediyordum. Sekiz yılın alışla gelmiş düzeninden yarım günde gına gelivermişti. Özgürlük istiyordum. Soluğum kesilircesine. Özgürlüğüme kavuşmak için dudaklarımdan bir dua koptu esen hafif rüzgarla dağılıp gitti. Bu kez daha alçak gönüllü bir dilekte bulundum. Değişiklik heyecan istedim. Bu duada boşluğa karıştı. Yarı çılgınca Tanrım diye bağırdım. Öyleyse şimdikinden başka yeni bir kölelik bağışla bana. Tam bu sırada akşam yemeği için çalan zil beni aşağıya çağırdı. Düşüncelerimin yarıda kopan zincirini örmeyi ancak yatakta sürdürebildim. Ama Burada bile yatak odamı paylaşan öğretmen arkadaş, sonu gelmeyen havadan sudan konuşmalarıyla beni tazelemeye can attığım düşüncelerden uzak tuttu. Bir uyusa da çenesi kapansa diye dua ediyordum. Pencereden dışarı bakarken kafamı dolduran düşüncelere bir dönebilsem bir esin gelip beni ferahlatacaktı sanki. En sonunda Miss Grace horlamaya başladı. İri yarı bir kadındı. Şimdiye kadar onun genzinden çıkan ezgiler hep canımı sıkmıştı. Ama bu gece horultunun ilk davudi notasını sevinçle karşıladım. Kurtulmuştum artık. Yarı unutulmak üzere olan düşüncem yeniden canlanıverdi. Yeni bir kölelik. Boş bir fikir değil bu dedim kendi kendime. İçimden söylemiştim bunu. Kendi kendime yüksek sesle konuşmak uyum yoktu çünkü. Boş bir fikir olmadığı belli. Çünkü pek öyle sarmıyor insanı. Özgürlük, heyecan, sefa sürmek gibi sözlere benzemiyor. Bunlar gerçekten parlak sözler ama benim için sözden ibaret kalmak zorundalar. Bundan dolayı da öylesine kof, geçecek ki kulak vermek bile boş. Ama kölelik, işte gerçek olan bu. Burada sekiz yıl hizmet ettim. Şimdi bütün dileğim başka bir yerde hizmet etmek. Kendi irademle bu kadar bir şeyi başaramayacak mıyım? Akla yakın değil mi bu? Evet evet, hiç de ulaşılmayacak bir erek değil. Bir de zekan bu ereğe giden yolu bulacak kadar işlek olsa... Zekamı işletebilmek için yatakta dikilip oturdum. Hava yazdı. Omzuma bir şal aldım. Gene var gücümle düşünmeye koyuldum. Ne istiyorum? Yeni bir yerde, yeni kimseler arasında, değişik koşullar altında yeni bir görev. Gözümü daha yükseklere dikmenin boşuna olduğunu bildiğim için istiyorum bunu. Ama insan yeni bir iş nasıl bulur? Eşe dosta başvurarak elbet. Benim eşim dostum yok. Ama başlarının çaresine kendileri bakmak zorunda olan kim bilir daha kaç eşsiz, dostsuz kimse vardır. Onlar ne yapıyorlar böyle bir durumda? Bilemiyordum. Karşılık bulamıyordum bu soruya. Bir çıkar yol bulsun. Hem de çabuk tarafından diye beynime buyruk verdim. Beynim fırıl fırıl işlemeye başladı. Şakaklarım, bütün kafam zonkluyordu. Ama belki bir saat boşuna yoruldu beynim. Çabalarının hiçbir ürünü olmadı. Boşuna didinmek yüzünden ateşlenmişim gibi kalktım odada dolaştım. Perdeyi açarak yıldızlara baktım. Bir an sonra soğuktan titreyerek yine yatağıma sokuldum. Bir iyilik perisi aradığım esini bu sırada yastığıma bırakıvermiş olsa gerek. Tam başımı yastığa koyarken kendiliğinden gayet doğal olarak geliverdi aklıma. İş arayanlar ilan verir. Sen de Herald gazetesine ilan ver. Ama nasıl? Hiç bilgim yok ki bu konuda. Şimdi artık soruların yanıtları pürüzsüz, bucak diziliyordu karşıma. İlanla, ilan parasını bir zarf içinde Herald gazetesinin müdürüne gönderirsin. İlk fırsatta Loughton'dan postalarsın bunu. Karşılığı Loughton postanesinde J.E. adına post-restant göndermelerini söylersin. Mektubu attığından bir hafta kadar sonra da gider, karşılık geldi mi diye sorarsın. Artık ona göre davranırsın. Kafamda bu tasarıyı iki üç kez yineledim. Sonra kafama iyice sindirerek çok açık, işlek bir biçim verdim. Rahatlamış olarak uykuya daldım. Güneşle bir kalktım. Okulu uyandıran zil çalıncaya kadar ben ilanımı hazırlayıp zarflamış, adresi de yazmış bulunuyordum. İlanda şöyle demiştim. Öğretmenlik deneyimi olan, öyle ya iki yıldır öğretmen değil miydim? Genç bayan, çocukları 14 yaşından küçük ailenin yanında iş aramaktadır. Ben ancak 18'inde olduğuma göre kendi yaşıma yakın olan öğrencilerin eğitimini üzerime alamayacağımı düşünüyordum. Kendisi öğrencilerine İngiliz geleneklerine göre sağlam bir eğitim göstermekle birlikte Fransızca, resim, müzik dersleri de verebilir. Sevgili okuyucu, şimdi pek yetersiz kaçan bu liste o çağda aranılan öğrenim konularını az çok içine alıyordu. Lawton Postanesi'nde J.E. Postrestant olarak yazınız. Bu kağıt bütün gün çekmecede kilitli kaldı. Çaydan sonra yeni müdürden gerek kendim, gerek öğretmen arkadaşlarım için görülecek ufak tefek işlerim olduğunu söyleyerek Lofton'a gitmek için izin istedim. İzin hemencecik verildi yola çıktım. Üç kilometrelik bir yoldu bu. Ayrıca yağışlı bir akşamdı ama neyse ki günler oldukça uzundu. Birkaç dükkana girdim çıktım. Mektubu postaneye verdim. Hızını arttırmış olan yağmurun altında okula döndüm. Üstüm başım sırılsıklam ama içim rahattı. Ondan sonraki hafta pek uzun geldi bana. Gene de bütün dünyevi şeyler gibi bu da sona erdi. Tatlı bir güz gününün sonunda kendimi yaya olarak gene Lovton yolunda buldum. Sırası gelmişken söyleyeyim, pek güzel bir yoldu bu. Dere kıyısından vadinin en tatlı kıvrımlarını izliyordum. Ama o gün ben manzaranın güzelliğinden çok gitmekte olduğum küçük köyde belki de beni beklemekte olan mektupları düşünüyordum. Gerçekten var mıydı acaba bana mektup? Bu kez köye inmek için bulduğum bahane bir çift ayakkabı ısmarlamaktı. Onun için önce bu işi yapıp bitirdim. Sonra da o sakin tertemiz sokakçığı geçerek postaneye yürüdüm. Postaneyi gözünde bağ çerçeveli gözlük, ellerinde siyah eldiven, yaşlı bir hatun kişi işletirdi. J.E. adına gelmiş mektup var mı diye sordum. Kadın gözlüğünün üzerinden beni süzdü. Sonra bir çekmece açarak içini karıştırmaya başladı. Öylesine uzun uzun karıştırdı ki benim de umutlarım sönmeye başladı sonunda bir zarf bulup çıkardı. Gözlüğüyle belki beş dakika inceledikten sonra tezgahın üzerinden bana uzattı. Bu arada benden yana gene meraklı, kuşkulu bir bakış fırlatmaktan geri kalmadı. Zarfın üzeri C.E. diye yazılıydı. Yalnızca bir tane mi diye sordum. Hatun kişi başka yok dedi. Mektubu cebime atarak okulun yolunu tuttum. Hemen açıp okumamın olanağı yoktu. Çünkü saat sekize kadar okula dönmüş olmam gerekiyordu. Şimdi ise saat yedi buçuktu. Okulda da bir sürü iş beni beklemekteydi. Çalışma saatinde kızların başında nöbetçiydim. Ondan sonra dua okumak, yatmalarına bakmak da bana düşüyordu. Kızları yatırdıktan sonra öğretmenlerle bir arada yemeğe oturdum. Sıra bizim yatmamıza geldiği zaman bile Miss Grace'den kurtulmama olanak yoktu. Şamdanımızda azıcık bir mum kalmıştı. Kadın bu mum eriyip sönünceye kadar konuşacak diye ödüm kopuyordu. Neyse ki biraz önce yemiş olduğu okkalı yemek ona uyku ilacı gibi geldi de daha ben soyunmamı bitirmeden o horultuya başladı. Daha 2-3 santimlik mum vardı. Mektubumu çıkardım. Üzerine F harfi basılmış olan bal mumu damgayı söküp açtım. Mektup kısaydı. Geçen perşembe günü Herald gazetesine ilan veren J.E. söylediği deneyime gerçekten sahipse, karakteriyle yeterliliği üstüne de tatmin edici referanslar gönderebilirse, kendisine 10 yaşından küçük bir kız çocuğunun mürebbiyeliği, Buna karşılıkta yılda 30 sterlin verilebilir. J.E.'nin referanslarını, adını, adresini, daha başka bilgileri aşağıdaki adrese göndermesi rica olunur. Mrs. Fairfax, Thornfield Milkat dolaylarında Mektubu uzun uzun gözden geçirdim. Yazı biraz eski stil, biraz da titrekçeydi. Yaşlı bir hanımın yazısı gibi. Bu sevindirdi beni. Çünkü böyle kimseye danışmadan bir işe atılmakla başımı derde sokabileceğimi düşünmüş, gizliden gizliye korkup durmuştum. Her şeyden önce bu, şöyle dürüst bir atılım için kötü bir başlangıç sayılmazdı. Mrs. Fairfax'ı gözümün önünde canlandırır gibi oluyordum. Başında dul bayanların giydiği bir büzgülü başlık, sırtında uzun siyah elbise, belki soğuk bir hanım ama kaba hiç değil. İngiliz kibarlığının orta yaşlı bir örneği. Thornfield, bu ad Mrs. Fairfax'ın köşkünün adıydı besbelli. Gerçi aklımdan köşkün tam planını çizmenin yolu yoktu ama derli toplu, pırıl, pırıl pırıl bir yer olduğuna kalıbımı basabilirdim. Milkat kasabasına gelince, İngiltere haritasını gözümde canlandırınca buldum. Burası Londra'ya, şimdi içinde bulunduğum ücra taşra köşesinden çok daha yakındı ki bu da hoşuma gitti. Hayat hareket dolu bir yerlere gitmek için can atıyordum. Milkat büyükçe bir ırmağın kıyısında, dokumacılığıyla ün salmış geniş bir kasabaydı. Civcivli bir yer olsa gerekti. Olsun daha iyi. Hiç değilse tam bir değişiklik olurdu benim için. Uzun fabrika bacalarını, duman bulutlarını düşündükçe pek öyle kendimden geçmiyordum ama Thornfield kasabadan hayli uzakta olsa gerek diye avunuyordum. Mumun son damlası da eridi. Fitil söndü. Şimdi artık bundan sonraki adımları atmak gerekiyordu. Tasarılarımı artık yalnız kendime saklayamazdım uygulayıp başarıya ulaştırabilmek için çevremdekilere açmam gerekiyordu. Öğle tatilinde müdürün karşısına çıktım. Şimdi elime geçenin iki katı ücretle Lovut'taki gelirim yılda 15 sterlindi. Yeni bir iş önerisi aldığımı söyleyerek bu konuyu bir toplantı sırasında Mr. Bracklehurst'e açmasını, bana referans verip vermeyeceğini öğreni vermesini rica ettim. Müdür benim aracılığımı üzerine almak iyiliğini gösterdi. Ertesi gün durumu Mr. Bracklehurst'e açmış. O da Velim olması dolayısıyla Mrs. Reed'e konuyu bildirmek gerektiğini söylemiş. Böylece yengeme bir mektup yazıldı. O da Jane Eyre dilediği gibi yapsın. Ben onun işlerine karışmaktan yıllar önce vazgeçtim diye karşılık gönderdi. Bu mektup bütün kurul üyelerini dolaştı. Bana son derece bunaltıcı gelen bir gecikmeden sonra dilediğim işe girebilmem için resmen izin verildi. Ayrıca Lowood'da hem öğrenci hem de öğretmen olarak her zaman iyi tanındığım için okul yöneticilerinin hem karakterimin dürüstlüğüne hem de öğretmen olarak yeteneğime tanıklık eden bir tavsiye mektubu hazırlayacakları da bildirildi. Tavsiye mektubunu hemen hemen bir ay sonra aldım. Bir kopyasını hemen Mrs. Fairfax'a yolladım. Kadın da buna karşılık gönderdiği mektupta beni işe aldığını, Thornfield'daki mürebbiyelik görevime 15 gün sonra başlayacağımı bildirdi. Artık hazırlıklara dalmıştım. Bu 15 gün çarçabuk geçti giyip çıkaracaklarım ihtiyacımı karşılamakla birlikte pek çok olmadığı için sandığımı 8 yıl önce Gateshead'den getirmiş olduğum sandık son gün hazırladım. Sandığım bağlanmış adım yazılı kart baş ucuna çivilenmişti. Yarım saat sonra gelip loftuna götüreceklerdi. Ben de ertesi sabah erken bir saatte post arabasına binmek üzere köye gidecektim. Siyah yünlü yolu esvabımla şapkamı, eldivenimi manşonumu fırçalayıp hazırlamış. Unutulan bir şey olmasın diye çekmecelerimi baştan aşağı gözden geçirmiştim. Sonra yapacak iş kalmayınca oturdum dinlenmeye çalıştım. Ama bütün gün ayakta kalmış olduğum halde dinlenmek olası mıydı ki? Heyecanım çok aşırıydı. Bu gece ömrümün bir sayfası kapanıyor, yarın bir yenisi açılıyordu. Bu arada uyumak da olası değildi. Bir sayfadan öbürüne geçildiğini yanan gözlerimle izlemeliydim. Ben daha mezarında rahat edememiş bir hayalet gibi ortalarda dolaşıp dururken bir hizmetçi yanıma yaklaşarak aşağıda sizi görmek isteyen biri var efendim dedi. Hamal olsa gerek diye düşündüm. Kim diye sormaksızın hemen aşağı koştum. Öğretmenlerin oturma odası ya da arka salon denilen odanın önünden geçiyordum ki yarı aralık duran kapıdan dışarı biri fırladı. Ah işte o. Gerçekten ta kendisi diye bağırarak yolumu kesti. Ellerime sarıldı. Baktım İyi bir yerin hizmetçisi gibi giyinmiş genç bir kadın, kara kaşları, kara gözleri, pembe yanaklarıyla pek de güzeldi. Bana bir yerden tanıdık olan bir sesle, gene tanıdık bir gülümseyişle, işte. "E, ee, kimim ben" diye sordu. Yoksa beni tanımadın mı Miss Jane? O zaman boynuna atıldım, deli gibi bir sevinçle onu öpmeye başladım. Yalnızca "Besi, Besi" diye biliyordum. O da hem ağlıyor hem gülüyordu. İkimiz birlikte salona girdik. Şöminenin başında kareli gömlekle pantolon giymiş, üç yaşlarında bir oğlan çocuk durmaktaydı. Bese hemen, benim oğlan, dedi. Demek evlendin Bese. Evet, beş yıl oluyor. Arabacı Robert Levin'la evlendim. Babi'den başka bir de kızım var, adını Jane koydum. Gateshead'de değil misin artık? Kapıcı evinde oturuyoruz, eski kapıcı gitti de. Ee, nasıllar bakalım? Uzun uzun anlat bana. Ama otur önce. Babi, sen de gelip dizime oturmaz mısın? Babi yan yan gelip annesiyle sokulmayı yeğledi. bese pek uzun boylu olmamışsın, iri de değilsin Miss Jane, dedi. Burada iyi beslenmiyorsunuz besbelli. Eliza senden bir baş daha uzun. Georgiana'ya gelince senin iki katın eder doğrusu. Georgiana çok güzel olmuştur değil mi Besi? Bir içim su. Geçen kış annesiyle Londra'ya gitmişti. Herkes bayılmış. Genç bir lord da aşık olmuş ona ama ailesi bizim küçük hanımla evlenmesine razı gelmemişler. Bunun üzerine ne olsa beğenirsin. Lord'la Georgiana kaçmaya karar vermezler mi? Ama iş anlaşılınca kaçamadılar. Onları Eliza ele verdi. Kız kardeşini kıskandı besbelli. Şimdi ikisi evin içinde kedi köpek gibi her an hırgür ediyorlar. E peki John Reed ne alemde? Doğrusu o pek öyle annesinin dilediği gibi çıkmadı. Liseye gitti ama nasıl diyorlar ona hani belge aldı sonra hukuk çalışıp dava vekili olsun istediler. Gel gelelim öyle haylaz öyle başıboş bir genç ki bana kalırsa pek adam edemeyecekler onu. Görünüş bakımından nasıl? İyice uzun boylu. Kimileri onu çok yakışıklı buluyorlar ama dudakları köfte gibi. Ya Mrs. Reed? Hanımefendi dıştan bakılınca iyi görünüyor. Endamı da yerinde ama bence rahatı huzuru yok. John'un tutumlarına üzülüyor. Küçük bey su gibi para harcıyor. Seni buraya yengen mi gönderdi besi? Yok canım ne münasebet. Ne zamandır seni görmek istiyordum. Senden de haber geldi. Uzak yerlere gidiyormuşsun dediler. Ben de bari ulaşamayacağımız yerlere gitmeden gidip bir göreyim dedim. Ben gülerek ama galiba seni düş kırıklığına uğrattım besi dedim. Çünkü onun bakışlarında saygı vardı ama hayranlık bulunmadığını ayrımsayabiliyordum. Yok canım hiç de değil. Pek kibarsın. Ne mi gerek? Hanımefendiler gibisin. Ben de zaten daha fazlasını ummamıştım ki. Çocukken de öyle ahım şahım güzel değildin. Daisy'nin bu sözlerindeki açıklık karşısında gülümsemekten kendimi alamadım. Ama üzülmedim desem yalan. 18 yaşındayken herkes hoşa gitmek ister. Hoşa gidecek bir görünüş olmadığını düşünmek de insanı pek sevindirmez sanırım. Daisy avuntu niyetine, senin şimdi on parmağında on hüner vardır Miss Jane dedi. Neler öğrendin bakalım, piyano çalıyor musun? Salonda bir piyano vardı. Besi gidip kapağını açtı. Sonra benden oturup bir şeyler çalmamı istedi. Birkaç vals çaldım. Hayran kaldı. Coşarak, Mrs. Reed'in kızları bunun yarısı kadar çalamıyorlar, dedi. Ben hep derdim zaten. Sen onlardan daha akıllı, daha bilgili olacaksın diye. Resim de yapıyor musun? Ocağın üzerinde asılı resmi ben yaptım işte, Bessie. Sulu boya bir manzara resmiydi bu. İşe girmemde yardım ettiği için Şükran'ımı belirtmek üzere müdüre armağan etmiştim. O da bunu çerçeveletip asmıştı. Gerçekten pek güzel Miss Jane. Bizim küçük hanımların çizdiği resimler bunun yanına bile yaklaşamaz. Onların resim hocasının yaptığı resimler kadar güzel bu. Fransızca da öğrendin mi? Öğrendim ya Besi. Okuyup yazmasını da konuşmasını da. Nakış dikiş? Elbette. Tam bir hanımefendi olup çıkmışsın Miss Jane. Biliyordum ben zaten. Akrabaların sana yardım etseler de etmeseler de hayatta ilerlersin sen. Ha sana bir şey soracaktım. Babanın akrabalarından yani Eyr'lardan hiç haber aldın mı? Hiçbir haber almadım ömrümde. Hani biliyor musun bizim hanım hep onların çok yoksul, ayak takımı kişiler olduklarını söylerdi. Yoksul olmasına yoksuldurlar belki ama kibarlıkta bence ritlerden geri kalır yanları yok. Bundan yedi yıl kadar önceydi. Ona Mr. Eyre diye biri gelip seni sordu. Hanım da burada olmadığını söyleyince adam pek üzüldü. Çünkü seni arayacak vakti yokmuş. Yabancı bir ülkeye gidiyormuş. Gemisi de bir iki güne kadar kalkacakmış. Pek kibar bir hali vardı. Babanın kardeşiymiş galiba. Hangi memlekete gidiyordu beysi? Binlerce kilometre uzakta bir adaymış. Şarap yapıyorlarmış orada. Başuşak adını söylemişti ama... Medirya olmasın? Tamam, o işte, ta kendisi. Gitti demek. Evet, birkaç dakikaya durdu ya durmadı. Bizim hanım pek soğuk davrandı ona. Sonradan da esnaf takımı falan dedi. Benim Robert'a göre amcan şarap tüccarıymış. Olabilir ya da bir şarap tüccarının yanında çalışıyordur. Beysi'yle ben belki bir saat daha oturup eski günleri andık. Sonra Beysi gitti. Onu ertesi sabahla laftında. Ben arabayı beklerken gene gördüm birkaç dakika için. Sonra ayrıldık. Her birimiz kendi yolumuza gittik. O kendisini GST e, götürecek olan arabaya yetişmek için vadiye doğru yürüdü. Ben de beni Milkat dolaylarındaki yeni işime, yeni yaşantıma götürecek olan post arabasına bindim. Bir romanın yeni bölümü, bir sahne oyununun yeni bir perdesine benzer. Sevgili okurum, bu kez perdeyi açtığım zaman kendinizi Milkattaki George Han'ın bir odasında varsayacaksınız. Duvarlar, çoğuhan duvarları gibi iri iri çiçekli kağıtlarla kaplı. Yerdeki halı, eşyalar, şöminenin rafındaki süsler, duvarlardaki resimler, örneğin Kral 3. George'la Galler Prensi'nin portreleri, Bowfin ölümünü yansıtan bir tablo hep çoğu han odalarında görülen türden. Bütün bunları tavandan sarkan bir gaz lambası şöminede harıl harıl yanan ateş aydınlatıyor. Ben de ateşin başında, sırtımda pelerinim, başımda şapkam oturmaktayım. Manşonumla şemsiyen masanın üzerinde duruyor. Ben de tam 16 saat bir Kasım gününün ayazını yemiş olmak yüzünden iliklerime işleyen soğuğun acısını çıkarmaya, uyuşan ellerimi, ayaklarımı yeniden canlandırmaya çalışıyorum. Lavton'dan sabaha karşı saat dörtte ayrılmıştım. Mirkat kasabasındaki alanın saati şu sırada akşamın sekizini vurmakta. Değerli okurum, şu sırada gerçi rahatıma diyecek yok ama içim hiç rahat değil. Posta arabası burada durduğu zaman beni karşılamaya çıkmış birisini bulacağımı ummuştum. Uşağın benim için getirip kapıya dayadığı tahta merdivenden aşağı inerken kaygıyla dört bir yanıma bakınıyor. Birisinin benim adımı çağırmasını, beni Thornfield'a götürecek bir araç görebilmeyi bekliyordum. Yoktu görünürlerde böyle bir şey. Bir garsona Jane Eyre'ı arayan oldu mu diye sorduğum zaman da hayır dedi. Beni özel bir bekleme odasına götürmesini rica etmekten başka çare bulamadım. İşte şimdi de burada kafamı karıştıran bir sürü kuşku korku içinde bekliyordum. Genç, gözü açılmadık biri için dünyada her türlü bağlarını koparmış olarak yapayalnız kalmak, gideceği yere ulaşıp ulaşamayacağından emin olmadığı gibi geldiği yere dönmesini engelleyen birçok koşullar bulunduğunu bilmek son derece garip bir duygu. Serüven olasılığı bu duyguyu tatlılaştırır, gurur ateşi de ısıtır ama sonunda korku ürpertisi tedirgin eder. Aradan yarım saat geçip de hala bir arayan soran çıkmayınca benim içimdeki korku da öteki duyguları bastırdı. Sonunda çıngıra almaya karar verdim. Gelen garsona bu yakınlarda Thornfield diye bir yer var mı diye sordum. Thornfield mı bilmiyorum efendim. Gidip yazıhaneye sorayım. Garson gitti. Gitmesiyle geri gelmesi de bir oldu. Sizin adınız Eyr mi efendim? Evet, sizi bir bekleyen varmış. Hemen fırladım yerimden. Manşonumla şemsiyemi kaptığım gibi hanın taşlığına koştum. Açık duran kapıda birisi bekliyordu. Sokaktaki hava gazı lambasının ışığında tek atlı bir araba seçtim. Kapıdaki adam beni görünce bir anda duran sandığımı işaret ederek kısaca bu sizin olsa gerek dedi. Evet. Adam sandığı kaldırıp kendi arabasına koydu. Ben de bindim. Adam kapıyı kapamadan önce Thornfield buradan ne kadar uzaklıkta? diye sordum. 10 kilometre kadar. Ne kadar zamanda varırız oraya? Bir buçuk saat sürer. Adam arabanın kapısını mandalladı. Kendi yerine geçti. Yola çıktık. Ağır ağır ilerliyorduk. Ben de düşünmek için bol bol zaman buluyordum. Yolculuğumun sonuna bu kadar yaklaştığıma seviniyordum. Pek şık sayılamasak da rahat olan arabada arkama yaslandım. Artık kaygılarım da yatışmış olarak kendimi düşüncelerime verdim. Arabayla uşağın gösterişsiz görünüşlerine bakılırsa Mrs. Fairfax pek şatafatlı bir hanımefendi olmasa gerek. Daha iyi. Ömrümde ancak bir kez şatafatlı kimselerin yanında yaşadım. Bu benim için cehennem azabı oldu. Acaba küçük kızından başka kimsesi var mı? Geçimli, iyi bir kadın mı acaba? Öyleyse yüzde yüz hoşnut bırakırım onu. Elimden gelen çabayı gösteririm. Ama ne yazık ki insanın elinden geleni yapması her zaman derde derman olmuyor. da buna azmettim. Kararımda durdum. Çevremi hoşnut bırakmayı başardım. Yalnız anımsıyorum. Mrs. Reed'in evindeyken ağzımla kuş tutsam yaranamazdım. Umarım Mrs. Fairfax bir ikinci Mrs. Reed değildir. Ama öyleyse yanında kalmak zorunda değilim ya. Gene bir ilan verir. Başka bir iş ararım. Acaba daha ne kadar yolumuz kaldı? Pencereyi indirip dışarı baktım. Milkat'ı geride bırakmıştık. Işıkların bolluğuna bakılırsa hatırı sayılır büyüklükte bir yer olsa gerekti. Laftından çok daha büyüktü. Lovuda hiç benzemeyen bir bölgede olduğumuzu görebiliyordum. Daha az güzel ama daha kalabalık. Daha az romantik ama daha yaşam dolu. Daha heyecan verici. Yollar çamurlu, hava pusluydu. Arabacı atını rahvan yürütüyordu. Bir buçuk saat dediği yolculuk en aşağı iki saat sürdü sanıyorum. Sonunda adam başını arkaya döndürerek Thornfield'da pek bir şey kalmadı artık dedi. Yine dışarı baktım. Bir kilisenin önünden geçiyorduk. Kilisenin alçak geniş kulesini gördüm. Çanının çeyrek saati çaldığını duydum. Yamaçların dibinde de bir köyün yerini belirten bir küme ışık gözüme çarptı. On dakika sonra arabacı indi. İki kanatlı bir bahçe kapısını açtı. İçeri girdik. Kapı arkamızdan tangır diyerek kapandı. Şimdi bir araba yolunda ağır ağır yokuşturmanlığa başlamıştık. Derken bir evin opuzun cephesi göründü. Bu cumbanın perdeleri arasından dışarıya mum ışığı vuruyordu. Elin geri kalan her yanı karanlıktı. Araba dış kapının önünde durdu. Kapıyı bir hizmetçi kız açtı. Ben de arabadan indim içeri girdim. Kız şöyle buyurmaz mısınız hanımefendi dedi. Ben de onun peşine düşerek dört köşe bir taşlıktan geçtim. Dört bir yanda yüksek yüksek kapılar vardı. Kız beni bir odaya aldı. Buradaki şamdanlarla ateşin ışığı ilk önce iki saattir karanlığa alışmış olan gözlerimi kamaştırdı. Bu kamaşma geçince karşımda son derece tatlı, şirin bir tablo gördüm. Küçük sevimli yuva gibi bir oda. Neşeyle yanan ateşin başında yuvarlak bir masa. Yüksek arkalıklı, eski moda bir koltuk. Bu koltukta oturan ufak tefek derli toplu yaşlı bir hanım. Başında dul hanımların giydiği gibi fırfırlı bir başlık, üzerinde siyah ipekli elbise, kar gibi bir patiska önlükle tam benim gözümde canlandırdığım gibiydi Mrs. Fairfax. Yalnız çok daha sade, daha yumuşak görünüşlü. Elinde bir örgü vardı. Ayaklarının dibine de iri bir kedi kıvrılıp yatmıştı. Kısacası bu rahat yuva tablosunun hiçbir eksiği yoktu. Yeni işe giren bir mürebbiyenin içini rahatlatmak için bundan daha iyisi olamazdı. Ne insanı ezecek bir tantana, ne çekingenlik verecek bir görkem ve gösteriş. Ben içeri girerken yaşlı hanım ayağa kalktı. Son derece kibar, içten bir tutumla beni karşılamak üzere ilerledi. Nasılsınız kızım? Korkarım yollardan yorgun düştünüz. Bizim John da öyle ağır sürer ki arabayı. Üşümüşsünüzdür. Şöyle ateşin başına gelin. Ben Mrs. Fairfax sizsiniz değil mi diye sordum. ''Evet, oturun kızım.'' Beni kendi koltuğuna oturttu. Sonra pelinimi alıp şapkamın bağcını çözmeye başladı. ''Bu kadar zahmete girişmesin diye rica ettim.'' ''Zahmet olur mu hiç? Sizin elleriniz soğuktan donmuştur.'' ''Lia, biraz baharlı limonlu sıcak şarap yap. Birkaç tane de sandviç hazırlayıver. Al, kilerin anahtarları.'' Mrs. Fairfax cebinden tam hanım hanımcık ev kadınlarına yaraşır biçimde bir demet anahtar çıkararak Hizmetçi kıza verdi. Sonra bana döndü. Hadi canım ateşe sokulun biraz. Sandığınızı yanınıza getirdiniz değil mi? Evet efendim. Gidip söyleyeyim de odanıza taşısınlar. Hızlı adımlarla dışarı çıktı. İçimden beni konuk yerine koyuyor diyordum. Böyle ağırlanacağımı hiç ummamıştım doğrusu. Soğukluk, resmilik ummuştum yalnızca. Mürebbiyelerin hor tutulmaları konusunda işittiğim şeylere hiç uymuyor bu durum. Ama sevinmeye başlamak için vakit daha pek erken. Mrs. Fairfax geri geldi. Masanın üzerinde duran örgüsüyle birkaç kitabı kendi eliyle kaldırarak Lian'ın getirdiği tepsiye yer açtı. Yiyecekleri bana gene kendi eliyle uzattı. Şimdiye kadar kimseden görmemiş olduğum bu ilgi karşısında biraz utanmaktan kendimi alamıyordum. Hele bu ilgiyi benim patronum, işverenim olan kişiden görmek. Ne var ki onun yaptığı işi yakışıksız saymadığı belliydi. Ben de bu kibarlığı doğal karşılamaya karar verdim. Bana sunulanları yiyip içtikten sonra kızınızı bu akşam görmek mutluluğuna erecek miyim diye sordum. İyi yürekli hanım kulağını bana doğru yaklaştırarak ne dediniz kuzum kulağım biraz ağır işitir de dedi. Soruyu daha yüksek sesle yineledim. Kızım mı? Ha Adela Verans'ı demek istiyorsunuz. Sizin öğrenciniz Adela'dır. Sahi mi? Kızınız değil demek. Yok canım, çoluk çocuğum yok benim. Bu kez de Adela Verans'ın onun nesi olduğunu sormak istedim. Ama çok soru sormanın ayıp sayıldığını anımsayarak sustum. Nasıl olsa öğrenirdim sırası gelince. Mrs. Fairfax karşıma geçip oturdu. Kediyi de kucağına alarak, Geldiğinize öyle sevindim ki, dedi. Ne iyi, artık evin içinde bir can yoldaşım olacak. İnsana can yoldaşı her zaman gerek. Gerçi Thornfield şahane bir konaktır. Son zamanlarda biraz bakımsız kaldıysa da eski şerefli bir yerdir. Ama bilirsiniz, kış günlerinde en güzel evde bile yalnız kalınca insanın içine bir gariplik çöker. Yalnız kalmaktan söz ediyorum. Lia çok iyi bir kızdır. O da John da namuslu kimselerdir. Ama ne de olsa hizmetçi, uşak. İnsan onlarla kafa denge olamaz. Sonra arada biraz pay bırakmak gerek yoksa saymazlar insanı. Geçen kış pek sert geçti, hatırlarsınız. Kar yapmazsa yağmur ya da fırtına yapıyordu. Ta Kasım'dan Şubat sonuna kadar kapımızı postacıdan başka bir insan çalmadı desem yeri var. Her gece kukumavlar gibi bir başım oturmaktan ruhuma karalar bastı. Arada Lia'yı çağırtıp kitap okutuyordum. Ama zavallının bu işten hoşlandığını hiç sanmıyorum. Sıkıcı buluyor bunu. Neyse, bahar yaz geldi de biraz içimiz açıldı. Güneş çıkıp günler uzamaya başlayınca daha bir başka oluyor. Ne de olsa derken bu güz başında da Adela Verans'la dadısı çıka geldiler. Çocuk gelince evin için şenliğini veriyor doğrusu. Şimdi siz de geldiniz. Artık keyfime diyecek yok. Konuşmalarını dinledikçe bu hanıma iyice kanım kaynamıştı. Sandalyemi biraz daha onun yakınına çektim. Umarım arkadaşlığım sizi düş kırıklığına uğratmaz dedim. Sizi bu gece daha fazla tutmayayım dedi. Vakit gece yarısını buldu. Siz de sabahtan beri yollardasınız. İyice yorgunsunuzdur. Ayaklarınız ısındıysa odanızı göstereyim size. Kendi odamın yanındakini sizin için hazırlattım. Küçük bir yer ama öndeki o kocaman odalardan daha çok seveceğinizi düşündüm. Büyük odalar güzel döşenmiş falan ama öyle ıssız, sıkıcı havaları var ki ben hiç sevmiyorum. Bu kadar ince düşünceli olduğu için ona teşekkür ettim. Uzun yolculuk beni gerçekten de bitkin düşürmüş olduğundan odama çekilmeye hazır olduğumu söyledim. Mrs. Fairfax şamdanı alıp önüme düştü. Dışarı çıktık. Kadın önce gidip taşlık kapısı kapalı mı diye baktı. Sonra anahtarı kapının üzerinden alarak önüm sıra merdivenden yukarı çıktı. Basamaklar, trabzanlar meşeden yapılmıştı. Merdivenin yanında da yüksek kafesli pencereler vardı. Bu merdivende yukarıda yatak odalarının önünden geçen uzun çekme balkonda oraya evden çok bir kilise havası veriyordu. Merdivende çekme balkonda bir mahzen ayazı duyuluyor, İnsanın içi bir yalnızlık, bir ıssızlık duygusuyla kararıyordu. Odama girip de burasının sade döşenmiş olduğunu görünce gerçekten sevindim. Mrs. Fairfax bana tatlı bir sesle iyi geceler dileyip çekildikten sonra kapımı kapadım. Rahatça çevreme bakındım. Küçük odamın şirin neşeli havası aşağıdaki o loj, geniş merdivenle dışarıdaki uzun soğuk koridorun içimde uyandırmış olduğu ürpertiyi geçirmişti. Yorgunlukla, kaygıyla geçen uzun bir günün sonunda sağ salim, güvenli bir sığınağa kavuşmuş olduğumu düşündüm. İçimden bir minnet dalgası yükseldi. Yatağın yanına diz çökerek Tanrı'ya dua ettim. Dizlerimin üstünde doğrulmadan önce bundan sonra da benden yardımımı esirgememesi bana hak etmediğim halde vermiş olduğu şu fırsata layık olabilmek kudretini bağışlamasını diledim. Hem yorgun hem mutlu olduğum için çok geçmeden derin bir uykuya dalmışım. Uyandığımda güneş doğmuştu. Canlı mavi kreton perdelerin arasından süzülüp duvardaki kağıtlarla yerdeki halıyı aydınlatan güneş ışığında küçük odamın öylesine iç açıcı, lübuttan, çıplak tahta zeminli biraz badanalı odalarından o kadar bambaşka bir görünüşü vardı ki baktıkça yüreğin sevinçten coşuyordu. Dış görünüşler gençlerin üzerinde büyük etki bırakır. Bana da öyle geldi ki önümde artık daha güzel ve dikenleri güçlükleri kadar gülleri, doyumları da bulunan yeni bir yol başlamaktadır. Yer değişikliği, önümde açılan umut kapısı bütün varlığımı uyandırmış, coşturmuş gibiydi. Tam olarak bilemediğim bir takım güzel şeyler gelecekti başıma sanki. Bugün, yarın, önümüzdeki hafta, gelecek ay olmasa bile günlerden bir gün. Kalktım, özenle giyindim. Bütün giyeceklerim son derece basit olduğu için sade giyinmek zorundaydım. Ama gene de derli toplu giyinmeye dikkat ederdim. Kılık kıyafetime aldırış etmemek benim yaratılışımda yoktu. Tersine, görünüşme elimden geldiğince çeki düzen vermeye güzel olmasam da hoşa gitmeye çalışırdım. Daha güzel olmadığıma yanardım arada. Gül gibi yanaklara, kiraz dudaklara, çekme burunlara özenirdim. Uzun boylu, heykel, heykel yapılı, şahane bir kadın olmadığıma tasalanırdım. Böyle ufacık tefecik ve renksiz, yüzünün çizgileri düzensiz ve keskin olmak bir bahsızlıkmış gibi gelirdi bana. Bu isteklerim, üzüntülerim neden ileri geliyordu acaba? Kim bilir? Bunu tam olarak bilemiyordum ama bir nedeni vardı elbet. Hem de akla yatkın pek doğal bir nedeni. Her neyse, saçımı güzelce fırçaladım, siyah elbisemi giydim. Bu elbise okul forması gibi pek yalındı ama hiç olmazsa vücuduma pek iyi oturuyordu. Tertemiz, ben beyaz yakalığımı da düzelttikten sonra kılığımın Mrs. Fairfax'ın karşısına çıkabilecek, yeni öğrencimi de kendimden kaçırmayacak kadar düzgün olduğuna inanç getirdim. Penceremi açtım. Tuvalet masamın her şeyin düzenli olup olmadığına baktıktan sonra dışarı çıktım. Yatak odalarının önünden geçen balkon biçimi uzun koridorun öbür ucuna varınca meşe tahtasından yapılma o kaygan basamaklardan aşağı taşlığa indim. Bir dakika duralayarak duvardaki resimlere baktım. Aklında kaldığına göre bunlardan biri derisi bakır rengi sert asık yüzlü bir adamın, öbürü de perukası pudralı inci gerdanlıklı bir kadının resmiydi. Tavandan tunç bir lamba sallanıyordu. Bir anda da kocaman sarkaçlı bir saat vardı. Saatin kutusu pek ince oymalı meşedendi. Zamanla ellene ellene abanoz gibi kapkara kesilmişti. Her şey pek görkemli geldi bana. Ama ben görkem denen şeye öyle yabancıydım ki. Yarısı canlı olan sokak kapısı açık duruyordu. Dışarı çıktım. Güzel bir gül sabahı. Yeni doğmuş güneş, sararmış ağaçların, hala yemyeşil olan tarlaların üzerine taze ışıklarını serpmişti. Kimliğe doğru yürüyerek döndüm. Konağın cephesine baktım. Üç katlı, öyle pek saray gibi olmasa da hatırı sayılır derecede büyük bir yapıydı bu. Bir soylu saraylının malikanesi değildi de kibar bir beyefendinin taşradaki evi olduğu belliydi. Tepesindeki mazgallı kuleler eve bir masal havası veriyordu. Bu gri cephenin arka yanında kuşluklar görünüyordu. Buralara yuva yapmış olan kargalar da galklayarak uçuyordu. Sonra çimliğin korunun üzerinden uçarak çitle ayrılmış geniş bir çayırlığa gidip kondular. Bu çayırlıkta bir sıra yaşlı, ulu dikenli ağaçlar, akasyalar yükselmekteydi. Meşe ağaçları kadar kalın, güçlü, boğum boğum. Bu ağaçlar Thornfield malikanesinin adını nereden aldığını bile Daha geride tepeler vardı. Lovud'un çevresindeki dağlar kadar yüksek, yalçın değildi bu tepeler. Vadi dünyadan ayıran setlere benzemiyordu oradakiler gibi. Gene de ıssız, ürpertici bir görünümleri vardı. Thornfield malikanesini Mirkat gibi civcivli bir yerin bu denli yakınında insanın ummadığı bir yalnızlığa, dinginliğe gömer gibiydiler. Evli ağaçlar içine gömülü bir köyceğiz bu tepelerden birinin yamacına tırmanırcasına kurulmuştu. O dolayların kilisesi Thornfield'e daha yakındı. Bahçe kapısından yana bakılınca yamaçlardan birinin ardından eski yapılı çan kulesi görülebiliyordu. Bu durgun manzarayla temiz, tatlı havayı içime sindirerek kargaların çığırışlarını zevkle dinliyor. Konağın o geniş, gri cephesine bakarak Mrs. Fairfax gibi yalnız bir kadıncağız için ne de kocaman bir yer diye düşünüyordum ki bu yalnız kadıncağız kapıda bilirdi. Ne kalkmışsınız bile dedi. Erkencisiniz bakıyorum. Ona doğru ilerledim. Beni yanağımdan öptü, elimi sıktı. Nasıl, Thornfield'ı beğendiniz mi diye sordu. Çok beğendiğimi söyledim. Evet, güzel yerdir doğrusu dedi. Yalnız zamanla harap düşmesinden korkuyorum. Mr. Rochester'ın aklına eser de gelip buraya temelli yerleşirse o başka. Ya da hiç olmasa daha sık gelip giderse. Böyle büyük mülklerin sahiplerinin başında olmaları gerekir. Mr. Rochester mı? Dediniz. O da kim? Kadın gayet sakin. Buranın sahibi dedi. Adının Rochester olduğunu bilmiyor muydunuz? Elbet bilmiyordum ya. Onun varlığından haberim bile yoktu. Yaşlı kadın onun varlığını herkesin iç gücüsüyle öğrendiği bir evrensel gerçek sayıyordu sanki. Burası sizin sanıyordum ben dedim. Benim mi? Tanrı senin iyiliğini versin çocuk. Amma fikire burası benimmiş. Kızım ben buranın yalnızca kahyasıyım. Çekip çevireni. Hoş Rochester'larla anne tarafından uzak akraba olurum ya. Daha doğrusu kocam akrabasıydı onların. Kendisi şu arka yamaçtaki hay köyünün papazıydı şu görünen kilise onun kilisesiydi. Mr. Rochester'ın annesi de Fairfax'lardandı. Kocamın ikinci göbekten amca kızı olurdu. Ama ben bu akrabalık yüzünden hiçbir zaman herhangi bir hak gütmemişimdir. Bunu düşünmem bile. Kendimi ancak bir kahya olarak görürüm. Efendim çok naziktir. Ben de bundan başka bir şey beklemem. Ya çocuk yani öğrencim? Mr. Rochester'ın vasiliğine emanet edilmiş bir kız. Mr. Rochester da benden bir mürebbiye bulmamı istedi. Kızın burada yerleşmesini tasarlıyor besbelli. İşte geliyor kız. Yanında da ban dediği dadısı. Bilmece böylece çözülmüş oldu. Bu iyi yürekli candan dul kadıncık, yüksek bir hanımefendi değil, benim gibi çalışan bir insanmış meğer. Onu benim gözümden düşürmedi bu. Tersine, daha bile sevindim. Demek aramızdaki eşitlik gerçekmiş. Onun alçak gönüllülüğünden doğma değil... Daha iyi ya, durumum daha da rahatlamıştı. Ben bunları düşünürken yanında dadısıyla bir küçük kız çimlerin üzerinden koşa koşa geldi. Öğrencime baktım. O beni daha görmemişti. Yaşı pek küçükmüş meğer. 7-8 yaşlarında ancak vardı. İnce yapılıydı. İnce çizgili ufacık bir yüzü, lüle lüle beline kadar inen gür saçları vardı. Mrs. Fairfax, günaydın Adela dedi. Gel seni mürebbiyen hanımla tanıştırayım kendisi senin akıllı, hünerli bir hanım olarak yetişmeni sağlayacak. Kız dadısına döndü. Beni göstererek bu benim mürebbiyen mi diye sordu. Dadısı, evet elbette dedi. Ben onların Fransızca konuştuklarını duyunca yabancı mı bunlar diye sordum. Dadı yabancı. Adela'da Avrupa'da doğmuş, altı ay öncesine gelinceye kadar da oradan hiç ayrılmamış. Buraya ilk geldiğinde hiç İngilizce bilmiyordu şimdi çat pat derdini anlatabiliyor. Ben pek anlayamıyorum çünkü sıkışınca Fransızca karıştırıveriyor. Ama sen onun ne dediğini kolayca anlarsın sanırım. Neyse ki ben Fransızcayı bir Fransız kadınından öğrenmiştim. Madame Pierre ile her fırsatta Fransızca konuşmaya bakmıştım. Yedi yıldır da her gün kendi kendime Fransızca çalışıyordum. Öğretmenimin telaffuzuna elimden geldiği kadar öykünüyor, konuşmamı ilerletmeye uğraşıyordum. Bu yüzden Fransızcayı işlek ve düzgün olarak konuşabiliyor. Adela'yı anlamakta güçlük çekmeyeceğimi sanıyordum. Kız mürebbiyesi olacağımı öğrenince gelip elimi sıktı. Birlikte kahvaltı odasına doğru yürürken ona kendi diliyle birkaç şey söyledim. Bunlara önce kısa kısa karşılıklar verdi. Ama masaya oturduktan ve beni o iri ela gözleriyle belki on dakika kadar inceledikten sonra birden açılarak gevezelik etmeye başladı. Neyi? Siz benim dilimi Mr. Rochester kadar güzel konuşuyorsunuz diye ünledi. Onunla konuştuğum gibi konuşabileceğim sizinle. Sophie de konuşabilecek. Çok sevinecek buna. Burada onun dilinden hiç anlayan yok. Mrs. Fairfax İngiliz. Sophie benim dadım. Benimle birlikte deniz yoluyla geldi. Kocaman bir gemiyle. Geminin tüten bir bacası vardı. Aman ne tütüyordu. Beni deniz tuttu Sophie de. Mr. Rochester'ı da Mr. Rochester salon dedikleri güzel bir odada kanepe üzerinde yatıyordu. Sophie ile benim başka bir odada ufacık yataklarımız vardı. Ben bir seferinde az daha düşüyordum yatağımdan. Raf gibi bir şeydi çünkü. Şey, Matmazel sizin adınız ne? Eyre, Jane Eyre. Eyre mi? Öf söyleyemiyorum. Neyse, gemimiz sabahleyin daha güneş doğmadan büyük bir kentte demir attı. Kocaman bir kent, kapkara evleri vardı, duman içindeydi benim geldiğim o güzel temiz kente hiç benzemiyordu. Mr. Rochester beni geminin merdiveninden kucağında indirdi karaya. Sophie de peşimizden geldi. Hepimiz bir arabaya bindiğimiz gibi kocaman, çok güzel bir eve gittik. Bundan daha güzel, daha büyük bir evdi. Otel diyorlardı. Neredeyse bir hafta kaldık orada. Sophie ile ben her gün park denilen ağaç dolu geniş bir yeşillik yerde gezmeye gidiyorduk. Orada benden başka daha bir dolu çocuk vardı. Sonra bir havuz da vardı. İçinde güzel güzel kuşlar yüzüyordu. Ben onlara ekmek kırıntısı atardım. Mrs. Fairfax, böyle bıcır bıcır öttüğü zaman anlayabiliyor musun onu diye sordu. Peki anlıyordum çünkü Madame Pierrot'un hızlı akıcı konuşmasına alışıktım. Yaşlı Hanımcağız, annesine babasına ilişkin bir şeyler sorsana ona dedi. Onları hatırlıyor mu acaba? Adela diye sordum. Demin sözünü ettiğin o güzel tertemiz kentteyken kimin yanında otururdun? Çok eskiden annemle otururdum. Ama o Meryem Ana'nın yanına gitti. Annem bana dans edip şarkı söylemesini, şiirler okumasını öğretirdi. Bir sürü beyefendi, hanımefendi annemi görmeye gelirlerdi. Ben de onların önünde dans ederdim ya da dizlerine oturup şarkı söylerdim. Çok severdim bunu. Size de bir şarkı söyleyeyim mi? Adela kahvaltısını bitirmişti. Onun için bana hünerlerinden bir örnek göstermesine izin verdim. Yerinden kalkarak gelip dizime oturdu. Sonra o minik ellerini hanım hanımcık bir edayla kucağında devşirip lüle lüle saçlarını arkaya attı. Gözlerini tavana kaldırarak bir opera aryası söylemeye başladı. Terk edilmiş bir kadının şarkısıydı bu. Kadın sevgilisinin vefasızlığına yanıp yakıldıktan sonra gururunu imdada çağırır. Hizmetçisine en parlak mücevherleriyle en şahane giysilerini getirmesini söyler. Niyeti o geceki baloda vefasız sevgilisinin karşısına çıkmak, kendisini bırakmış olmasının umrunda bile olmadığına onu şen, şuh davranışlarıyla inandırmaktır. Bir çocuk şarkısı için böyle bir konu seçilmiş olmasını yadırgadım. Ama gösterinin amacı besbelli ki ateşli aşk, kıskançlık ezgilerinin böyle çocuksu bir dille söylenmesindeki çelişkiydi. Büyük bir çiğlik gibi geldi bu bana. Adela şarkıyı neme gerek iyi okuyordu. İfadesinde de yaşının bütün saflığı vardı bitirince dizimden yere atladı. Şimdi size biraz şiir okuyacağım Matmazel dedi. Şöyle bir çalım satarak Fareler Birliği diye okumaya başladı. Bu parçayı vurgulara, duraklamalara dikkat ederek öyle akıcı bir sesle, öyle uygun hareketlerle söyledi ki yaşına göre gerçekten şaşırtıcıydı. Büyük bir emekle, özenle yetiştirilmiş olduğunu gösteriyordu. Sana annen mi öğretmişti bu parçayı diye sordum. Evet dedi. Annem böyle söylerdi. Nen var yahu dedi ona farelerden biri. Söyle. Elimi kaldırdı. Soru sorarken sesimi yükseltmeyi unutmayayım diye. Şimdi de dans edeyim mi size? Yok bu kadarı yeter artık. Peki annen Meryem Ana'nın yanına gittikten sonra sen kimin yanında kaldın? Madame Frederick'le kocasının yanında. Madame bana bakardı ama akrabamız değildi. Belki de yoksuldu çünkü evi annemin evi gibi şahane değildi. Çok kalmadım orada. Mr. Rochester gelip sordu. Benimle İngiltere'ye gelip orada oturmak ister misin diye. Ben de peki dedim. Çünkü Mr. Rochester'ı daha önceden tanıyordum. Beni çok severdi. Hep güzel elbiseler, oyuncaklar falan armağan verirdi bana. Ama görüyorsunuz ya durmadı sözünde. Beni İngiltere'ye getirdi ama kendisi çıktı gitti. Artık hiç görmüyorum onu. Kahvaltıdan sonra Adela ile ben kitaplığa çekildik. Mr. Rochester burasının okul odası olarak kullanılmasını tembih etmiş. Kitaplardan çoğu canlı dolaplar içinde kilitliydi ama dolaplardan biri açık bırakılmıştı. Bunun içinde ilk öğretim için gerekli her şey vardı. Ders kitaplarından başka birçok edebiyat, şiir, biyografi, gezi kitapları, birkaç tane de roman bırakılmıştı. Mr. Rochester bunları mürebbiyenin okuma beğenisini karşılamak için yeterli bulmuştu anlaşılan. Ne yalan söyleyeyim. Şimdilik bunlar bana yeterdi, artardı bile. Lovut'ta zorlukla ile geçirdiğim kırıntılarla ölçülünce bu kitaplık bir eğlence, bir bilgi hazinesi sayılırdı. Bu odaya aynı zamanda oldukça yeni, güzel sesli bir küçük piyano, resim çizmek için bir sehpa, bir çifte coğrafya küresi konulmuştu. Öğrencim çalışmaya pek meraklı değilse de söz dinleyen bir kızdı. Şimdiye kadar düzenli çalışmaya hiç alışık olmadığı için onu ilk baştan pek sıkmanın doğru olmayacağını düşündüm. Uzun uzun konuştum onunla. Ufak tefek birkaç şey öğrettim. Vakit öğleye yaklaşınca da dadısının yanına salıverdim. Sonra da yemek saatine kadar sehpa başına geçerek derste kullanılmak üzere küçük birkaç resim çizmeye karar verdim. Resim defterimle kalemlerimi almak için yukarı çıkarken Mrs. Fairfax bana seslendi. Sabah dersiniz bitti galiba. Geniş kapılı bir odadaydı. Kapı açık durduğu için bana seslenince yanına gittim. Geniş, şahane bir salondu burası. Mor perdelerle koltuklar, yerde bir Türk halısı, ceviz kaplama duvarlar, bir anda renkli camlardan yapılmak kocaman, zengin vitrali bir pencere, nefis oymalarla süslü yüksek bir tavan. Mrs. Fairfax bir büfenin üzerinde duran ince, morumtrak mermer vazoların tozunu almaktaydı. Dört bir yanıma bakınarak ne güzel oda diye hafifçe bağırdım. Ömrümde bunun yarısı kadar bile güzel bir yer görmemiştim. Evet, yemek salonu burası. Biraz güneş hava girsin diye pencereleri açtım da. Kullanılmadıkça her yer küflenip gidiyor. Karşıdaki oturma salonuna girince mahsene girmiş gibi oluyor insan. Mrs. Fairfax pencerenin tam karşısına düşen koyu kırmızı perdelerle bezenmiş bir kemeri gösterdi. İki yassı basamak çıkarak kemerin gerisine baktım. Bir periler ülkesini görmüş gibi oldum. Gördüğüm manzara toy gözlerimi öylesine kamaştırdı. Ama aslında iç içe duran son derece güzel iki salondan ibaretti burası. Yerlere parlak çiçek çelenkleriyle örneklenmiş, bembeyaz halılar serilmiş, kar gibi beyaz boyalı tavan da üzüm, asma dolu oymalarıyla süslenmişti. Kızıl kaplamalı koltuklar, kanepeler, örtülü sedirler bu beyazlıklarla şahane, ışıl ışıl bir çelişme yaratıyordu. Beyaz mermer şöminenin üzerindeki süsler de kan kırmızısı bohemya kristallerindendi. Pencerelerin arasındaki büyük aynalar bu kar, ateş karışımını yansıtıyordu. Bravo size Mrs. Fairfax, salonlar ne kadar da bakımlı dedim. Ne bir damla toz ne de eşyaların üzerinde ölçü var. Havalar böyle ayaz rutubetli olmasa insan bu salonların her gün kullanıldığını sanır. Eksik olma Miss Eyre ama Mr. Rochester buraya pek seyrek olmakla birlikte her zaman habersiz gelir her yeri örtülere gömülü bulmak, gelince bir de hazırlık telaşıyla karşılaşmak onun sinirine dokunur. Bunu anlayınca her yere her zaman hazır tutmayı daha doğru buldum. Mr. Rochester sinirli, titiz bir adam mı? Çok değil ama ne de olsa yüksek tabakanın beyinleri onda da var. Her işinde bunlara uygun olarak çekilip çevrilmesini bekler. Sever misiniz onu? Sevilen bir insan mıdır? Ah elbet. Rochester ailesi oldum olası sevilmiş sayılmıştır. Bu dolaylarda gözle görülebilen toprakların hemen hemen hepsi hatırlanamayacak kadar eski dönemlerden beri Rochester'larındır. Ama toprak, toprak bir yana sever misiniz onu? Kendisini sevip beğenir misiniz? Ben kendim severim, beğenirim onu. Topraklarını kiralayan köylüler de onu dürüst, haksever, açık elli bir bey sayarlar. Yalnız aralarında hiçbir zaman çok kalmamıştır. Ama hiçbir vasfı yok mu? Yani yaratılış bakımından nasıl bir insan? Yaratılışı kusursuz sanırım. Biraz huysuz sayılabilir belki. Herkese benzemeyen huyları vardır. Çok gezdi. Dünyanın birçok yerlerini gördü. Çok da zeki, bilgili olduğunu sanıyorum. Ne var ki onunla oturup uzun uzun konuştuğumda oldu diyemem. Nasıl huysuz? Bilmem. Anlatmak kolay değil. Öyle göze batar bir yanı yok ama insanla konuşunca ortaya çıkar. Örneğin sözleri şaka mı yoksa ciddi mi? Bir şeye sevindi mi üzüldü mü bilemezsin. Kısacası onu iyice anlamak olanaksız. Daha doğrusu ben anlayamıyorum ama ne çıkar? Bir işveren olarak olağanüstü iyidir. Onun da benim de işverenimiz olan adam hakkında Mrs. Fairfax'tan edindiğim bilgi bununla kaldı. Kim insanlar karakter incelemesini, karşılarındaki insanın eşyanın can alıcı yönlerini görüp anlatmasını hiç bilemezler. Bu tatlı hatun kişi de bunlardandı besbelli. Sorduklarım onu şaşırtıyordu ama bir sonuç elde edemiyordum. Mr. Rochester onun gözünde Mr. Rochester'dı işte. Kibar bir beyefendi, mülk, toprak sahibi bir adam, bir işveren. Hepsi bu kadar. Bundan daha fazlasını öğrenip bilmek de istemiyor. Benim bu adamın kişiliği konusunda daha kesin fikirler edilmek isteyişime besbili şaşıyordu. Yemek salonundan çıkınca bana bütün evi gezdirmeyi önerdi. Ben de onun arkasından yukarılara çıktım. Aşağılara indim. Bir yandan da hayranlığımı belirtip durdum. Çünkü her yer gerçekten tertipli, zevkli, göz doldurucuydu. Öne bakan büyük odalar özellikle şahane geldi bana. Üçüncü kattaki odalardan kimileri de basık, loş olmakla birlikte bir eski zaman havası taşıdıkları için ilgimi çekti. Bir vakitler alt kat odalarında duran döşemeler zaman zaman modalar değiştikçe en üst kata taşınmış. Şimdi bu odaların dar pencerelerinden içeri vuran solgun ışık belki 100 yıl önceden kalma yatakları, meşeden cevizden yapılma aynalı dolapları, sıra sıra dik arkalı dar antika sandalyeleri aydınlatıyordu. Bunlardan daha bile antika olan, üzerlerindeki yarı silik nakışları işlemiş parmakların iki kuşak önce toprağa karıştığı iskemleler. Bütün bu andaçlar Thornfield'a eskiden kalma bir ev havası veriyordu, bir anılar tapınağı. Bu kuytu yerlerin gündüz gözüyle loşluğu, sessizliği, Değişik dekorları pek güzeldi ama geceliğin o geniş karyolalarda yatmak düşüncesi beni hiç sarmıyordu. Bu yataklardan kiminminin meşeden yapılma kapıları vardı. Kimisi ağır işlemeli perdelerle çevriliydi. Buna kışlarda son derece garip çiçekler, daha garip kuşlar, hepsinden daha garip insanlar sergilenmişti. Ayın solgun ışığında bunlar kim bilir daha ne kadar garip görünürdü. Bu odalarda hizmetçiler, uşaklar mı oturuyor diye sordum. Hayır. Onların arkada daha küçük odaları var. Buralarda kimse oturmuyor. Thornfield perili bir köşk olsaydı hayaletler işte bu odalarda dolaşırdı diyesi geliyor insanın. Gerçekten de öyle. Ama hayalet mayalet yok burada demek. Mrs. Fairfax gülümseyerek benim bildiğim kadarıyla yok dedi. Eskilerden kalma hayalet ortak öyküleri de mi yok? Hiç olmamış mı? Olmamış sanırım. Oysa Rochester'ların bir zamanlar oldukça ateşli hareketli bir aile olduğunu söylerler. Ama belki de bu yüzden şimdi mezarlarında rahat yatıyorlardır. Evet diye mırıldandım. Shakespeare ne demiş? Hayatın ateşli sıtmasından sonra rahat uykularda. Şimdi nereye gidiyorsunuz Mrs. Fairfax? Çünkü Mrs. Fairfax yeniden yürümeye başlamıştı. Çatıya. Gelip manzara ve bakmak ister misin? Gene onun peşinden daracık bir merdiven tırmanarak tavan arasına. Oradan da bir duvar merdiveni ve tavan deliği yoluyla çatıya çıktım. Şimdi artık kargalarla aynı düzeydeydim. Onların yuvalarını görebiliyordum. Kule mazgallarının üzerinden eğilip ta aşağılara bakınca malikanenin topraklarına harita gibi görebiliyordum. Yeşil kadife, çimlik, konağın gri duvarlarının çevresine serilmiş, park kadar geniş olan tarla yüzyıllık ağaçlarıyla noktalanmış... Şimdi çıplak, boz duran koruluk, bakımsız bir yolla ikiye ayrılmış. Yeşil yosunlu bahçe kapısının yakınındaki kilise, yol, o ıssız tepeler. Hepsi güz güneşinde dinlenir gibi. Ufuktan ufuğa uzanan beyaz sedef bulut, bulutlarla damarlanmış koyu mavi dost bir gökyüzü. Manzaranın hiçbir olağanüstü yönü yoktu ama her şeyiyle insanı sarıyordu. Geri dönüp de içeri girdiğim zaman çevremi göremedim sanki o mavi hava kubbesinin parlaklığından sonra tavan arası mahzen gibi karanlık geldi. Mrs. Fairfax tavan arası kapağını mandallamak için bir an geride kalmıştı. Ben el yordamıyla tavan arasının kapısını buldum. O dar merdivenden aşağı inmeye başladım. Bu merdiven üçüncü katın ön bölümüyle arka bölümünü birbirinden ayıran dar, basık, loş bir koridora iniyordu. Bir an oyalandım burada karşı uçtaki tek küçük penceresiyle iki yanındaki iki sıra kapalı küçük kapkara kapılarıyla burası Mavi Sakalın şatosundaki bir koridoru anlatıyordu. Usulca yürümeye başlamıştım ki bir ses. Böyle tenha ıssız bir yerden hiç umulmayacak bir ses çarptı kulağıma. Birisi gülüyordu. Garip bir gülüştü bu. Keskin, ciddi, neşesiz. Durdum. Ses de kesildi ama bir an için sonra bu kez daha yüksek olmak üzere yeniden başladı. İlk seferinde pek açık, belirliyse de yavaş çıkmıştı. Şimdi ise tek bir yerden geldiği halde boş odaların hepsinde birden çınlar gibi yankılanan tiz kahkahalarla yükselmişti. Bu sesin geldiği odayı elimle gösterebilirdim. Mrs. Fairfax diye seslendim. Çünkü şimdi onun merdivenden indiğini duyuyordum. İşittiniz mi o kahkahaları? Kimdir o? Kadın, hizmetçilerden biri olsa gerek dedi. Belki de Grace Paul'dur. Ben gene ama işittiniz mi o gülüşü diye sordum. Evet açıkça çok zaman işitirim zaten. Grace Paul bu bölmede dikiş diker. Arada Lia ile bir araya gelirler. Baş başa olunca pek gürültü ederler. Gülüş gene duyuldu. Yavaş hece hece. Sonra acayip bir mırıltıyla son buldu. Mrs. Fairfax Grace diye bağırdı. Gerçek bir Grace'in ortaya çıkacağını hiç ummuyordum doğrusu. Çünkü ömrümde hiç duymadığım kadar acı, üzgün, yadırganır bir gülüştü bu duyduğum. Vakit öyle vakti. Her yer parlak güneşli olmasaydı bir takım korkulara kapılabilirdim. Ama şaşkınlığa bile kapılmakla ne aptallık ettiğimi anlamakta gecikmedim. Bana en yakın olan kapı açılarak dışarı bir hizmetçi çıktı. Otuzla 40 yaş arasında tıknaz, küt yapılı, kızıl saçlı, kaba, sıradan yüzlü bir kadın. Bundan daha az romantik, daha az hayalete benzer bir kimse düşünülemezdi. ''Mrs. Fairfax, fazla gürültü oluyor Grace'' dedi. ''Tembihleri unutma.'' Grace ses çıkarmadan diz kırarak içeri çekildi. Mrs. Fairfax, Lia'ya dikişlerinde ev işlerinde yardım etmesi için tutuyoruz onu diye anlattı. Ufak tefek kusurları varsa da iyi çalışıyor. Ha sahi, yeni öğrencinden hoşnut kaldın mı bari bu sabah hanım kızım? Laf böylece Adela'ya döndü ve aşağıdaki aydınlık ferah bölüme varıncaya kadar da sürdü. Sofada Adela koşarak yanımıza geldi. Yemek hazır bayanlar diye bağırdı. Benim karnım çok acıktı. Mrs. Fairfax'ın odasında kurulmuş olan masada öğle yemeğinin hazır bizi beklediğini gördük. Thornfield Malikanesine ilk gelişimin sessiz sedasızlığı, sakinliği, burada rahat ayıracağımı belli etmişti. Konağda, konaktakileri de gitgide daha yakından tanımam bu belirtileri yalanlanmadı. Mrs. Fairfax'ın tıpkı ilk göründüğü gibi olduğunu anladım. Geniş yürekli, iyi huylu, Oldukça okumuş, görgülü, orta düzeyde zekası olan bir hanımdı. Öğrencim de hayat dolu bir çocuktu. Bir hayli şımartılmış, başı boş bırakılmış olduğu için uçarılık ettiği oluyordu. Ama olduğu gibi benim elime bırakılmıştı. Onun öğrenimi için hazırladığım tasarılara bir karışan da yoktu. Bundan dolayı çok geçmeden çocuk ufak tefek heveslerini unuttu. Söz dinleyen, laf anlayan bir öğrenci olup çıktı. Kendisine alışılmış çocuk ölçülerinden bir santim bile yukarıya çekecek herhangi bir olağanüstü yeteneği, ayırt edici bir özelliği, beğeni, duygu konularında üstün bir gelişimi yoktu. Ama alışılmış çocuk ölçülerinin aşağısına düşürecek bir eksiği, kusurlu, kötü yönü de yoktu. Derslerinde orta bir ilerleme gösteriyor, bana karşı pek derin olmasa da canlı bir sevgi besliyordu. Onun şenge ve beni hoşnut etmek için giriştiği çabalar, saflığı da beni ona bağlıyordu. Böylece ikimiz de birbirimizden ve durumumuzdan hoşnuttuk. Laf aramızda bütün çocukları melek sayan, çocuk eğitimiyle uğraşanlardan da çocukluğu yarı kutsal tutmalarını bekleyen bir takım ciddi kişiler benim yukarıda kullandığım dili soğuk, duygusuz bulacaklardır. Ne var ki ben bu kitabı ne anne baba bencilliğini okşamak, ne beylik lafları yansıtmak, ne de bir takım yapmacıkları ayakta tutmak için yazıyorum. Yalnız gerçeği söylüyorum ben, Adela'nın iyiliğiyle, öğrenimiyle candan ilgileniyor. Kendisine karşı da yumuşak bir sevgi besliyordum. Mrs. Fairfax'a karşı da bana gösterdiği iyilikten ötürü minnet duyuyor. Onun bana karşı duyduğu ölçülü sevgi, saygı oranında, duygularının, zekasının ortalama düzeyi oranında ben de onu seviyor. Onunla birlikte olmaktan tad alıyordum. Ara sıra konak dolaylarında kendi başıma yürüyüş yaptığım sıralarda bahçe kapısına gidip dışarıdaki yola baktığım sıralarda kimileyin Adela dadısıyla oynar, Mrs. Fairfax da reçel yaparken üç kat merdiven çıkıp çatıya ulaşarak çevremdeki tarlalara, tepelere, ufka baktığım sıralarda ufuk çizgisini delip geçecek ve duyup okuduğum halde hiç görmediğim hayat dolu yerlere, büyük kentlere erişebilecek bir görüm gücünün özlemini duyuyordum. Böyle zamanlarda şimdikinden daha hareketli bir yaşam sürmek, kendim gibi kimselerle daha çok aşır neşir olmak, burada bulduğumdan daha çeşitli tiplerle tanışmak istiyordum. Mrs. Fairfax'ın Adela'nın iyiliklerinin değerini bilmez değildim. Ama dünyada daha başka, daha canlı bir takım iyiliklerin de var olduğuna inanıyor, varlığına inandığım şeyleri görmek için de can atıyordum. Bunları duyunca beni birçok suçlayan çıkacaktır. Varsın suçlasınlar. Bana nankör bile diyeceklerdir belki. Ama ne yapayım? Elimde değil bu. Huzursuzluk benim mayamda vardı. Arada öylesine depreşiyordu ki acı veriyordu bana. Böyle zamanlarda tek avuntum üçüncü kat koridorunda o sessizlik, tenhalık içinde gözlerden ırak, bir aşağı bir yukarı yürümek, hayalimde canlanan parlak düşleri başıboş bırakıvermekti. Bol parlak renk renkti düşlerim. Burada bırakırdım yüreğimi, içimi tasayla buruksa bile yaşamla genişleten coşkun heyecanlarla çarpsın. En güzeli de İçimden bir sesin anlattığı sonu gelmez bir masalı dinlerdim. Hayalimin yarattığı, durmadan da anlattığı bir masal ki, gündelik yaşantımda canım çektiği halde bulamadığım hareketle, heyecanla, ateş ve tutkuyla kaynaşırdı. İnsanlar dinginlikle yetinmelidir demek boşunadır. Hareket ister onlar, bulamayınca da yaratırlar. Benimkinden daha durağan bir hayata yazgılı olan milyonlarca kişi vardır. Hepsi de buna baş kaldırmış durumdadır yeryüzündeki insan kitlelerinin arasında siyasal başkaldırılardan başka daha ne isyanların kaynaştığını ancak Tanrı bilir. Hele kadınların çoğunlukla pek sakin olduklarına inanılır ama kadınlar da tıpkı erkekler gibi duygu sahibidir. Erkekler gibi onlar da zekalarını, yeteneklerini işletmek için bir uğraş, eylem alanına gereksinme duyarlar. Üzerlerindeki baskı pek ağır, sürdükleri yaşam pek durgun olursa acı duyarlar bundan, zarar görürler onlardan daha ayrıcalıklı olan erkeklerin kadınlar yemek pişirip çorap örmekle, piyano çalıp nakış işlemekle yetinsin demeleri dar kafalılıktır. Bir kadın geleneklerin kendisi için yeterli saydığı şeylerden daha fazlasını yapmak, öğrenmek isterse onu kınamak, alaya almak düşüncesizliktir. Böyle tek başıma üçüncü katta gezinirken Grace Paul'un gülüşünü duyduğum çok olurdu. Hep aynı gülüş, İlk duyduğum zaman tüylerimi ürpertmiş olan hep o yavaş, alçak, ha 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 sesleri. Sonra bu gülüşlerinden daha da acayip olan anlaşılmaz mırıltılarını da duyuyordum onun. Kimi günler sessiz duruyordu, kimi günlerde ise öyle sesler çıkarıyordu ki hiçbir andan veremiyordum. Kimi zaman da onu görüyordum. Elinde bileyen bir tabak ya da bir tepsiyle odasından çıkıp mutfağa iniyor, çok geçmeden dönüyordu. Çoğu zaman, ah romantik okurlarım, gerçeği süslemeden söylediğim için beni bağışlayın. Mutfaktan bir testi şarap getiriyordu. Çıkardığı o acayip seslerin uyandırdığı merakı Grace görünüşü her seferinde bastırıyordu. Sert, kaba çizgileri, donuk tavırlarıyla ilgiyi çekip mimlenebilecek hiçbir yönü yoktu. Onu konuşturabilmek için birkaç girişimde bulundum ama az konuşan bir insana benziyordu. Kısacık tek sözlü yanıtlarla bütün çabalarımı yarıda bırakıyordu. Evdeki öbür kişiler yani John'la karısı Lia, Fransız dadı Sophie namuslu iyi kimselerdi. Ama hiçbir özellikleri yoktu. Sophie ile Fransızca konuşuyorduk. Ülkesiyle ilgili sorular soruyordum ona arada. Ama bir şeyi anlatıp tanımlamakta hiç yetenekli değildi. Çoğunlukla öyle sudan öyle karışık karşılıklar veriyordu ki insanı soru sorup soracağına pişman ediyordu. Ekim-Kasım-Aralık geldi geçti. Ocak ayında bir gün öğleden sonra Mrs. Fairfax Adela adına bir tatil rica etti. Çünkü çocuğun nezdesi vardı. Adela da bu ricayı öyle ateşli yalvarmalarla yineledi ki... ...kendi çocukluğumda tatillerin ne kadar değerli olduğunu anımsayıp razı oldum. Bu konuda biraz esneklik göstermenin de iyi bir şey olduğunu düşünüyordum. Çok soğuksa da güneşli rüzgarsız bir gündü. Koca bir sabah kütüphanede kapalı oturmaktan ruhum sıkılmıştı. Mrs. Fairfax da o sabah bir mektup yazmış gidip bir postaya atan olsa diye bekliyordum. Böylece pelerinimle başlığımı giydim. Mektubu Hey Postanesi'ne götürmeyi önerdim. Bu üç kilometrelik yol kış günü için iyi bir yürüyüş olacaktı. Adela'yı Mrs. Fairfax'ın ocağının başındaki küçük koltuğa oturttum. En sevdiği taş bebeğini eline verdim. Bunu çoğu zaman parlak kağıda sarılı olarak bir çekmeceye saklardım. Bundan sıkılırsa diye bir de masal kitabı getirdim. Onun çabuk gelin sevgili dostum Jane Tembihine bir öpücükle karşılık verdim. Sonra yola düzüldüm. Yerler tantakır, donuk. Hava hiç kımıltısız. Yolum bomboştu. Isınıncaya kadar hızlı hızlı yürüdüm. Sonra adımlarımı ağırlaştırdım. Günün bu saatinde böyle tek başıma yürümekten duyduğum zevki içime sindirmek istiyordum. Saat üçtü. Ben kulenin dibinden geçerken çan saat başını vurdum. Bu saatin güzelliği yaklaşan akşamda ufka yaklaşmış, solgunlaşmış olan güneşin ışıklarındaydı. Şimdi Thornfield'dan bir buçuk kilometre kadar uzaklaşmış, bir kır yoluna sapmıştım. Bu yol yazın yaban gülleriyle, güzün fındıklarıyla, böğürtlenleriyle ünlüydü. Şimdi bile güllerin yapraksız somurcukları mercan gibi ışıldıyordu. Ama kışın bu yolun başlıca güzelliği büsbütün tenha oluşunda, çıplak dalların altında tam bir dinginlik içinde uzanışındaydı. Rüzgar esse bile buradan duyulmazdı. Çünkü çevrede çılık çıplak dağları, yolun ortasına döşenmiş olan yıpranmış beyaz taşlar kadar durağındı. Bu keçi yolunun iki yanında göz alabildiğine yalnız bomboş tarlalar uzanıyor, ara sıra çalıların arasında kıpırdaşan küçücük kahverengi kuşlar dökülmesini unutmuş tek tük kuru yaprakları andırıyordu. Bu yol heye kadar hep yokuş yukarı tırmanıyordu. Yarı yola gelince tarla kıyısındaki bir çit kapısının üzerine oturdum. Pelerinime iyice bürünüp ellerimi de manşonuma sokunca havadaki keskin dondurucu ayazı hiç duymaz oldum. Yolun üzerine kaplayan ince buz tabakası soğuğun şiddetini gösteriyordu. Oturduğum yerden şimdi aşağılarda kalmış olan Thornfield'ı görebiliyordum. Gri duvarlı surlu hisarlı konak aşağıdaki vadinin en göze batan yeri sanki merkeziydi koruları, kuşlukları batıya doğru uzanıyordu. Güneş ağaçların arasına sarktı. Sonra dalların ardında kıpkızıl, dupduru battı. Batıncaya kadar bekledim. Sonra doğudan yana döndüm. Doğudaki tepenin üzerinden şimdi ay çıkıyordu. Henüz bir bulut çizgisi gibi solgundu. Ama her an biraz daha parlaklaşıyordu. Hey koyunu seyreder gibiydi. Köyceğiz'in ağaçlarının arasına gömülü duran bacalarından gökyüzüne mavim trak dumanlar yükseliyordu. Henüz bir buçuk kilometre vardı aramızda. Gene de akşamın mutlak sessizliğinde köyün hafif yaşam kımıltılarını işitebiliyordum. Kulağıma su çağaltıları da geliyordu. Hangi vadilerden, hangi çay yataklarından? Bilemiyordum ama hey köyünün gerisinde birçok tepe vardı. Bunların aralarındaki vadileri iplik gibi işleyen birçok dere olsa gerekti. Akşam sessizliği içinde en yakındakiler kadar en uzaktaki suların da şırıltısı duyulabiliyordu. Birden haşin bir ses, bu nazlı, bu incecik şıpırtılarla fısıltıları bastırdı. Hem çok uzaktan gelen hem de açıkça duyulan kesin sürekli bir patırtıyla bir madensel şakırtı. Bir at geliyordu. Yolun kıvrımları ona henüz gözden gizlemekle birlikte gitgide yaklaşmaktaydı. Ben çit kapısından inip yoluma gitmek niyetindeydim. Ama yol o kadar dardı ki yerimde kaldım. Atın gelip geçmesini bekledim. Pek gençtim o günlerde hayalim de pek güçlüydü. Çocukluk masallarından kalma, kimi renkli, kimi karanlık birçok anı kafamı doldurdu. Bu anıların kimileri uyandıkları zaman çocuklukta bulunmayan bir canlılık ve açıklık kazanırlardı. Şimdi de gitgide yaklaşan nal seslerini dinler, alacak karanlıkta atın görünmesini beklerken aklıma Besin'in anlattığı bir takım masallar geliyordu. Bu masallarda İngiltere'nin kuzey bölgesinde yaşayan Getraş diye bir ifritten söz edilirdi. Bu ifrit bir at katır ya da kocaman bir köpek biçiminde ıssız yollarda kol gezer, kimi zaman gecikmiş yolcuların karşısına çıkarmış. Nasıl ki bu at da şimdi benim karşıma çıkmak üzereydi. İyice yaklaşmış olmakla birlikte henüz görünmemişti. Derken nal şakırtılarından başka bir çalı hışırtısı duydum. Fındık ağaçlarının dibinden koskoca bir köpek çıka geldi karalı beyazlı rengiyle ağaçların arasında hemen göze çarpıyordu. Besin'in getraşının girdiği kalıplardan birine tıp atıp uygundu. Uzun tüyleriyle, kocaman kafasıyla aslan gibi bir yaratık. Neyse ki yanımdan hiç sesini çıkarmadan, başını bile kaldırmadan geçti gitti. Oysa ben onun tuhaf, doğa dışı gözlerle yüzüme bakacağından korkmuştum. Köpeğin peşinden de at göründü. Sırtında binicisiyle iri bir küheylan. Bu binici, bu insan Büyüğü o saat bozdu. Çünkü getraşın üzerine kimse binemezdi. Hep yalnız gezerdi o. Yok, yok getraş falan değil. Mil katığa kestirmeden giden bir yolcuydu bu. Önümden geçti gitti. Ben de öbür yana doğru yoluma gittim. Birkaç adım gitmiştim ki ayak kaymasını andıran bir hışırtı Tanrı belasını versin, ne halt etmeli şimdi diye bir bağırış duyarak döndüm. Hatta binicisi de yere yığılmışlardı. Taşları cilalayan buz tabakasının üzerinde kaymışlardı besbelli. Önden ilerlemiş olan köpek şimdi yaylanan adımlarla koşarak geldi. Efendisiyle atı yerde görünce loş tepeleri çınlatarak avlamaya başladı. Sesi de boyuna posuna uygun olarak kalın gürdü. Atla bineceği çevrelerinde dolaşarak kokladı. Sonra koşarak benim yanıma geldi. Elinden tek gelen buydu. Çünkü görünürde benden başka imdat isteyecek kimse yoktu. Onun çağrısına boyun eğerek, yolcuya doğru yürüdüm. O şimdi kendini atının altından kurtarmaya çabalamaktaydı. Çabaları güçlü olduğu için pek fazla incinmediğini kestirdim. Gene de yaralı mısınız efendim diye sordum. Galiba sövüyordu ama bundan pek emin değilim. Bir şeyler mırıldandığı için sorduğumu doğrudan yanıtlamadı. Ben gene bir şey yapabilir miyim diye sordum. Adam şöyle bir yana çekilin diyerek önce dizüstü doğruldu sonra ayağa kalktı. Ben de yana çekildim. Bundan sonra atı ayağa kaldırmak için bir asılma, çekelemedir başladı ki bunun yanı sıra yükselen parıltılarla, şakırtılarla birlikte kişnemeler, havlamalar da beni epey öteye uzaklaştırdı. Gene de oradan ayrılmadım. Sonunda at ayağa kaldırıldı. Köpek de sus kılavuz diye bir buyrukla susturuldu. Yolcu eğilerek bacağıyla ayağını sağlam olup olmadıklarını anlamak ister gibi yokladı. Pek sağlam bulmamış olsa gerek ki topallayarak biraz önce benim oturduğum çit kapısına doğru yürüdü oturdu. İçimden galiba ille bir işe yaramak geliyordu. Belki de iş güzellik. Gene adamın yanına yaklaştım. Yaralıysanız yardıma ihtiyacınız varsa ya Thornfield'dan ya da heyden yardım getirebilirim efendim. Eksik olmayın. Yardımsız da gidebilirim. Kırık çıkık falan yok. Yalnızca ayağım burkulmuş sanıyorum. Yolcu gene ayağa kalkıp yürümeye çalıştı ama böyle yapmasıyla elinde olmadan ah diye bir oldu. Ortalık hala biraz aydınlıktı. Ayda gitgide parlamakta olduğu için onu açıkça görebiliyordum. Kürk yakalı, çelik kopçalı bir binici pelerinine bürünmüştü. Ayrıntılarını görememekle birlikte onun orta boylu, geniş omuzlu olduğunu seçmiştim. Sert çizgili, çıkı kalınlı, esmer bir yüzü vardı. Çatık kaşları, gözleri o anda öfkeli bir çaresizlik fışkırmaktaydı. İlk gençliğini geride bırakmışsa da orta yaşa varmamıştı henüz. 35 yaşlarında gösteriyordu. Ondan korkmuyordum. Yalnız yabancı olduğu için çekiniyordum. Utanıyordum biraz. Masal kahramanlarına benzeyen yakışıklı bir genç olsaydı böyle karşısına geçerek bana yüz vermediği halde sorular sormaya, istemediği halde yardım önermeye dünyada cesaret edemezdim. Ömrümde yakışıklı bir genç erkekle ne görüşmüşlüğüm ne de konuşmuşluğum vardı. Uzaktan uzağa güzellik, zariflik, naziklik, çekicilik gibi niteliklere karşı ezbere bir hayranlık duyuyordum. Ama bunları bir erkekte toplanmış olarak karşımda görsem, benim ruhuma hiçbir yönden tanıdık olmadıklarını iç güdümle sezer, onlardan kaçınırdım. Ateşten, yıldırımdan, yani parlak olmakla birlikte cana yakın olmayan şeylerden kaçar gibi kaçınırdım. Hatta bu yolcu bana güler yüzle, tatlı dille karşılık vermiş olsa, yardım önerimi süslü teşekkürlerle geri çevirmiş olsa, gene yoluma gider, önerilerimi yinelemek gereğini duymazdım. Ama onun asık suratlı, kabalığa kaçan tutumları bana rahatlık veriyordu. Elini sallayarak gitmemi işaret ettiği zaman bile hiç yerimden kımıldamadım. Bu geç saatte bu ıssız yerde sizi bırakıp gitmem olası değil efendim. Atınıza binebilecek durumda olduğunuzu görmek istiyorum. O zaman adam bana baktı. Ondan önce doğru dürüst bakmamıştı bile. Bana kalırsa sizin de eviniz olmanız gerekir bu saatte. Buralarda bir yerde oturuyorsanız, dedi. Nerede sizin eviniz? Aşağıdaki vadide uzak değil. Zaten ay ışığında gece geç vakit yalnız dolaşmaktan korkmam ben. Gerekirse size yardım çağırmak için seve seve koşarım hey köyüne. Zaten oraya gidiyorum. Postaneye mektup vereceğim. Aşağıdaki vadide mi oturuyorsunuz? Yani şu kuleli mazgallı evde mi? Adam Thornfield'ı gösteriyordu. Ay şimdi konağın üzerine bembeyaz buzlu bir aydınlık serpmekteydi. Batı ufkunun kızılığı yanında koca bir gölgeler yığınını andıran koruluğun önünde konak, solgun, apaçık göze çarpıyordu. Evet efendim dedim. Kimin evi bu? Mr. Rochester'ın. Mr. Rochester'ı tanıyor musunuz siz? Hayır, kendisini hiç görmedim. Burada oturmuyor demek. Oturmuyor. Nerede olduğundan haberiniz var mı? Yok. Konakta hizmetçi falan değilsiniz elbet. Olsa olsa. Adam duralayarak bakışlarını giysilerimde dolaştırdı. Her zamanki gibi sade giyinmiştim. Siyah yün pelerin, siyah kürk şapka. Adam benim ne olabileceğimi bilemez gibiydi. Yardımına koşarak mürebbiyeyim dedim. Ha mürebbiye, tüh be unutmuşum. Mürebbiye demek. Adam kılık kıyafetimi gene şöyle bir süzdü. Bir iki dakika sonra da çitten kalktı. Ama ayağının üstüne bastığı zaman yüzü can acısıyla buruştu. Sizi yardım istemeye gönderemem ama zahmet olmazsa siz kendiniz bana bir yardımda bulunabilirsiniz dedi. Elbette efendim. Baston gibi kullanılabilecek bir şemsiyeniz falan yok değil mi? Yok. Öyleyse lütfen atımın yularından tutup buraya getirmeye çalışın. Korkmazsınız ya. Tek başıma olsam bir atın yanına sokulmaktan korkardım ama bana söylenen şeyleri yapmayı da severdim. Manşonumu çitin üzerine bırakarak koca köy heylana yaklaştım. Yularını tutmaya çalıştım. Huysuz bir hayvandı, yaklaştırmadı beni. Durmadan girişimler yapıyordum ama boşuna. Hayvanın yere eşeleyen ön ayaklarından da ödüm kopuyordu. Yolcu bir süre durup bizi seyretti sonra güldü. Görüyorum, daha Muhammed'e gitmeyecek dedi. Onun için tek yapabileceğimiz şey, Muhammed'in daha gitmesine yardım etmek. Buraya gelmenizi rica edeceğim. Gittim. Kusuruma bakmayın dedi. İhtiyaç yüzünden sizden yararlanmak zorundayım elini bütün ağırlığıyla omzuma koydu. Bana adam akıllı dayanarak topallıya topallaya atına doğru yürüdü. Yuları tutar tutmaz hayvana egemen oldu. Sıçrayarak eğre çıktı. Bu arada yükünü burkulan ayağına vermek zorunda kaldığı için yüzü acıdan buruşmuş, dişleri alt dudağına geçmişti. Eğre oturunca, şimdi de bana kırbacımı veriverin lütfen dedi. Orada çalıların altında duruyor. Kırbacı arayıp buldum. Teşekkürler. Şimdi artık koşup o mektubu postalayın. Sonra da elinizden geldiğince çabuk evinize dönün. Üzengisiyle şöyle bir dokununca at irkilip geriledi. Sonra dört nala ileri atıldı. Köpek de onun peşinden koştu. Üçü birden gözden kayboldular. Yabanda esen çılgın yerlerde. Savruluşu gibi fundaların. Manşonumu bıraktığım yerden alarak kendi yoluma gittim. Ufak bir olay geçmiş sonra da kapanıp sona ermişti. Ne önemli ne romantik ne de ilginç olmayan bir olaydı bu. Gene de tek düze geçen hayatımın tek bir saatine değişiklik getirmişti. Biri benim yardımımı gereksinmiş, yardımımı istemişti. Ben de yardım etmiştim ona. Bir işe yarayabildiğim için seviniyordum. Yaptığım iş her ne kadar ufak, geçici de olsa bir hareket, canlı bir işti. Bense cansız yaşamaktan bunalmış durumdaydım. Gördüğüm yeni yüzde anılarımın galerisine asılmış yeni bir tablo gibiydi. Orada asılı olan öteki tabloların hepsinden başkaydı. Bir kez tam bir erkek yüzü olduğu için. ikincisi esmer, güçlü ve sert olduğu için. Hey köyüne gidip de mektubu postaya atarken bu yüzü görür gibiydim. Dönüşte yokuş aşağı eve doğru hızlı hızlı yürürken yolcunun yüzü hep gözlerimin önündeydi. O çit kapısına gelince bir an durdum. Dört bir yanıma bakınarak kulak kabarttım. Olur ya Belki gene yolun taşları bir atın nal sesleriyle çınlar, pelerine bürünmüş bir yolcuyla. Getraşı andıran bir köpek gene önüme çıkardı. Ama bu kez yalnızca çalılarla çitleri, aya doğru dümdüz, kıpırtısız yükselen söğüt ağaçlarını görebiliyordum. Thornfield'ın çevresindeki korulukta durup durup dolaşan rüzgarın hışırtısı hafiften hafife kulağıma geliyordu. Konaktan yana bakınca ön pencerelerin birinde ışık gördüm. Bu geç kaldığımı ansıttı bana. Aceleyle yürüdüm. Yeniden içeri girmeyi hiç canım istemedi. Konağın eşiğinden girmek demek, durgun yaşantıma dönmek demekti. O sessiz taşlıktan geçmek, loş merdiveni tırmanıp yalnız odama çıkmak, sonra da o sakin, serin kanlı Mrs. Fairfax'ın yanına gitmek, onunla, yalnızca onunla baş başa kalmak demek, yürüyüş sırasında kapıldığım hafif heyecanı bütün bütün söndürmek demekti. Yaşam alanı arayan duygularımın, zekamın üzerine hiç değişmeyen durağın bir yaşayışın zincirlerini vurmak demekti. Bu öyle bir yaşayıştı ki aslında bir ayrıcalık olan rahatının, güvenliğinin bile değerini bilemez olmaya başlamıştım. Çünkü canım sıkılıyordu. Tam o sırada beni alsalar da yarını belirsiz zor bir yaşamın içine atıverseler yeriydi doğrusu. O anda bana batan rahat, çetin savaşımlar arasında kim bilir nasıl burnumda tüterdi. Evet, çok rahat bir koltukta oturmaktan usanmış bir adamın çıkıp kötü havada çok uzun yol yürümesi kadar zararlı bir şey olurdu bu. Ama o durumda, o adamın yerinden kalkıp hareket etmek istemesi ne kadar doğalsa, benim bir değişiklik özlemem de aynı derece doğaldı. Sokak kapısında oyalandım, çimenlikte oyalandım, evin önündeki taşlıkta bir aşağı bir yukarı dolaştım biraz. Camlı kapıların kapakları örtülmüştü, içerisini göremiyordum. Gözlerim bu karanlık sıkıcı evden kaçarak önümde uçsuz bucaksız uzanan gökyüzüne doğru çevrildi. Üzerinde bir bulut lekesi bulunmayan uçsuz bucaksız bir koyu mavilik. Tepelerin üstünde yükselen ay sanki aşağısını seyrediyor, sonra gökyüzünün doruğunu hedef alıyordu. Sonsuz derinliklerin, ölçülmez uzaklıkların kapkaranlığıydı karanlığıydı ışıldayan bir doruk. Ayın çevresinde titreşen yıldızlara gelince benim yüreğim de titriyordu onlarla birlikte. Onlara baktıkça damarlarımdaki kan ateş kesiliyordu. En ufak şeyler düşlerimizi dağıtmaya yarar. İçerideki sofada saatin vurması bana yetti. Ayın, yıldızların yanından dönerek yan kapılardan birini açtım, içeri girdim. Sofa karanlıktı. Ama merdivenlerin dibine doğru pes pembe bir aydınlık vurmuştu ki bu, o kocaman yemek salonunun açık duran çift kanatlı kapısından taşmaktaydı. Şöminede gür bir ateş yanıyor. Mermerlerle pirinç korkuluklara, mor perdelerle cilalı eşyalara son derece tatlı bir aydınlık serpiyordu. Bu aydınlıkta ateşin başında birkaç kişinin oturduğu da görülmekteydi. Yalnız bunların kim olduğunu seçemedim. Neşeyle birbirlerine karışan sesler geldi kulağıma. Bunların arasında Adela'nın sesini ayırt eder gibi oldum yalnızca. Sonra kapı kapandı. Hemen Mrs. Fairfax'ın odasına koştum. Orada da ateş yanıyordu ama ortalıkta ne bir şamdan, şamdan vardı ne de Mrs. Fairfax. Odadaki tek varlık halının üzerinde dimdik oturmuş, ciddi ciddi şöminedeki ateşi seyreden uzun tüylü, kocaman, siyah beyaz bir köpekti. Tıpkı kır yolundaki Getraş'a benziyordu. Öylesine bir benzeyiş ki kılavuz diyerek ona doğru yaklaştım. Bu yaratık yerinden kalkıp geldi. Beni şöyle bir kokladı. Başımı okşadım. O da kocaman kuyruğunu salladı. Ama ne de olsa Onunla yalnız kalmak biraz ürkütüyordu beni. Buraya nasıl olup da geldiğini bilemiyordum. Çıngırağı çaldım. aldım. Bir şamdan istemek, bu ziyaretçi konusunda hesap sormak istiyordum. Lia içeri girdi. Kimin köpeği bu diye sordum. Beyefendi ile birlikte geldi. Kiminle? Beyefendi ile. Yani Mr. Rochester biraz önce geldi de. Öyle mi? Mrs. Fairfax onun yanında demek. Evet, Adela da orada. Yemek odasındalar. John da hekim çağırmaya gitti. Bey kaza geçirmiş. Atı düşünce kendisini de ayak bileği incinmiş. Hey yolunda mı düşmüş atı? Evet, yokuş aşağı gelirken buzda ayağa kaymış. Öyle mi? Bana bir mum getirir misin Lia? Lia mumu getirdi. Onun arkasından Mrs. Fairfax da içeri girdi. Haberi yineledi. Doktor Carter'ın da geldiğini, şimdi Mr. Rochester'ın yanında olduğunu söyledi. Sonra çay hazırlanmasını söylemek için telaşla gene dışarı çıktı. Ben de soyunmak üzere kendi odama gittim.